House of the Dragon, Black Queen. Önceki Green Council'da bunu Black Queen yapmışlar direkt. Herhalde Council'ı yok diye da Renira'nın. <laughs> senin Council'ın yok, senin direkt önce bir Queen yapalım. Sonra sana ekip vereceğiz. Sonra sonra bir delirteceğiz seni. Şey gibi Sedat Peker videosu gibi yaptılar kadını ya. Neyse ya bitirdik abi. Geçmiş olsun. <laughs> Son, koca sezonu 10 bölüm. Sonunda bitti. Ee, bölüm başına ortalama 3 saatten video çekip Biraz biz de, de biz de delirdik ama neyse ki bitti yani. <laughs> 30 saat video oldu. Evet ya. En az bu arada yani bir şey yapacağım onu. Toplamını alıp o şey <laughs> duyuracağım böyle bu kadar konuştuk. Hatta böyle keşke bir e app olsa da kaç bin kelime böyle şey yapsam onları da çıkarsam. <laughs> Böylece gaza yalsın. 1 milyar kelime konuşmuşlar falan diye. Neyse bitti. Ee, bence iyi de bitti. Güzel bitti yani. Ee, tabii ki klasik zaten konuşmuştuk. Hani Game of Thrones genelde 8-9, 8. ve 9. bölümlerde biraz daha e, tepe noktasını belirleyip onda artık daha sakin ama yine böyle ağzımızda buruk bir tatla bitiriyordu genelde. E yine öyle yaptılar. Seyircinin alışkanlığını bozmadılar. Sen beğendin mi peki bölümü? Beğendim Cem. Sakin olmamış gerçi pek öyle. <gülüyor> Aftermath'ten <gülüyor> daha çok böyle el arttırarak Um, tam da aksiyon <laughs> yani savaş anlamında şey anlamında belki aksiyon yok ama tabi hem yeşilleri ve siyahları 9'da ve 10'da ayrı ayrı işleme kararı almışlar hani şey hatırlatıyor biraz 4. Evet. ve 5. kitapta farklı karakterler vardır ya ana seviyede um, tamamen kopuk aynen Beşi bitiremediği için dörtte bakın bu, bu karakterleri bitirdim alın bunu yayınlayın dediği için. <laughs> ha öyle mi çıkmış o? O yüzden mi öyle onlar? Ha, <laughs> evet. okay. Ben hmm. onun bir ara şeyini ya Bir ara değil öyle devam ediyorum hala bu arada. Ee, bir kısmını bıraktım çünkü. Yani altı çıksa da çıkmaya yakın bitirsem diye böyle kitapların çok az bir kısmı duruyor. Şeyi okuyordum işte bir tane sıralama vardı onu okuyordum. 4-5 karışık hmm. O da şeyi zor abi onun da takibi. Bir oraya bak bir buraya bak. Hangi chapter'dayız falan. Deli işi yani okunmuyordu o da öyle. Öyle ben yaptım sanırım onu. Bir deli olarak. <laughs> en son okumalarımdan birisini o kronolojik sırayla diziyorlar, dizenler var. Um, Chapter'dan chapter'a tabi şey olunca daha rahat. iPad'de olunca. Evet. Um, öyle daha rahat evet. oldu. Burada da benzer bir şey. Burada yeşillerin bok suratını hiç göremedik. <laughs> 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 Dur kardeşim hemen Savaşı daha en baştan yeşilleri gömme ya. Ayıp be. <gülüyor> 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 Neyse millet bugün delirecek. Evet, bir böyle... tane yeşil gördüm bütün episode. O da sıçtığı için ordunun. <laughs> evet ya. Bütün havasını bozdu. Bir tanesi yetti. E, o da zaten en, en kılı yani. <laughs> evet Dragonstone'da ve meşhur şeyle ay, oymalı kokmalı kakmalı kokmalı ne ya kakmalı güzel bir haritayla açtık hatta biri şey yazmış hemen oğlum bunu ıı, Stanis Baratino'da da yok muydu bu harita bunu açmayı öğretmemişler adamlara falan diye <laughs> çok <gildim>. güldü <laughs> bakmamış oğlum bunu gece yanıyor yanan versiyonu da var <laughs> çalışıyor aslında ama şey değil mi kullanılmaya kullanılmaya çalışmıyor böyle pil akmış içine kurumuş pil içine bu şey zaten ya um, şeye bakarken Luke haritaya böyle drift marka ediliyor filan evet. kesin Sonra ölecek böyle... dedim değil mi orada <laughs> <laughs> annesi geliyor anne bu neden gök izi var filan diyor stanis demişti de orada <laughs> Sizin götünüzü kalmış. Bir önceki şeyden. <gülüyor> <gülüyor> Ama kronolojik olarak biz önce değil miydik anne ya? Diziden diziden. Ya karıştırma falan. orası. <laughs> <laughs> Hayatta da evet. iki tane hata var bu arada ya. Ne hatası? Bunu bulsunlar seyircilerimiz. Bulanlar tişört vereceğiz falan de. Yok. Bana <gülüyor> vermeyeceğim ben bir şey söz vermeyeceğim. Annem <laughs> <laughs> verecek tişört. <laughs> senin kanal bu. Hesabı yani, iteliyordum. <laughs> <laughs> um, bir şey vardı. Grey, Grey Water Watch diye um, şeyin olduğu yer. Um, Nekteki şehre Grey Tower Watch yazmışlar. Direkt typo mı olmuş? Ne olmuş? Kimin gözünden kaçmış mı? Ne olmuş? Bilmiyorum. Ha, ne ki adı normalde? Grey Water Watch. Ha Water. Ha. Grey Tower Watch yazıyordu. Bir de Summer Hall var. Ama Summer Hall um, kalesi 200 yıl sonra falan inşa edilecek. <laughs> Oradan yer açmışlar. Arsayı almış Targaryenler. <laughs> Burası buraya da böyle olur. De, falan diye. Buraya sonra kale yaparız ya. Koy haritaya da. Şey belleyelim orayı falan diye. Şey olabilir mi? Sea Snake oraya yere geçirdikten sonra adı falan değişiyor olabilir mi acaba? Eski adını mı yazdılar acaba oraya? Grey Water Watch mı? Orası şeylerin abi. Howland Reed'in mekanı orası. Hmm. Jojen Mira Reed var ya. Ha Reed'lerin doğru doğru. Orası Nekte yani. Orada anmıyorum. Great Tower Watch yazıyordu. Kaçmış şeyden. Kondal dövmüş. <laughs> Çünkü Oğlum, yazar değil gerçi. Propçu dayı yanlış yazmış. Şey de. Olabilir canım olabilir. Bu arada yani biz Game of Thrones'da bardak falan gördük oğlum masada. Bunlar önemli değil bence o kadar olur o kadar. <laughs> Aynı bardak şey o bardak zaten bu masada da iz yapmış böyle şey kullanmamışlar <laughs> altlık. <laughs> <Yalkmış gülüyor> bu arada olabilirim. bu masayı önümüzdeki sezon jenereye koysalar ya. Aa güzel olur. Kanlı şeyi kaldırsınlar hocam anladık tamam bu sene herkes doğdu bebekler onu anlattılar. Çünkü önümüzdeki sezon savaş mamaş olacak farklı yerlere gidilecek şey olması daha iyi olur bence normal seyirci açısından neyin nerede olduğunu bilmeyen seyirci açısından tabi direkt bu masayı göstersinler açılışta hatta o... şey yapsınlar böyle o, o bölümde nerede savaş varsa oraları falan göstersinler ya bence öyle yapmazlar o çok Rings of Power olur şimdi o çok kötü gözüküyordu bence <laughs> açılışta şey yapsalar olur ama bu arada haritayı verip Alttan böyle ateşin geldi ya da işte ateşin aktığı bir şekilde şeyden e, yataklardan kan aksın ne bileyim bir şey olsun ya, yani olabilir. <laughs> Dere yataklarından. Ya, o şey jenerik artık iyice atıl duruma gelecek çünkü artık çoluk, yani çocuk çocuk da doğmuyor. Zaten o, ona bakarak anlayan vardıysa da bravo yani kimin çocuğun doğduğunu. O haritadan <laughs> Artık ölüyor bir de. Belki kesebilirler. Yavaş yavaş akmayabilir. En sonunda kapatıyorlar böyle. <laughs> Kalmıyor çocuk bitti. <laughs> Neyse, Luke'la açtık. Zaten Luke'la açınca e, zaten şey oldum ben hemen Ya tamam. Look, e, look'la vedalaşıyoruz oldum zaten. Dramatik müzik, Renira geldi, look çıktı falan. Biraz şey hissettim ama yani e, hep konuştuğumuz yerde şey Daha da hissettirdiler. işte e, Renira'ya çekmiş look iyice. Ben istemiyorum ama işte ben seni yetiştireceğim. İşte böyle böyle alman lazım. Biraz böyle Viserys'in ağızları. Damon diyor ya, bu babanın ağzı, bu kardeşimin ağzı falan diye. Yalan söyledi resmen ya. Aynen. Beni babam yetiştirdi. <laughs> yetiştirdi aynen. <gördüm>. Yetiştirmedi lan. <laughs> ne zaman yetiştirdi? Hiç. Garsonluk yapıyordum konseyde. Aynen bu arada ya. Hiçbir şey yapmadı lan herif. Kendi çocuklarına da yapmadı sonradan zaten. Renira'dan sonra çocuklarına da yapmadığı için. Onlara zaten hiçbir şey yapmadı canım. Hadi <laughs> şey yap arada şey hani Rene'ye en azından bir ilgi gösterdi ama hani bir eğitim vermedi. Yani biz görmedik. Belki dizi atlamıştır orayı. Belki atlanan <laughs> 5-15 senede Vizeris oturup Rene'ye çalıştırmıştır. Olabilir. Ya bu arada tabii şu da var. Bir yandan da çalıştırma kısmı ne kadar işe yarıyor? Şimdi görüyoruz. Millet o kadar hırslı. Damon çalıştırsa mesela, Renira şu an psikopata bağlamış olabilirdi. Yani kafatası falan ölçüyor olabilirdi gidip. Sen bakayım ne kadar Targaryensin falan diye. Yani o yüzden. E, tamam. <laughs> Damon'un izleri de var Renira'da tabi Özellikle <laughs> özel hayatı ile ilgili. Sen Targaryensin sen gidiyorsun. izleri var. Ben kitaptaki Rhaenyra e biraz daha aslında şey bu çok akıllı buradaki Rhaenyra. E. <laughs> hani bunu bu, böyle bunu bugün final bölümünde yine konuşacağız değil mi? Şey kadınların durumu. Dur ona geleceğim. Ona en sonda geliriz. <laughs> Yok, ay kitapta Alison'la Rhaenys daha bir farklı kitaptan. Kitaba bu o kadar aykırı değil Rhaenyra e ama bir kitaba göre daha biraz daha mantıklı olmuş. Um, burada tabii Luke'un istemiyor olması şey en son Corliss'le konuştuğunda Corliss e ne olacak bu ada falan demişti He. o da. Ada benim olunca olacağı zaman hepiniz ölmüş olacaksınız falan demişti. <laughs> evet. Olmadı öyle maalesef. Corliss gömlü loku. Ölmüyor bu adam ya falan diye. <gülüyor> 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 ya şey e, burada tabii şey var. E, Laurent, Sir Laurent geliyor sorulan Marbrand bu Marbrand. bu buranın aslında şey güzel olmuş burada. Queens Guard oluyor aslında. Lord Commander of the Queens Guard burada artık. Hani King's Guard değil. O hmm. da o, o da işte yani şey şey görmeye ama ben şey hatırlam mesela Laurent normalde e, Kings Landing Kings Landing'de gözükmüş müydü? Orayı tam hatırlayamadım yani. Normalde galiba kaçıp geliyor buraya o da, şeyle beraber, o diğer herifle beraber. Ha bunları direkt orada gördük yani. Kitapta tahtı getiren, şey, tacı getiren Darklinmiş. Tekrar bir baktım. ha Hatırlayamıyorum okay. geçen konuşurken. Um, Erik değilmiş yani. Yok burada Eriye vermişler. Fark etmez çok önemli değil. Yani ee, değil Darklin ve yani. um, Marbrand. Um, Darklin bu arada şeydir. Westeros tarihinde en fazla Kingsguard çıkaran ailedir. 7, <laughs> Kingsguard'la rekor onlarda. Altyapı devrimi yapmışlar değil mi? Aynen <laughs> Ajax gibiler. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli şey, oyuncu ithal ediyorlar. Röportaja gidiyorlar öyle. Biz burada Kingsguard eğitim platformumuz var. İşte 7 tane saha yaptık. <laughs> Her gün burada düğünle yapıyorlar. <laughs> Aynen. Ama sadece dövüştürmüyoruz. <laughs> kitap da okutuyoruz. <laughs> Namus yürüsün bizim be Kingsguard'da. Evet, Darklinler evet. zaten Aegon'a da burada zaten şey um, ilk desteklenen Darklinler de şeye yakın King's Landing'e yakın. Aegon'un ilk sahile çıktığında filan Darklinler filan vardı herhalde orada. Aa bak la ejderayla biri indi la filan <laughs> 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 Merhaba. Böyle. <laughs> Sen sen. Sen, şey yapayım, <laughs> sen sen sen. Binin lan falan diye böyle toplayıp getiriyor. Lan orada şehir falan da yok ki. Hiçbir şey yok böyle. Sahile Egon iniyor falan. Lan. lan sen kimsin? Biz Darklin'leriz. Gel bakalım Darklin. <laughs> <laughs> sen bundan sonra benim Kingsguard'sın. Ne? <laughs> <Kimsin abi? gülüyor> Aşağı yukarı öyle başlıyor bu Darklin'ler yani. İlk Egon'a selamun aleyküm diyen ailelerden birisi. Müthiş <laughs> ya. <laughs> <laughs> Neyse kökten şeyciler bunlar işte guardlar yani. Bu, şey sahnesi mi burası? Um, Damon'ın. Yok Renis gelecek Oreyim şimdi. Bu yok yok şey geliyor şimdi. Kendizlik. Sir Laurent'e Laurent, Renis geldi evet. haber veriyor. Bunlar Luke'da konuşuyor. Okay, okay, okay. Aynen içeri şey diye geliyor işte Viserys öldü diyor. Zaten burada direkt sorunun cevabını veriyor. Arada işte hemen zaten tartışma başlıyor. Damon diyor ki öldürdüler kesin kardeşim falan. Hemen gazlı zaten. <laughs> Lan öldürme eser ne olacak? Adamı <laughs> gördümedin sanki. Evet, <laughs> Çok sağlıklı abimi öldürdüler. <gülüyor> <gülüyor> Taş gibiydi en son gördüğümüzde. <laughs> yani, yani, adam... <laughs> İnanılmaz ya. Neyse burada ama şey diyor. Sen niye yakmadın onları? Nasıl kurt? Aslında daha şuradan geliyor. Seni nasıl bıraktılar? Dan geliyor. O kaçtığını anlatıyor ve aslında bizim verdiğimiz cevaplardan birini veriyor Renis'te. Bu karar benim değildi kardeşim. Yani bu savaşı ben başlatmayacağım. Ee, siz of, siz Damon da Twitter'dan onu niye ya yakmadı diye basan hıyarlardan biriymiş ya. Yani. <laughs> evet oğlum. Damon Twitter kullanıyormuş. Niye yakmadı <gülüyor> ya? <gülüyor> Toxic fandom. <laughs> Damon pasıyor. Renis'in orada yakması lazımdı. Çok saçma. <laughs> Damon sus ya. Ama bak dedik oğlum şunu bekleselerdi bak bir hafta bekliyorsun cevabı geliyor. Yani hemen herkes gaza geldi. İşte Reynis. İlginç tırdı. olan burada daha da ilginç bir şey vardı. Sanırım geçen bölümde Inside the Episode'da kim söylüyor hatırlamıyorum da Reynis orada anneliğinden işte empati yaptı. Ondan yak La o şeyde. Onu Serayes demiş galiba. Ha, harbuki ee... Reynis bile farklı düşünüyor yani. Yani o anda orada yazarın röportajda söylediği ya da bir yazarın ne düşündüğü falan aslında çok önemli değil. Hmm. Yazılan başka şekilde açıklıyordu. Ben bir başka anneyi öldüremem falan demedi burada. Saraya söyle demesine rağmen. Ya tabii canım. E çünkü o, onu artık böyle casual izleyici için yapıyorlar. Yani nördün nördün şeyi değil o. Niye öldürmedi? Ha, anneydi öldürmedi diyor. Geçiyor yani işte. Halbuki <laughs> karakter bile, Reynis bile <laughs> farklı cevabı var yani. <laughs> Reynis'i yazan da Sarah Hess. Hadi bakalım. <laughs> ya bu arada şu şu olabilir yani. E, sonuçta bu psikolojik bir şey ya. Ya yani yazar da bir insan ya. Şimdi mantıken kafasından bir şey geçirip yazsa da psikolojik sonucunun farkında olmayabilir. O yüzden filmlere psikanaliz yapılıyor. O yüzden mesela daha derin işte yönetmenin psikolojik durumundan tut da orada yarattığı karakterin psikolojik durumuna kadar. Yani o orada öyle düşünse de bilinç altında yine annelik olabilir. Hani Reynis de bunun farkında olmayabilir. Ama bu açıklama olmak zorunda değil bence. Hani seyirci bence şunu yanlış anlıyor da, Abi bir sahne oldu ve bunun tek açıklaması var. Yok işte hani psikaniz olarak bir sürü açıklaması olabilir. Ya o anda belki Eli ayağı da titremiş olabilir. Korkmuş da olabilir. Bilmiyoruz ya. Onu onu Reynis'i oynayan karakter de bilemez. Reynis karakteri. Drakaris demeyi unutmuş falan böyle. unutmuş olabilir. Neydi o ya? Kelimeye basıyor falan böyle. Yanlış düğmeye basıyor. Ağzını açıyor, harlıyor falan. ateş çıkmadan ateşe basamadı. Sadece ses çıkıyor böyle. de, Ateşsiz oldu. Ateşi nasıl beğendi? Ya, bir şey. orada teknik aksaklık var. <laughs> evet bu. Ya bu arada bak şey aslında daha da ben de şöyle ilginç bir şey geldi şimdi aklıma sen söyleyince. Şimdi Bu bölümde ejderhaların işte e, vizerisin dediği gibi aslında kontrol edilemez mi? Yoksa hayvan içgüdülerle mi hareket ettiği konusu da ortaya çıkıyor. İki tane sahne var. Bir e, işte Ren Renis'in bir önceki bölümde yakmaması. Bu bölümde de aslında aynı şey Renira da yapıyor. Renira da orada Otto'yu yakıp yollayabilir. Ama yapmıyor. Hatta hayır dediğinde ejderha direkt hiç sallamıyor. Yani orada böyle bir gaza gelmeye başlamışken siktirip gidiyor ondan sonra. Ya bunları bunların komünikasyonundan çok ben, bence hayvansal içgüdülerin ortaya çıkması var. Yani Melis de muhtemelen onu kontrol ettiğinde edemeseydi yakabilirdi de. Hani o zaman da ne hmm. diyecekti Renis? Ya ben yakmayalım dedim ama yaktı yani bu. <laughs> ben Drakar istemedim. Duydunuz. Hiç duydunuz mu? Duymadım. Kendi yaktı hayvan. Damon da hemen Twitter'a sonra. Rhaenyra'nın orada yakması lazımdı. <gülüyor> <gülüyor> Damon bir sus be ya. <laughs> Twitter'ı nereden buldun abi sen o dönemde falan diye kızıyoruz. Falan. <laughs> yani burada bu sahnede Damon'ın Um, iki üç tane önemli şey vardı. Bir tanesi Renira'nın herkesin içinde mi kral ilan ettiler diye bir endişelendiğini gördük. Evet. O önemli. Çünkü bu daha sonra Otto'nun da söylediği gibi biz branding'i sağlam yaptık. Otto'nun şey Aegon'un kılıcı, Aegon'un adı, Aegon'un <laughs> hançeri, hançerin bilmem neyi. <laughs> Her şey bunu bizde falan diye. Bu harbiden önemli bir şey. Çünkü um, halkın açısından daha kimse hani genel halk olarak şey yapmıyorlar hani. Ama bunlar kesin Renira'ya tamam. haber ver. Umrunda daha değil. Tamam yani. Egon çıktı da falan. Daha. tamam evet oldu. Targaryen mi Targaryen işte Blackfyre var her şey var hani halkı halk açısından şüphelenmelerini gerektirecek bir durum yok ki ana seride de böyle olacak yani. <laughs> Young Grifter'den karakter Tahta çıktığında Daenerys gelmeden önce altıncı kitap spoiler'ı veriyorum bak ha. <gülüyor> <gülüyor> ya büyük ihtimal benim tahminime göre ya da um, Bu Young Grif şey değil mi? Yanlarında gezdirdikleri bir eleman vardı böyle. Her yere gezdirdiler. Ya işte var. şey Fagon. Fake Egon. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> um, i̇şte Varys'ın tahta çıkarmak istediği işte bize eğitiyoruz filan dediği adam. Hani şey muhabbeti var ya işte. Hı <laughs> power lies where men believe lies. İşte o şeyden yani burada da perception is more important than reality diye bir laf geçmişti. Bize söylemişti. Evet. Orada da Young Martell ile diyelim. İşte Targaryen mı? Targaryen. Görünüyor Targaryen gibi gözüküyor. İşte belki Dark Sister çıkacak ortaya. Belki işte Blackfire çıkacak ortaya. Ne bileyim. Onu verecekler eline. İşte Martell Evlendi mi? Evlendi. E, Rhaegar da Martell'le evliydi. Hani hı hı. Targaryen kraliyetine ait her türlü simge aynı burada Otto'nun dediği gibi. Orada da Young Griff'in elinde olacak mesela. Ve Daenerys de Rhaenyra'nın düştüğü duruma düşecek. Hani ben haklı yani tahtı benim çıkmam gerekiyor. Bu pretender ya da bu şey. Ama halk onu böyle hani kralın darbe yapmaya gelen, tahtın elinden almaya gelen kişi olarak görebilir. Çünkü halk için ıı, kraliyet ailesinin hangisi geçmeliymiş? Böyle bakıyorlar. HBO'nun siteyi bir aç bakayım orada <laughs> bakalım ben buradan kararlarım şey, şey yaparım diye. Oy kararı. Orada HBO'nun siteye Derin'e de eklediler. Um, eklediler mi? Ha, ona bakmadım. Ejderhalara bakmıştım. Eklediler. Ha şey işte halk açısından böyle bir önemi var. Orada da Renira e, hani biraz endişeli gözüküyor halkın önünde mi, herkesin önünde mi yaptılar falan deyince orada anlıyor beni şimdi usurper olarak görecekler diye. Geriliyor zaten um, hemen. E, o önemliydi. Um, zaten şeyin planı da o yani Otto'nun um, Renira bu kadar önemliydi bu o zaman 16 senedir Dragonstone'da oturmasaydın diyesi geliyor insanlara. <laughs> <ama. gülüyor> Biraz lobby yapaydın değil mi? <laughs> git King's otur bari bir. Bıraktın geldin orayı. Burada tabii... Um, sancıların girmesi de bu haberin gelmesiyle güzel şey olmuş. Bu kitapta da benzer um, şey oluyor zaten. Um, aynen. Bayağı geriliyor. Böyle inme iniyor gibi geliyor. Böyle Allah sıçtık falan diye böyle direkt strese giriyor. O biraz giriyor. şey oluyor. İşte çocuğunu kaybetmesinden yeşilleri sorumlu tutmasına um, neden şarkı. oluyor. Sonra zaten çocuğunu bir de <laughs> yani Luke'un olayı, Luke olayı üzerine mum dikmiş oluyor da ya Luke ölmeseydi bile Renier burada yaptığı düşüğü um, yeşillerden şey yapabilirdi. Tutabilirdi yani sorumlu tutabilirdi yeşilleri. Tabii ki. Um, ondan sonra Damon'ın da sağlıklı koç gibi abimi öldürdünüz filan diye atlaması. <laughs> ya lan Damon ya. Şey öldüğünde Lionel'la um, harvini Harvey'ni yaktığın da bizim şeyi fetişist. He. Damon hatırlarsan a evet diyordu mesela şeyde. Şey, sesin kesildi oldu. Ne diyordu? Bir daha sor. Ha, kesin otta yapmıştır diyordu. Ha evet. Damon. Oha şeyde. Evet, evet evet. Şeyde sahilde yürürlerken söylüyorlar. Aynen direkt projeksiyonadı. Damon kendisi katil olduğu için direkt kafayı <laughs> Ben olsam ne yapardım? Kesin yakardım ya falan diye. <laughs> ee, babamı yani, da öldürürdüm. Kocamı da öldürürdüm falan diye. <laughs> yani işte orada um, Damon'ın hemen onun karakteri açısından şey yani. tutarlı Tutarlı bir de Damon karakteri açısından artık şey de e, şimdi burada bak seyirci biraz sinirini bozabilirim. Yani işte bak bunu birçok <laughs> kişi... <gülüyor> bunu Olivia Cook da söyledi galiba. işte Sarah S. de söyledi. E, biri daha söyledi ama hatırlamıyorum. Yani Damon sevilecek adam değil oğlum. Siz manyak mısınız muhabbeti? Ya yani Damon burada bile şeye bakıyor abi bence. yani bak o kadar değil ki hiçbir şey. O yüzden bugün mesela bir şeyi de eleştireceğim şimdi oraya geleceğiz. O kalorumda değil ki böyle muhtemelen Reynir'e ölebilir bile düşünüyor da. E ölürse ben hemen ortalığı toparlayayım. Çünkü daha önce gördü bunları. Yani Emma'da da gördü, Leyna'da da gördü. Ulan bu çocuk böyle erken geldi mi bir şey oldu mu bunlar gidiyor abi falan gibi böyle tamamen e <laughs> böyle realistik bir yerden girmeye çalışıyor. Bu bölümde ama tam aksine e, düşük yapınca ay çok yıkıldı be Damon falan. Biraz ona mesela gerek yoktu bence. Damon yıkılacak olsa daha önce yıkılırdı yani çok çok sikinde değil çünkü adamın. <laughs> ha, sen o sahneye şey yaptın okey. Evet, yani evet, Tam ters şey yapmış. Herkes de diğer sahneye neyse oraya gelince konuşuruz onu tekrar. Tamam oraya da konuşuruz. Sonra burada işte düşük yapmaya gidiyor ama kimse de yaklaştırmıyor yanına bu arada. Yani tamamen tek başına takılıyor. Ve ayakta takılıyor. Acaba dedim şey mi? Ulan öncekiler hep yatakta öldü. Ben yatmayacağım. Hani yık, yıkılmayacağım gibi bir şey mi? Kendi kendine bir böyle çözüm yolu mu bulmaya çalışmış falan diye de hissettim orada yani. <laughs> kesin daha öncekilerin etkisi vardı canım şey olarak. Hem annesinin hem de Layna'nın ölümünden duyduğu şeyin ne diyeyim travmanın ya da geçirdiği travmanın etkisi kesin vardı. Yani Ama Erken geldiği için sanırım hemen anlıyor ya zaten şey olacağını. Evet. Düşük olacağını. Um, büyük ihtimal um, burada diye düşünüyor. Ne diye? Dur yine sesin kesildi. Bir daha söz <laughs> Evet birazcık problemli bugün. Aynen. Dur Sesler. bakayım. Tam Bilmiyorum neden. Bugün ya bilmiyorum. Ben de. Geçen iyiydi de herhalde yine Bugün de Discord'un azizliğine uğruyoruz ya. Olabilir abi. Sen tekrar Bir şey olmaz. Arada tekrar ederiz. Sıkıntı değil. Çözeriz yani. yani. Doğum sahnesine geçiyorsak. Aynen. Burada Emma dersi de şey dedi. Hani bütün hayatı boyunca işte varis olarak kendini gördü. işte bir sonraki kraliçe olarak kendini gördü ve de kış kraliyete bebek makinesi olmak istemedi Renira ama bu altıncı çocuğunu doğuruyor artık. Bir şekilde bebek makinesi haline dönüştü. Tam bir en hayatının en önemli anı yani Vera, varisliğe adım açacağı, kraliçeliğe adım açacağı anda doğum yüzünden e, gidemiyor. Yani orada bir kadın olmasının bir dezavantajını şey yapmış oluyor yani çünkü Rhaenyra orada canıyla boğuşurken Daemon topluyor şeyi savaş şeylerine başlıyor planlarına <laughs> o yüzden Rhaenyra'ya ekstra bir sinir bir gerginlik veriyor falan dedi Demma Dersio hani sinirleniyor orada olamadığı için evet, zaten çığlıklarını çığlıklarının da üstüne bindirmesi güzel olmuş orada sahnenin üstüne bindiriyorlar ya, ya konuşurken kitapta da benzer bir şekilde e, bu bebek bilmiyorum burada anlaşıldı mı tam olarak Biraz bebek bozuk. bu ejdera bebeklerden birisi doğuyor şeyde kafası kitapta pul da kal, kalbi yok falan böyle ha kafası pullu gibi geldi bana burada böyle büyük ya böyle. şimdi ben çok saçma ben bunu şey yapayım diye acaba bu bebeğin üzerinde pul var mıydı, bebeğin kuyruğu var mıydı bilmem ne filan diye. Böyle ikinci izle işte böyle doğum sahnesini böyle durdura durdura <laughs> izlerken böyle seyre gelip sen ne yapıyorsun manyak mısın ya? Dur ya şu düşük sahnesini bir izliyorum ağır çekimde filan diye böyle. <laughs> Deli misin sen de manyak mısın? <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Dur şu ölü bebeğe bir bakayım iyice bir bakayım diye böyle bir, bir manyak pozisyonda geliyor. <laughs> Hiç hayatımda bu kadar iyi bir düşük görmemiştim Seracım <laughs> <laughs> Şu Ölü bebeği etme. manyak değilim ben. Yani evet tam tam olarak şey yapmamışlar. Bunu Deniz'de de oluyordu bu. Orada da göstermiyorlardı. Layina da da oluyor. Sanırım HBO tam olarak ölü bebeği de detaylandırmak istemiyor yani belki çizdikleri sınırlardan biri budur ya ölü bebeği fazla şey yapmayalım karıştırmayın onu siz falan diye belki hani televizyon izleyicisi açısından biraz fazla ya. kalbi yoktu ejderhaya benziyordu falan falan deyince o kadar şey olmuyor da biraz tarik yani şey yani bir kadın için çok zor tabi orada onu görmesi falan belki çok da onu tarik etmek istemiyor olabilirler yani ama şey fena değildi bence hani ilk bakışta şey belli oluyor bunun kafası normal değil işte mesela yan yatıyor, ayağı, bir ayağı gözüküyor. Yani düştü ya kafa ondan normal değil. Ya yani o da var bu arada çat diye düşüyor. <laughs> böyle bir ayağı çok fazla olgunlaşmış gibi. Yani erken bir doğuma göre ve şey kız bu normalde değil mi? Vizanya bu ama penisi var ha, gibi bizim. duruyor falan. Hani zaten böyle bir tuhaflık var bebekte. Yani hissediliyor da çok fazla abartmamışlar tabii. Hani <laughs> tuhaf gibi olmuş. Yani, ben bayağı bir baktım ...frame frame abartmamışlar gerçekten. Kuyruk falan yoktu. <gülüyor> <gülüyor> um, yani burada işte... Um, ...daha ilk Eman'ın sahnesinde... ...paralelde turnuva vardı ya... ...burada artık paralelde bildiğin... ...savaş var ya evet. Um, zaten şeyin... ...Renira'nın çığlıkları savaş odasında da... ...inliyor erkekler böyle... ...konuşurken arkalar, arka <laughs> <var> böyle. <laughs> ...arkadaşlar Çok benim okay. dikkatim de oluyor... Yani ...şu beklesek mi bu doğum şeyini... <laughs> Damon böyle bas bas abi yürü yürü. Şimdi Renner'e gelmeden buradan bizim <laughs> savaşı çıkarmamız lazım. Celtigarda'yı <laughs> böyle isterseniz bir ara verelim. Bir o morning. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten bak onu Damon onu bile bahane yapardı. Ha. Sizin haber geldi de benim karım öldü de falan Renner'e bir şey olsa. Onu da bahane eder. O zaten top yekün giderdi yani. Öyle vermitor mermitor dinlemezdi yani. Gidiyoruz abi falan diyor. <laughs> <laughs> Aynen. Damon orada böyle Ulan altıncı çocuğu yapıyor. Öl artık be falan. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedi gitti. Ne sağlam karıymış falan diye. Neyse taş gibi karın varmış. Ah Aynen. Bir arada detaylar veriyor Damon burada. Onlar önemli. bence. Yani bilmiyorum sen detaylarını ver bize tabi. Ee, işte i̇şte Greenler direkt saldırmaz gizlice gelirler diyor. Bu zaten hani Biraz şey gibi de herhalde. Zaten <laughs> start takılıyorlar yani İçeriden bitiriyorlar işi. Bir de yanlarında Laris <laughs> gibi biri var. <laughs> Bu doğum sahnesinde birkaç tane daha detay var. İkisi yan yana gittiği için tam. Tabii tabii söyle onları da. İkisi yan şey diye. Ee, Rhaenyra'nın kimseyi yaklaştırmaması dediğimiz gibi evet. daha önce annenin öldürmüş olan <laughs> Sezaryen'e uğramış olan Meister'ları yaklaştırmıyor. Buradaki Gerardis var gerçi. Kendi Meister'ı var ama onu da yaklaştırmıyor. Evet. Ya ondan olabilir dedim ya da acaba bebeğin e, böyle deformed olduğunu biliyordu. O yüzden mi yaklaştırmıyor? Çünkü böyle hemşireler böyle ay o ne çıktı oradan falan diye bir, bir bakış vardı onların da gözünde. Acaba dedim be bebeğin böyle dragon baby olduğunu Renier anladı. Hani yaklaştırmıyor mu o yüzden? Belki o da olabilir. Yani um, an, ya, ölecek diye yaklaştırmıyor olabilir ya dedim gibi hani korkudan dolayı olabilir kendim halletmek istiyorum olabilir bilmiyorum evet biraz zaten tuhaf bu, bir sahneydi o. çocukları falan da çağırması kesin yani öleceğini düşünüyor yani çok evet. çünkü çocukları çağırıp işte Damon'a şey yaptırmayın um, Damon'a dikkat edin ben, <laughs> yani ben burada şey olursam diye um, Daemon da zaten gelmiyor ya da gelemiyor yanına. <laughs> um, ne belki şeydir? Daemon bu konuda çok korkak canım. Yani e... çok soft diye yani, giremiyor. Aynen, çok korkak. Bizim yani. doğumda da bana bebeğin şeyi kes demişlerdi. Yok şimdi burada bayılıp şey yapmayayım ben sizin şey, siz kesin geçin, demiştim. <laughs> bunu keserken ben böyle güm diye bayılmayayım lan <laughs> nedir bunu? <laughs> <laughs> Doktor böyle kes istersen falan yok acı sen al onu ben hiç karışmayayım senin içine ben bunu keseyim derken hatunu keserim bir şey yaparım beni hani ellemeyin şunu demiş <laughs> Bıçağı düşüyor pıt diye düşüyor böyle karnına falan saplanıyor böyle. iyice korkuyor <laughs> abi, abi, kesin şey yaratmayayım diye böyle kriz adam bayıldı hadi bakalım adamı götürün kanalayın <laughs> 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 da kan Damon tutuyormuş giremiyorum içeri. Yani. Gidip sonra sahilde şey yapıyor dediğin gibi. Bunalıma giriyor. Sahilde duygu göstermek meşhur burada. Damon'a. Yani bak o sahne bence tutarsız oldu ya. Çünkü daha önce Reyna'yı kaybetti. Kestiler o sahneyi. Kızlarına sarıldı sahneyi. Ben okey bulmuştum. Hani kesebilir. Çünkü herif duygusuzluğunu ya da korkularından dolayı. Şimdi duygusuz demeyeyim aslında da. Duygularını ifade etmekten çekinen. Ya biraz şey gibi. Türk babası gibi oğlum Damon. Erkek adam öyle sevdiğini çok göstermez, üzüldüğünü anlatmaz. Ama yani. işte kaçıyor yani. Kend hani duygu göstereceğini anlayınca hemen balkona çıkıyor böyle. Film izlerken böyle Titan'in sonunda ceket <laughs> "Arkadaşlar ben bir sigara içeyim balkona." deyip çıkıp ağlıyor falan balkonda. Öyle <laughs> o açıdan tutarlı. Ha o öyle düşünürsek olabilir. Ee, olabilir ama göstermeleri gerçi bir dakika şunda haklısın. Ee, diğerinde kızları vardı. Yalnız değildi. Reyna da yalnız değildi. Şeyde zaten o suratı görmüştük. Kendi karısını öldürürken ki suratı da böyle çok mutlu değildi yani. Yani duygusuz o. değil Damon ama duyguları bastırıyor yani. Evet. O yüzden. Okey yalnız yüzde yüz yani yalnızsa dediğine katılıyorum. O zaman tutarlı olabilir göstermeleri. Evet bana öyle geldi. Hani sanki Renira'nın yanına gidip ya da işte üzüldüğünü göstermek yerine sahile çıkıyor falan böyle. Anladım. O zaman okey. Okay. <laughs> plajda Nasıl ya falan diye. Belki de şeye kızıyordur yani. Ölmedi ya. Tüh ben. <laughs> 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 Altıncıda be. da ölmez mi insan artık ya? <laughs> Emir'in kaç ikinci gitti yani falan diye. <laughs> ulan 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 İmamoğlu. Onun gibi. <laughs> of ya. Neyse işte um, Damon'ın konsey sahnesinde de evet şey um, direkt, hadi basalım abi basalım. Um, buradaki burada ilk defa Seltigarlar bir şey yaptı. Ortaya çıktı. Seltigarlar? Seltigar ailesi şey ya. Üç Valer Valerian aileden birisi ya. Ha doğru doğru. Şu ana kadar Corliss falan işte Valeria kanı. Targa Biz Valeria kanıyız. En son Valeria kanı bizde falan diye böyle habire konuşuyordu böyle. Celtigarlar böyle gelip abi siz konuşuyorsunuz da bizde de Valeria kanı var. Hiç bizim lafımız geçmiyor vallahi. İnsan insan bir haber vermez bize de falan diye. Böyle <laughs> bir nerd kesim vardı. Celtigarlar vardı en son onların da gönlü şey olmuş M oldu. Mutlu oldular artık değil mi? Artık gördük sen. geldi. <gülüyor> <gülüyor> burada bir de böyle şey geldiler. Gaz geldi abi. Ne sonra gelir sonra. Um, burada bir de şeyden neyse, bahsediyor. Komple, komple konuşuruz ya şeyde. Da devam edeceğiz de ben şeyi soracağım sana bak ilk kez şeyi de burada söylüyor Dragon Keeper'ları da asker alın <laughs> göreve çağırın falan diyor onlar da sağlam dövüşür falan diye Zaten hani böyle bir Monk gibi yapmışlardı bunları. Monk Fighter falan herhalde onlar da böyle gelecekler arkadan. Monk. Monk şeyi yapıyor. Priest Monk. Karışımı büyü <laughs> Heal ediyor. Heal ediyor. <laughs> Ejderha'yı yaralarsan heal ediyor herif. Değil mi? Hololo, hololo diye böyle saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada şey vardı ya. iki tane Queen's Damon'ın um, Ona Mejderha geleceğiz. Ona geleceğiz. Geçtik mi, geçtik mi? Neredeyiz yok yok? Tamam. Ona geleceğiz. Biraz Şimdi şey sahnesi var önce. Ee, Luke ve Hep Jace. E, Luke ve ha. Jace şeyde sahilde idman yapıyorlar. Hatta Jace biraz böyle e, <laughs> sert yapıyor yani Luke'a. Akıllı ol olan, lan falan diye. Zaten şey zihniyetini genel olarak görüyoruz bu arada. Renira'nın e, bütün çevresine yaydığı bir zihniyet var. İşte Queens Kartlarda da bu var. Evlat sakin Aynen. ol. Böyle eğitemezsin falan diye böyle geliyor yandan. Beni şöyle Harvin style biraz evet. Ama biraz da Renira style yani. İkisi bir harmanlanmış gibi. Sonra da işte Renis e, çıkıp oradan gidin ananıza bir bakın. Ananızı doğuruyor lan. Bebeler falan diye bir kızıyor onlara. Ya kızmıyor da haber veriyor işte. E, babanız da öldü falan diyor işte. Ondan sonra bunlar gidiyorlar şeyin yanına. Orada <laughs> babanız öldü. <laughs> Yok babasının öldüğünü Renira söylüyor bu arada da. Renis söylese komik olmuşlar. İşte, Alo babanız öldü lan falan diye böyle tüp diye yani, <laughs> Babanız diyorum dedeniz ya burada... yani. Ne babası? Dedesi. <laughs> Pardon. Ya bu bölümde zaten Luke'un yediği foreshadowing hani şey ilk başta bir drift marka işte ilk baştaki muhabbet. Sonra burada işte tekrar bir foreshadowing yenilmesine falan işte. Tabii. Yani şeye. Um, sanırım burada biraz şey de var. Jace sanırım savaşın başlayacağını ya da işin şey olduğunun farkına varıyor daha büyük olduğu için böyle biraz daha artık hani kılıçla ciddi şey yapmanın zamanı geldiğini anlıyor sanırım Jace. Hani o yüzden bastırıyor filan böyle. Aynen. Savaş başlayacak abi. Sen bu işi öğrendin öğrendin bugün. de <laughs> böyle öleceğim ben bu bölümde ya. Bırakın, bu <laughs> Geç kaldınız öğretmek <laughs> için. Şerefsiz de daha çok kızıyormuş böyle. <laughs> yani işte daha sonra tabii ejderhasını kontrol edememesinde de görüyoruz şeyi. Um, Luke'un bu işe Luke ha savaşa hazır değil. Nezaret. <laughs> um, biraz daha hazır olduğu ya da hazır olmaya çalıştığını görüyoruz. Sonra zaten Jason hazır olduğunu şeyde de anlıyoruz. Rhaenyra'nın yanına gidince eee Jayce hemen Damon nerede falan diye soruyor. Zaten anlamış sistemi. Konsepti çözmüş. Ee, şeyde diyor ki Renira'da muhtemelen e, Gun to Madness, Gun to plot War diyor işte. Yani delirip savaşa girecek yani artık onun planına geçti diye. Ee, ve şeydi yani. risk oynuyorlar onlar yukarıda. Risk. <laughs> Board game oturmuşlar değil mi? <laughs> Aynen. Damon kuralları <laughs> okuyor kimse anlamıyor ama böyle. Neyse <laughs> Ee, varisim de sensin unutma falan diye de Jace e, e, benden hani bana kalan ne varsa artık varisi sensin gibi bir cümle kuruyor. Benim işte bana bir şey olursa Damon'a izin verme sen kontrolü al demek He. istiyor da. Aynen aynen. Damon'dan da kontrolü almak aynen Jace de böyle alırız tabii falan. Alır alır ama Jace <laughs> helal olsun lan. Hiç adım atmıyor yani hani aşağı indi Damon'a rafetti etti. İşte o bir yandan işte <laughs> Damon milleti örgütlerken orada ya gitti lafını konuştu yani. Jayce'de delikanlı bir kardeşimiz. <laughs> Ama bu alemde delikanlar ölüyor yani. Bunu unutmaması lazım. <laughs> yani Jayce karakteri birazcık zayıf kaldı sanırım. Çok aktörün de çok suçu değil büyük ihtimal. Şeyde biraz daha önemli hale gelecek. Birazcık. Ben çok şey yapamadım açıkçası. Ne diyeyim? Luke baya uygun hep böyle bir gözünde bir şey var. Ben birazdan öleceğim. <laughs> Hüzünlü çocuk. <laughs> Jace biraz böyle arada kaldı. Hani akıllı olarak mı işleyelim? Biraz daha gaz olarak mı işleyelim? Biraz daha açılması lazım o karakterin. Çok fazla şeyini göremedik. Burada da Damon'a böyle bir atar yapar gibi oldu. Damon sonra gel bak çık, gel çık, Cem <laughs> Fren diye. Gel ben sana işte. Ben o bunları dışarı çıkardığı sahneyi pek anlamadım önce. Dondu mu şey ya? Sen bir dondum bende. Aa evet dur. Bir şöyle yapalım bir saniye. Ben bir bağlantıyı koparıp yeniden bağlayayım hemen dur. Tekrar şey yapalım. Belki düzelir bu sefer diyeceğim ama. Komple koptu lan. Heh geldim şimdi. Duyuyor musun beni? O kom bağlantı komple. yani tam olarak çözemedim. Dur bakayım tekrar server değiştireyim diyeceğim ama. Ha. Geliyor mu şu an? Geliyor Ha tamam. Şu an iyiyiz galiba. Hı? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ha tamam tamam sıkıntı yok. Zaten buraları kesmiyorum artık doğal akış gibi oldu. Geçen de kargocu gelmişti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Milli dalışta. Kargocu geldi. <laughs> Aynen. Dalı bir... Renis geliyor. Can paketiniz geldi. Dildo yani. <laughs> Benim değil valla. <laughs> <laughs> Yayında geldi. <laughs> Ben bunu Dragonstone'a istemiştim ama neyse. Bizim komşunun bu ya. Vallahi komşunun abi. Oğlum geçen harbiden şöyle bir paket vardı evde. Uzun ince. Kocaman. Komşunundu. <laughs> Bilmiyorum artık neydi ama. <laughs> Nasıl bir şey sarılamış abi. <laughs> artık borumu aldı ne yaptıysa. Boru ee... <laughs> evet. <gülüyor> ya burada... E... ...Damon'un yaptığı hareket evet... ...başta biraz tuhaf gibi geliyor ama... ...aslı sonra anlıyoruz aslında... ...biraz şey hamlesi gibi o... ...Renira ölürse... ...bakın işte... ...siz yemin ettiniz Renira'ya... ...buna da yemin edeceksiniz bak... ...Renira'ya bir şey da Jace burada... ...hani sen şey kazanmak istiyorsan... ...böyle kazanacaksın... ...işte bağlılık kazanmak istiyorsan... ...böyle olacak bu işler gibi... ...birazcık ona gösteriyor... Evet. ...ama tabii... E ...biraz ilginç bir sahne... <laughs> Ya ben önce bir acaba bu Chekhov's Gun olarak mı koyuyorlar buraya? Harbiden bu Kingsguard'lardan birisi ihanet mi edecek bu bölüm falan? Bir şey mi değiştirdiler diye düşündüm. Hani Sonra değil herhalde şey olarak gösteriyorlar yani Jace'e işte bakın güçle yönetmenin hani şeyi yöneteceksen korkuyla da yönetebilirsin. Bak işte ejderhanı gösterdim mi taşıdılar hatlarına beyaz pelerinli ve kahverengi pelerinli oldu diye. <laughs> Öyle bir şey gösteriyor galiba Cahis'e bakın bizim gücümüz bu ejderhadan gelir. Bak nasıl titreteceğim yavşakları falan diye. Bu arada işte o Darklin Marbrandt'ı koyup onlara tekrar yemin ettirmesi falan Damon'ın paranoyak olmasını düşünebilirsin ama bir önceki bölümde Otto Westerling'e gitsen Renner'e öldür demişti mesela. Evet. Düşünüyor. Tehlikenin o Renner'ın yakınındaki Kingsguard'dan, Queensguard'dan geleceğini Damon aslında anlıyor. Çünkü mesela Marbrandt şeyin Westerland yani evet, Lannister'lara bağlı bir aile. Ha, ondan kullanıyor bak bu güzel. olan şey. <laughs> Aynen. Marbrandt. Darklyn um, Darklin daha um, Targaryen loyalist bir aile. Yani belki ondan şüphelenmezsin ama diğerinden nereye bağlı bu aklın? Lo nereye loyal bu falan diye. Öyle de bir bağlantı var yani. Damon'ın bu adamlardan şüphelenmesi çok da haksız değil. Çünkü yollamak istiyordu. <laughs> yani. Ya işte benim Damon gene Otto öyle güzel empati yapıyor. Berat, ikisi de şey olduğu için. Yo haklı o paranoyasında yakından gelme şey zaten e, en kritik anlardan. İşte burada bence şey sistem basit abi. Erik gidecek, erik öldürecek, yerine geçecek, sonra Reniraya e saplayacak ikiz işte. Daha hani ne bu <laughs> bu kadar kolay. <laughs> yani o yüzden ikiz şey yapmamak gerekiyor Kingsguard'a. Aynen abi, <gülüyor> <gülüyor> ikiz Kingsguard alamayız. <kiz, gülüyor> Aynı öğrenci kartını kullanan ikizler gibi bunlar. Bir gün o iş yapıyor, bir gün o iş yapıyor. Falan böyle. <laughs> Ya tabii burada şey e, biraz şeyi de veriyor bence. Ya işte burada Damon'ın karaksis geliyor ve karaksis ile Damon yan yana geldiğinde mesela bence şey çok daha fazla hissediliyor. Ya i̇şte Luke'la ejderhasını görünce okey bir ejderha bu diyorsun. Ya da işte daha gençlerle diyeyim gördüğünde. Ya da Renire'le görünce okey bu da bir ejderha ama karaksiste Damon yan yana gelince oha bu Damon'ın ejderhası. <laughs> böyle bir böyle bir böyle bir duruşu evet. var yani o hayvanın. O ekstra bir korku yaratıyor olabilir yani. Karaksiz zaten en iyi şey olarak kişiliği olan ejderhalardan birisi oldu yani hatta en iyisi oldu bence de. Var aslında. Sonraki bölümde sonraki bölümün sonunda biraz da foreshadowing var. Bak Damon hayvan gibi kontrol edebiliyor ejderhasını. Evet. Sonra Damon Cosplay'ı yapan dalayarak edemiyor. <laughs> öyle Damon gibi giyinmekle olunmuyor Damon işte. Diye de şey yapabilirsin. Yok okay Yo, tabii canım. Ehliyet, ehliyeti öyle alamıyorsun hemen. Damon ehliyetini almak için 6 aylık kurslarımız açıldı. Onlara gitmen lazım önce. Orada Damon'da şey var. Ne var? Kesildi yine ses. <laughs> Formula 1 lisansı var Damon'da. <laughs> Tabii onun, onun virajları daha iyi abi. Yumuşak lastikte iyi ejderha sürer. Ya burada aslında bir şeyler de hatırlatabiliriz şimdi. Bir sürü isim oldu burada. Hani insanlara ben bir buraya not aldım. Hani bir Samiri olsun. o geliyor. Karaksis gidiyor. Bu gidiyor. Daha işte bu sezon çıkan belirtilmiş gördüğümüz Artık adını bildiğimiz ejderhalar belli oldu. Ya bitti zaten sezonda. İşte Balerion zaten e, kafatasını gördük onun. E, Vermax, Jason ejderhası. İşte Arax, e, Lucunki zaten onlar da rahmetli oldular. Carax'iz Damon'ınki, ki e, genelde onu hep şey diye tanımlar işte tuhaf gözüküyor, uzun boyunlu falan filan. The Bloodworm, Bloodworm. E, Dreamfire işte Helena'nın. Helena hiç görmedik bu arada ejderhasıyla birlikte o binecek mi çok merak ediyorum. Helan'ı ejderhasıyla bir şey yapacak mı? Görmek istiyorum yani. Melis'i zaten biliyoruz. Renis'in ejderhası. Onun da bu arada şeymiş galiba değil mi? En hızlı ejderha'mış o da şeydi bu konsept içerisinde. Evet sanırım Aynen. öyleydi. Tam şey hatırlamıyorum. En yani. hızlı soyum. Çünkü biraz şey oluyor şimdi. Herkes en büyüğüne odaklanıyor ya. O Vega en büyüğü falan. Aslı Luke burada akıllıca bir şey yaptı onu sonunda konuşuruz. Yani Ejdara'nın hmm. çevik hızlı olması da etkili yani. Çok büyüyünce de çok antallaşıyor. Ee, Moon Dancer çıktı Bayla'nın hani onu da daha görmedik. Ee, sea Smoke Leonor'un ee, o da zaten şey dedi işte ona da takılıyor abi etrafta onu da ele Depresif, <laughs> Depresif yapmış o. Depresif yapmış. Silverwing'den bahsedildi. Ee, o da başıboş ejderhalardan biri. Ona da geleceğiz. E, Sunfire zaten e, Aegon'un şu anki Aegon'un Aegon 2'nin ejderhası. Syrax Renira'nın, Tyraxis Joffrey'nin. Joffrey de yazık öyle etrafta dolanıyor hala. En sonunda zaten Vermitor'u gördük. Onu konuşacağız. Vegard'a Vermitor'u da konuşacağız. Hani bir... Bu arada Damon şeyde Yeşillerin dört ejderhası var dedi. Evet. Böylelikle Darren'ı tekrar bir konferme etmiş oldu. Çünkü dördüncü ejderha Darren'ın ejderhası Tessarion olacak. Aynen. Um, Dikkat edenler orada... onu yakaladı orada değil mi? Dört, dört kim lan falan diye <laughs> yani um, şeyi um, vermitor bu bölümde gözüken ha, orada bahsederiz gerçi. Ama şu da olabilir mi? Şimdi dört var gerçi dört var dört var gibi biraz da. Şimdi dört var okey bence de kesin Darren'ın ama biraz böyle yine foreshadowculuk yapacaksak başıboş ejderhalar ve başıboş Targaryen'lar var. Aynen. O yüzden ya orası da <laughs> karışabilir de şey şu an için sezon başında transfer daha kapanmadı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <cidden>. Durum böyle. <laughs> Free agency var. Boşu boş gezen şeyler var. Onların nereye gideceği belli olmaz sonradan. <laughs> Yeşil formayla göre. <laughs> Ship stealer falan. E abi bana mid level exception verdiler. Şimdi başka <laughs> Ne işin var yeşil formayla Allahsız falan diye. <laughs> Vegar'ı zaten veteran minimumla aldılar değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Müzik kovalama. Hadi bakalım falan diye. <laughs> bak. kariyerin sonuna geldiğimizde artık uğraşmayalım. Gidiyoruz hemen. Müzik <laughs> <laughs> Golden State'e ben minimum'a verdim şeyi falan diye. Of çok iyi olur ya. Free Agency <laughs> Dragon'lar. Böyle, böyle bir şey yapalım. <laughs> NBA'de yani. bunları konuşalım. Lakers hangi Dragon olur? Falan diye. <laughs> ben biraz daha kanat oynayabilecek Melis tadında biraz daha büyük. Çok büyük değil ama <laughs> <Biraz> orta büyüklükte. <laughs> Veigar gibi de pivot kalmadı artık. Kalmadı kalmadı ya. Potapenko vardı eskiden. eskiden. <laughs> ee, şey var burada Lord Bartimos var. Çok adı geçiyor. Lord Bartimos. Bartimos. Ravenlar işte oldu. abi. He? Celtigar. Aynen. Yani çok adı geçiyor Seltigar olarak. Ve şey de adı geçerken de abimiz de aktif bir abimiz yani. Hani devamlı konuşuyor ona zaten geleceğiz. Ee, Loyal Player'ın olduğunu söylemediler gerçi şeye. Normal S seyirciye. Söylemediler evet. Öyle bir an şey oldu. Neyse. Ha, sana bir şey daha soracağım burada. Gerçi oraya gelmedik ama bilmiyorum. Belki benim İngilizcem mi yetmedi orada. Bir yerde diyor ki e, Damon A score of dragon diyor. Score of dragon Çakıldı. 20? Bir daha söyle. Ha, duyuyor musun? Şey diyor bir yerde Damon. Score of Dragon besliyorum diyor. Şeye yatırdım, ateşe yatırdım diyor. Skor orada 20 mi oğlum? Biliyor musun Skor onu? mu diyor? Ha. Skor 10 ya. 10 ha. mu 20 mi? Ben baktım 20 yazıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde düzüne yazıyor. İngilizcem yetmedi şey orada. <laughs> Tam bilmiyorum. Bakmam lazım bir de. Ya Score bu de... Dragon'dan derken elindeki 13 tane Şeyden bahsediyordur herhalde. Yo her şey diyor. A score of X in incubating diyor. Ha okey tamam. O, demek ki bir düzüne yumurtası varmış. Tam bilmiyorum. İşte ya Kaç ulan tane bu var hep, bu hep İngilizler yüzünden ya kesin İngilizlerin bu siksi yok Stone yok bilmem ne oğlum şunu adam gibi sayı verseniz 10 de 20 de ne bileyim hala taşla tartılıyor bu herifler ben uyuzluyum <laughs> 10 and 2 demesi lazım abi. Ters ten. söyleyeceksin. Ters ha, ya, söyle. da, ya da yani. 2 <laughs> and 10 Two and ten deseydi um, olurdu. Um, yani score of Dragon Eggs biraz ben orayı tam hatırlamıyorum da biraz abartı olmuş o, o kadar ama yani, yani %50'si de olsa 6 tane daha çıkar <gülüyor> <gülüyor> Hayır 20 ise zaten inanılmaz ne ara topladın. Hayır düzüne ise yine ya, çok. Yok ya 20 değil ya. Düzine. Yani inanılmaz. Öyle bana Tam orasını hatırlamıyorum. Ben sanki ki um, e, şey sesini hatırlamıyorum. Ha, olabilir o, bir tane mi? yumurtası olabilir. Şey değil yani. O, onu yumurtayı bir onu herç etmek gerekiyor. Bir de ona bir sürücü bulmak gerekiyor. De. Her önüne gelen de süremiyor bunu. Yoldan adam çevirip atla şunun üstüne diyemiyorsun. Evet, tabii yani. O yüzden 100 yüz tane yumurtan da olsa <gülüyor> <gülüyor> sürücü kısıtlı. Şey ne? var yani ekonomideki yetenekli eleman kısıtlı. Burada bir şeyde de var, Westeros'ta da var. Tabii. Ve şey de yok. E, ejderhalar arasında böyle bir sürü psikolojisi de yok. İşte bir alfamız var. Biz aileyiz. O da bizim liderimiz peşinden gidiyoruz gibi bir şey de yok yani. Tamamen özgür e, yaratıklar. Ejderhalar güzel şeyler şey yaptılar da onu bir sonra Wormitor sahnesinde sö söyleyeceğim. Tamam. Güzel bir um, ...lore bıraktılar oraya... ...onu sana hatırlatırım... Ee, ...şey var... ...buradan sonra bir Renira'nın... E, ...bebeği sarıp... ...artık yolcu ettiği bir sahne var... ...orası da hüzünlü bir sahne... ...oraya şey yapmışlar... ...şey ilginç... E, ...onu atlamayayım... ...Renira bağırırken doğum sırasında... sayraksı da görüyoruz... ...böyle kurguda... ...Syrax'ın da çığlıkları gözüküyor... ...ve Syrax'ın da hmm. üç yumurtası vardı... Burada mı foreshadow? Hani iki yumurta kesin çatlayacak. Biri'den bir bok olmayacak mı acaba? Ya da o doğan ejderhada ölecek mi falan gibi bir şeye geldim orada hemen. O üç yumurtayı bir almıştı. Birkaç e, çocuk da hani doğan düşük yapan Renira'nın çocuğu da böyle Dragon Child oldu yani ya, belki Ha ya da ona gönderme Hı, olabilir. Bu isimsin geliyordu ya da Syrax'ta da Renira'nın acısını hissetti. O da bağırmaya mı başladı filan. Bu bölüm biraz o ejderha Sürücü um, bağlantısı üzerinde şey olduğu için yine ona um, bir gönderme yapıyorlar sanırım. Nereye çeksen gider gibi. Bu arada bak şey doğru yani Renera'yı şey görmüştük. En başta da çocukken de ejderhasıyla ilgileniyor, takılıyor, sürüyor, aküsünü yeniliyor, lastik bakımını yapıyor yani anlayıp ilgiliydi. Evet. Yani Rhaenyra bak Daemon da hep onunla Daemon da şey gördükçe Reyna ile çıkıyorlar geziyorlar devamlı e, ejderhası ilgili. Ya bu connection çocukluktan itibaren başlayıp olgunlu olgunluğa gittikçe muhtemelen kuvvetleniyor. Diğer türlü bir kuvveti yok aslında gibi bir duruma getirdiler sanki. Burada da yani aslında ben de şeyi düşündüm acaba dedim Renire ile bir empati mi kuruyor ejderha artık orada o kadar mı bağlılar o daha mantıklı yani. Hani o anda bağırması, onun acısına ortak olması falan. Daha mantıklı ya yani. Kesin de. öyle bir şey var canım. Bağlantı var yani. Sonuçta şeyde de görmüştük Damon vurulunca okla şey Seraxis böyle kanadını kaldırıp onu evet. Onu hissettiği acısını hissedip şey yapıyordu bağırıyordu filan. Burada veriyordu. da aynı şey var o yine o son sahnede yine oraya bir gireriz de hani tam olarak şeyin ne olduğuna. Burada evet yani Rhaenyra ve Daemon'un bağlantısının güçlü olduğunu bir gösteriyorlar başta. Sonra da güçlü olmayan iki kişi. <laughs> Dediği gibi daha tecrübeli ejderha sürücülerinin daha güçlü bağ olduğu gibi bir özeti var sanırım yani senin söylediğin gibi. Orada benim bir çıkarımım daha var. Ben de onu son şeyde söyleyeyim. E Eamon sahnesinde. <laughs> Sonra cenaze geliyor. Abi cenazede e Day şu şey sahnesi güzeldi bu arada. Cenazede Damon Renira'ya devam böyle bakıyor. Yüzünü bir bakış atıyor orada ve Renira hiç bakmıyor yani hiç etrafına bakmıyor. Aslında orada bayağı e, ciddi acı çektiğini anlıyoruz. Hani senin başta dediğin Yeşillerin Renira'nın çocuğunun ölümüne sebep olduğu şeyi bence hissediyor ama bir şekilde onu kontrol altında tutuyor Luke'un olayına kadar gibi geldi bana. O sırada Erik geliyor zaten. Artık Renira da nasıl bir güçlü insanmış abi aynı günde babasının öldüğünü öğrendi, <laughs> tahtın çalındığını öğrendi. Sonra bir de geldi düşük yaptı. Çocuk ejderha çocuğu falan çıktı. Hani yarın marketing manager de bize geldi laf söyledi. Çok kötü geçti günü falan <laughs> diyemez. isterse yani. Yani bu biraz... bir gün böyle olur abi. <laughs> Sonunda bir de çocuğu öldü. Öbür çocuğu da öldü. Biraz şey olmuş <laughs> değil mi orada? Bilmiyorum bu sen. Adın yakmasında ne olsun ne yap. Tabii. Sen çok çizgi roman tabi hiç takip etmiyorsun ama e, Joker karakterinin de şeydir ya çıkışı. One bad day'dir yani. Hani tek bir kötü gün. ...bir insanın delirmesi için yeterlidir... ...muhabbeti vardır. Harbiden... ...Renira için tek kötü gün bu ya. Yani daha kötü bir gün olamaz herhalde. <laughs> delirmesi aynen, için hep... ortam... ...müsait. Aynen. Direkt yüzünü... şey ...beyaza boyayıp öbür bölüm... <laughs> ...dans etmeye başlayacak. Aynen. <laughs> Burada tabii... E, Eri'nin gelmesi ve herkesin işte diz çökmesi daha sonra işte Damon'un tacı kafasına koyması onun da çökmesi My Queen demesi falan. My e, güzel Queen. Aynen, güzel epik sahnelerdi. Burada e, bence güzel olan Renis'i çöktürmemeleri olmuş. Renis asla çökmüyor. Ama bence tepkiden çok Renis de burada hani biraz da e, eşlenik bir kraliçe gibi hissettirmişler gibi gördüm ben. Hani illa çökmüyor, tepki veriyor falan gibi değil de Ha ben burada biraz şeyi de iyi iyi best değil mi kadınladı. Biraz oyunculuğunu da gömeceğim ya. Yani devamlı şöyle yarı sırıtıyor gibi duruyor ya böyle. böyle bir tuhaf duruyor. Yani bir, bir abla bir bir, bir, bir bir disiplinli mi dursan acaba? Bir böyle <laughs> bir tuhaf duruyor evet. yani. Evet, Raines uh, bilmiyorum. Biraz problemli bir karakter haline geldi. Burada dediğin gibi ya eşit eee uh, anlamında geri çıkabilir ya da hala kararını vermedi Renira açısından hani belki Corlys'in uyanmasını bekliyor Corlys leçe şey yapmadan bizim evin pozisyonunu belli edemem diz çökersem işte siyahlara geçmiş olurum daha başka teklifler var teklifleri <gülüyor> değerlendireceğim <gülüyor> diye düşünüyor olabilir um, yani Reynist de biraz sanırım şeyler kayıplar tam olarak karakteri ben çok anlamış değilim. Ee, kitaptan da değiştirdikleri için kitapta biraz daha gaz bir arkadaşımız. Hani daha böyle savaşçı prenses tipinde bir arkadaşımız. Ee, buradaki Rhaenys'i evet ben pek şey yapamıyorum. Daha henüz kestiremedim ne olduğunu. Yani şey de tuhaf. aslında kestirecek ipuçlarını da veriyorlar sonra işte. Koresi ikna eden de o. Ama bir yandan da Yeşillerle yan yan olamayacak kadar Alicent'la e, yaptığı konuşmaları da anladık. Gördük yani. Oradaki diyalogları da tartıştık geçen bölümde. Yani daha kendi ajandası olsun istiyor olabilir. Hani bir taraf tutmak yerine belki Renis'i daha böyle nötr G gidişata göre karar vermesinden çok belki e sikerler ben gidiyorum hani sizle mi uğraşacağım. Aslında hep o verdiği tepkiyi yakmayarak verdiği tepki sürdürecek bir karakter olabilir yani bir noktada. Yani evet burada daha tarafsızım ben işte. Daha sonra Corliss gelip ım, ilan edene kadar öyle kalmaya çalışıyor sanırım. Yani, tarafsız kalmak diye bir şey var. Çünkü Haşey'de bile bir sonraki sahnede Damon işte Melis de bizim yanımızda filan deyince böyle Reynis öyle mi filan diye bakıyordu. Hani sanki <laughs> Ben de öyle bir şey demedim ama hadi bakalım. Damon Bey filan diye bir bakıyordu. Sanırım Corliss uyanıp da işte şey hafsız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Yani son Rhaenyra bu kadar acısına rağmen direkt yakacağım ortalığı demeyince Reynes'i takdirini kazanıyor herhalde. <laughs> olabilir. Olabilir. Göreceğiz. Ya Renira karakteriyle ilgili zaten senin de çekincelerin var. Onu biraz daha ileride konuşuruz. Şimdi e, burada işte kutular açıklanıyor. Bu Bo açılıyor. Board game hazırlıkları var. Kural kitabı. <laughs> Taşlar maçlar çıkıyor. E, sonra masaya alttan aydınlatıyorlar. Bu iyi fikirmiş bu arada. Güzel gözüküyor yani harita masa. Güzel aydınlatıyor. Metal dedektörü falan var herhalde. Herkes kılıcı çıkarıp koyuyor oraya. Aynen. Girişte kılıçlar konuluyor. <laughs> evet abi. Telefon, telefon. <gülüyor> <gülüyor> Bozuk para olabilir mi cebinizde falan diye. <laughs> anahtar var. Dragon Stone'un anahtarını falan çıkarıyor. Yani. Bu anahtar abi öter de Burada tabii şey güzeldi. Renira'nın işte içeri girişi, Damon'un onu ıı, tanıtması. Daha sonra... <laughs> Dur sesi kesildi oraya bir daha söyle. <laughs> Tanıtıyor böyle yeni katılan arkadaşlar sel tanıştınız mı siz? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar daha yeni katıldı ziyarete. E, tanımıyorlar Renirayı. Ya çırtkan diyelim. <laughs> yani e, sonra şey güzeldi işte böyle durup e, gardları böyle siz durun demeden durdurması falan güzeldi. E, Gardlar sonra... geliyor böyle, Oğlum bir durun la. Anladım, anladım. <laughs> Şuraya bir. Sıçça, sıçtığım yere kadar geleceğiz böyle? Bütün gün böyle mi dolaşacağız artık kraliçe olduk diye? <laughs> Tuvalete gidiyorum. Dört tane adam böyle. Gelelim. <laughs> şey, orası şey, bir... şey güzel ya. Şeyi ipucunu veriyor. Renier'ın tam olarak e, kraliçe evet. olmanın... Nedir? ...sürekli gadlaştı. Işte. Daha onu tam çözememiş bilmiyor daha. Guardlar nerede durur? <laughs> 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 Dururlar tamam. Ben de... Biraz tabii nasıl yönetmek istediğini de yani ben bütün kuralları yıkacağım diyordu zaten Reni. Yani yıkacağım demiyordu da değiştireceğim diyordu. E Biraz onun da işareti yani daha ya yani konuşma diyaloğu falan da öyle. Yani bağırmadan çağırmadan daha sakin. İşte hemen oradan şeyi alıyor yanına kızın adı neydi Beyla'yı alıyor. Beyla buna şarap getiriyor öbür taraftan işte öbür kızı alıyor falan. Hani böyle daha birlikte yöneteceğiz ya hepimizin masası böyle rakı masası gibi biraz daha orayı <laughs> düzenleyip e, Öyle oturuyor gibi bir ortam var yani. Beyla cupbearer olmuş tabi Reyna da bir cupbearer zamanında. Aynen. Yani Oradan biliyor böyle Beyla getiriyor işte şarabı bu ne şarap bunu alsan şimdi Negroni bakliyatı ondan getir bana <laughs> Bunu içmem ben. Sen bilmiyor musun o videoyu? İzlemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne patladı o içki ya. Bütün yerler yerde o konuşuluyor yani. İnanılmaz. Hani o içkiden getir bana diye. Bu arada Reyna kap Beer'ı pardon ters söyledik. Reyna kap Beer'ı Bale'a yanda duran. O sonradan geliyor. Okey. Kızları davet ediyor masaya. Kızlar gelin gelin çekinmeyin. Aynen. Gelin. Bu adamlar risk oynuyor gelin biz de bir <gülüyor> karışalım <laughs> için yapılan diye. Evet masaya davet ediyor. O güzel kendisi de şeyden bildiği Behrer döneminde kimsenin sallamadığı Aynen. şeyi empati yapıyor. Bak işte şu açıdan da önemli bu. İşte şey demiştik ya Alicent aslında karşı çıktığı her şeyi yapıyorken Renira e karşı çıktığı e, şeyleri yapmamaya çalışıyor. En azından. <laughs> Bu güzel bir en dönüşmeler. azından farkında. evet evet en azından farkında. Yapabildiği kadar yapmamaya çalışıyor diyor. Sonra da hmm. masaya dönüp ne durumdayız diyor. Ben orada şey bekledim. ya Valla faizleri düşürdük ama döviz kuru çok düşmedi. baya böyle bir şey bekliyordum masada ama olmadı yani. <laughs> o bizim Master of Coin'i öldürdüler abi bilmiyoruz ne durumdayız. <laughs> Aynen Faiz nedendir? Enflasyon sonuçtur hacı. Böyle bir adam geldi. Bunu kovmuşlar. <laughs> şey oradan çıkıyor bizim damat. <laughs> bizim ekonomi bakanı olmak istedi. Yaptık biz herhalde. Biliyordun ne yaptığını canım. Bilmiyor. Ekonomi bakanı da adam. Vergileri arttırın diye geliyor böyle. <laughs> of ya. Sonra burada işte Damon şey veriyor. Zehir... Şey, bu Damon'ın şey söylüyor 300 kişi var burada filan diyor. Evet. Orada aynen alıntı. Dire birebir cümleyi almışlar. Ha, 30 Knight 300 Ü pardon 100 Crossbow 300'de de menet Arms var diyor. Ha bu işte şey Dragonstone için normal böyle bir birlik olması ama bizim o zaman bu Gold Clocks yok o zaman orada var mıdır yok mudur diye düşünüyorduk ki, yani Damon diye adamları filan diye bir şey söylemiş. Söylüyor, şey diyor, getirdim demiyor da... E, ha orada loyal... Ha aynen, City Watch'ta var adam. diyor, aynen. Ama daha önceki o 3. 4. bölümde neyse... Getirmemiş demek ki, evet. Ha Aldı götürdü gibi bir laf çıkıyordu sanki ya da biz mi öyle yanlış mı anladık anlamadım, neyse evet. Ya ya da muhtemelen e, belki yanında gelen 3-5 kişi mi oldu artık bilmiyorum ya, belki bırakıp döndüler. Or orası biraz karışık, belki... Hayır. 10 sene Pentos'ta yaşadı Damon. O dönem dönmüştür evler. Damon ha. nereden bunu bilmiyorum. <gülüyor> 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 e tabi o var işte yani. <laughs> Ama şey vurgusu ikinci kere yapıldı bu arada. Önce Otto yapmıştı. Steve Watch'ta ona loyal'lar var. Onları replace edelim diye. Şimdi de Damon yaptı. Kaç kişi var bilmiyorum dedi. Orası da böyle belli ki karışık. Oradan ne çıkacak göreceğiz. Tabi bir yandan da mizerya durumu var orada. Öldü mü ölmedi mi? Ölmediyse Muhtar e, muhtemelen Otto'ya bir mizahya var elimizde orada. Ölmez ölmez. Ölen adam ölen hatunun adı Diana'ydı. Sen unutuyorsun. <laughs> oğlum onu yorumları da yazmışlar ya Diana. <laughs> Çok <güzel. <laughs> Hala ölmediyse yazanlar var ya. Ölmediyse ne demek? Anam da bizden şu. <laughs> Düzgün izleyin lan. Ölmedi. Öldü. Ölmedi. <laughs> Öl... Kesin bilgi. Yayalım evet. bunu. <laughs> Sonra şey diyor işte burada Celticarlar. Ha adı geçiyor burada bu arada tekrardan. Stantonlar, Messi'ler ve Darklin'ler. Bir de Barrowman okey vermişler. Onlar okey. Onlar da sıkıntı. Bunlar zaten hepsi Crownland yani şeye King's Landing'e yakınındaki şeyler. Aynen. Aileler. Kesin buradan... Selamün selamünaleyküm dediği aileler bunlardır. Ha okey. O yüzden zaten sakat. Zaten onu ablukaya alabiliriz falan muhabbeti vardı. Ama kesin buradan da satana çıkar ya bir tane. Bekliyoruz bakalım. Zaten bundan sonra artık şeyi göreceğiz abi. kim satacak abi. Onu bekleyeceğiz. Aynen. Sonra. Bütün olay odana dönecek. Kim <laughs> kimi kime, kime, kime satar. Ama burada da gördük ki direkt oradan o Starklar satmaz abi falan diye çıktı birisi ben hemen bayrağı çıkardım. Ben, yani, baş koymuşum. gezdim orada. Namımız yürüsün. Kimse de Starklar bu yeminini bozar demedi. Uluyor değil mi böyle? Uuu falan diyor. <laughs> Arkada çıkıyor. Starklar bozmaz falan diyen adamlar var. Bozmayız. <laughs> Vallahi belli olmaz kardeşim bu işler. Bak Baratiyana da çok şey diyorlardı. Hemen hemen bozdu. 5 dakikada bozdu. Stark <laughs> bozmaz ulan. <laughs> bu arada evet there has, there has, never lived a Stark who forgot an oath dediler yani. Zaten ya ben hemen gaza geldim zaten. Evet. <laughs> Bizim lafımız kanundur lan filan diye. Öyle bir şey. <laughs> hiç <anlamıştım>. benzemez <laughs> oğlum ben lanistırcı değilim ki ben Tywin iyi bir adamdır demiştim yani bu kadar. <laughs> Tywin iyi bir adam <laughs> Tywin'e söylesen tokatlar tokatlarla sen çok iyi adamsın Tywin desen adam evet, alınır yani bu arada ciddi ciddi şunu Hı? söyleyebilirim benim harbiden hani e, bütün evrende ki bence George R. R. Martin bunu başarmış gerçekten hani yakın hissettiğim bir karakter yok çünkü şey gibi böyle hayatında birileri olur böyle tanışırsın mesela okulda, barda falan ya da böyle iş yerinde. Başta iyi anlaşırsın. İki gün sonra mesela hayvan... Yolun yemekte crossbowla öldürüyorlar seni. <laughs> ben şunu diyecektim. <laughs> Öyle adamlar var. Var bu arada maalesef. Patron vuruyor böyle Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yok şunu diyecektim atıyorum adamla muhabbet ediyorum böyle iyi anlaşmışız ya da kadınla fark etmez. Üçüncü gün hayvan düşmanı çıkıyor bu köpekler öldürülmeli falan Hadi ben de gitti şimdi ben onunla konuşamam <laughs> ya da beşinci <laughs> gün cinsiyetçi çıkıyor ben de bitti yani şimdi bütün George R. R. Martin karakterleri böyle yani bugün Eddard Stark bile yavşak çıktı. Sir e, Barristan bile e, korkak. Yani bunların hepsi ben bunlara nasıl empati kurayım? Kimi hep... kim yapacak çıktı ya sen Stark yapacak çıktın dedin de. Kim kim mi yapacak Stark? E, Ned Stark oğlum işte gitmiş koca adamı. Sen kime yapacak diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Yıkarım lan. <laughs> oğlum şey şaşırdı şaşırdığı sahne çok iyiydi evet. orada ya. E, neydi bizim topal çocuğun adı? Topal lan şey. Felçli çocuğun adını unuttum. <laughs> Küçük Emre. Küçük. Yok oğlum şey Stark Felşi, bütün. Brand, Brand, ha, Brand şey yapıyor ya böyle. Aa babamı bunu öldürürken arkadan bıçaklamışlar adamı falan diye böyle o bile şok oluyor böyle. E, babam bunu e Stark bana. yaptı o lan o. Yapmadı da kahramanlık Al hikayesi <laughs> olarak anlatan o. Niye Stark'ın üzerine böyle algı yaratmaya çalışıyorsun? Kardeşim yani. kahramanlık olarak anlatan o değil mi? Bana babam anlatmıyor adamdan Arthur Dain beni keser de ama Howland geldi ki onu arkasından bıçakladı diyor. Delikanlı geri gibi söylüyor ne oldu Hayır Bran değil bu. Bren öyle demiyor. Bran diyor babamız bize bunu böyle anlatmadı diyor. Bran diyor ki babamız bize bunu bir kahramanlık hikayesi olarak anlattı. Hiç bunları söylememişti diyor orada. ya <laughs> özürlü Bran'a e bakıyorsun sen? <laughs> ben bunu Edart'ın ağzından duymuşluğumuz var. Orada bütün gün porno izleyen gencin sözüne mi inanıyorsun? düğünde çok güzeldin vallahi falan diye böyle. Tecavüze uğradım lan düğünde. <gülüyor> Buran. <gülüyor> Neyse. O yüzden bilmiyoruz abi. Yani ben bugün net star net ya yazıyor. E oğlum kahramanlık olarak falan anlatmıyor net konu. Zaten adam üzgün orada. Hem Arthur Day'nin evine gidip kılıcını veriyor adam. Bu kadar onurlu adam ya. Ben bilmem kardeşim. Sonra da... Önemli değil orasını karıştırma. <laughs> Sonuçta bu her karakterde bir çarpıklık var. Yani iki gün sonra Ned Stark'tan da karşılaşıyor. Neyse dönüyorum buraya. nerede kaldı? Stark lafı gelince olay şey oldu. Ha şey yani. diyor burada e, Rhaenyra'da. Benim anam Erin'di. Erinler bize sırtını dönmez. Biz onların soyuyla biriz falan diyor. Tabii tabii. Hiç güven vermiyor. <laughs> Zaten. Yok. Renira haklı da Erinlerin ailelerinden birisi olan e, şeyin kafasını ezdi Damon evet. <laughs> ezmeye <Arşla>. geldi. <laughs> Sonra Cynar'ına gidip de şey isteyecekti, Runestone'un e, şey tapusunu isteyecekti. O şey dayı vardı ya kuzeni. Direk cici işte dayı. Jane e, lordlarından birisi o. Neyse. Damon gidip orada destek falan isterse önümüzdeki şeyde <laughs> biraz problem olabilir. Göreceğiz bakalım. Lord Grover var değil mi orada? Grover River Run'da. Ha Grover River Run'da okey. Belli de Jane Aaron var işte. Ha, bu Damon'a vermem sana Runestone diyen hatun var. Tamam. Hayatta vermez bu arada orada. Kesin kavga çıkar yani. <laughs> vermez canım bu saatten sonra da hani Rhaenyra'ya Sonuçta iki tane Vael'den aile Viserys ve Daemon'la evlendiriliyor. Hani öyle bir bağ var. Um, her ne kadar bağı Daemon taşla kopartmış olsa da stratejik olarak um, vadi ne yapacak göreceğiz ileride. Ama Daemon tabi <laughs> olayı biraz karmaşıklaştırmış hareket oluyor. E, tabi Daemon bir de burada diyor ki ben kendim gidip ilgileneceğim diyor. Zaten... Renira böyle bir şey oluyor. Nasıl yani falan gibi bakıyor ona. Ee, ya işte burada şey çok kritik. İlişkiyi kurma. as Damon'ın haklılığına geliyoruz biraz burada. Korkuyla yaptığın zaman evet hani uzun süreli olmayabiliyor ama en azından günü kurtarabiliyorsun. Diğer türlü hiç olmuyor. Ya yani bunu Luke'da da gördük. Ya yani belki Luke'un yerine oraya Damon gitseydi başka şeyler olurdu. <laughs> Şimdi Damon'ın gittiği her yerde başka şey olur. Ki Jayce'i de e, zaten Winterfell'e yollayacak yani. O yüzden işler yani, karışacak. Riverrun'a Daemon'un gitmesi evet eğer oradaki Lord şeyse Fickle'sa hani böyle kararsızsa oraya Daemon'u yollamak ilginç bir tercih. Önceki şeyde de söylüyor ben gideceğim diye. Yani Daemon bunun kararını kendisi almış. Yani dediğin gibi büyük ihtimal giderim ben onu bir korkuturum. Bizim tarafa kesin geçiririm diye düşünüyor. Yani Grover Talley'nin e, torunu El Talley. <laughs> Elmo Talley ya. Onun çocuğu Kermit Talley giren. Orada <laughs> Damon Elmo'ya Kermit'e bir şey yapmasa bari. Bunu ne amına koyayım? Susam Sokağı'na mı geldik? Sikerim böyle yapla burayı <laughs> falan demese bari. <laughs> Damon Kızıp böyle... <laughs> Bizde minik kuşun... ...atı normalde Big Bird değil mi? <laughs> Susam sokağında <Evet>. galiba. <laughs> hep o geliyor aklıma. Ya... Yani ben çok... Oğlum bunlar sıçtık ya. Yeni, i̇kinci sezonda Elmo Melmo... daha mı söyleyecek de ben hep güleceğim buna. Kusura bakmayın. şimdi. Şey Herkes gülecek abi. Bütün dünya gülecek. <laughs> Bir Elmo kostümü alayım bari. Önümüzdeki sene sonra... Paha şey yapabilir. Tamam sen el, ]abilir. sen el, <laughs> el mu al bir tane yatırım yap. Ben de kermit alayım takılırız <laughs> bir yerinde. bir de şey e, ne o? Tali bannerları falan şey yaparız takarız gezeriz. ve <laughs> <öyle. gülüyor> vedadan çıkmış iki sap gibi böyle değil mi? <gülüyor> Cosplayer. <gülüyor> <El> <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada sonra e Tabi işte Lord Boros'un da adı geçiyor. Zaten burada Stark'ları direkt işte masalara herhalde ally şey e, tagleri koyuyorlar böyle. Bir tek Stark'lara kimse bunlar dönmüştür demiyor ya işte böyle evet, Tancan. Evet. Stark dedim mi adı var <laughs> şey kalite şeyi gibi. <laughs> gibi. Adını söyleyeceğim unutacaksın diyorsun değil mi? değil mi? Aynen. Bu herif yemin ettiyse tamam hocam. Bundan geri dönüşü yok. Bu yönde yavşaklık yapmaz. Ee, bir şey soracağım <laughs> size. Tamam, bir sorun var. Şeyi hatırlamadığım için soruyorum şu anda. Robert Baratheon e, çocuklarını kabul ediyor muydu? Yoksa özellikle Stark'a söylüyor muydu? Lan bunlar benim çocuğum değil. Bunlara karşı çık sen diyor muydu? Yoksa Stark kendi kendine mi gaza geliyordu? İlginç bir teori. Kabul etmiyordu Robert. <laughs> yani kabul etmiyor derken hiçbir şekilde um, şey yapmıyordu. Görmezden geliyordu. İlk bulan onu John a... Onu şey yapmaya başlayan John Erin'de değil e, mi önceki şey? Tamam, okay. John Arryn şeyden Edward Stark'tan önceki Hand of the King, ilk onu deşelemeye başlayan John Erin'de. Sonra John Arryn'i uh, Little Finger ortadan kaldırıyordu. Fransız işte, şey öyle diyorlardı, Cersei öldürdü onu falan diyorlardı. Neyse, ilk kitaptaki büyük şey bu Stark yani Edward Stark onu bilmiyordu. Ya daha doğrusu Dark e, gidip hiçbir zaman Robert'a da bunu söylemiyordu. Çünkü biraz Robert'ın ne söyleyeceğinden emin değildi. E, ama hep bir şey vardır Robert hayranlarında. Robert biliyordu o yüzden kendi varisi olarak Stannis'i hazırlıyordu. O yüzden Stannis'e Dragonstone'u verdi. Dragonstone hep varise gider ya. Aha. Burada da Stannis'teydi. İşte şey öncesi açıklayacaktı. Hani bir noktada e, Tywin'i ve Lannister'ları post alacaktı. Stannis'e tahtı çekti Bu çocukların hepsi pitch. Diyenler var ama tabii o tamamen bir spekülasyon. He, şimdi spekülasyon işte. Yani bir, bir varis açıklamadı ve default olarak bu çocukların kendisinin olduğunu içten içe Bilse de bir hamle yapmadı yani. e şimdi yani bu... biliyor Büyük ihtimal şüpheleniyordur ama işte aynı bizleriz gibi o da siklemedi. Tamam şimdi sorum şu o zaman ee, diyelim ki bu Stark da çok gururlu gelecek şimdi, Kraken Stark. Ee, bakacak e, bunlar benim yasal varisim dese de çocuk onun değil. E, i̇tiraz etmeyecek mi bu kadar gururlu Stark? Hacı, daha önce <laughs> söylediğim gibi <laughs> burada bir çocuğun meşru olup olmadığı lordun sözüyle belli oluyor. DNA testiyle olmuyor. Evet. E o, o zaman "Bunlar benim ha. çocuğum." derse orada Eda Stark'ın ya da Jon yapmaya çalıştığı Hah, işte şimdi onu sor. Net niye Onu kanıtlamak değildi. Daha çok Serseyi ve de Lannister'ları bunu itiraf etmeye zorlamaya çalışıyorlardı. Ona yani, ne ki ya? Ona, yaparak, ona ne ki o zaman? Hani Robert böyle de bir şey dememiş, bırakmış yani. O biraz tamam, saçma ne, oluyor. de yani. zaten Robert'a gidip sen bunlar piç bunları reddet demiyor ki. Demiyor ama hani... sonra onları indirmeye çalışıyor işte. İndirmeye çalışıyor mu yoksa yani bilmiyorum orası biraz <laughs> şey çünkü arada şöyle de bir fark var. Ned'in kıl olduğu şey onların piç olması değil. Derim Gendry'i varisi ilan etti Robert. Hı hı. Ned gelip de ya bu piç bunu varis etme demezdi. Öne, orada Ned için önemli olan Baratheon soyundan gelmiyor olması bu çocukların. Yani Lannister ensest ilişkisinden doğma bunların kraliyetle hiçbir alakası yok. Burada Rhaenyra'nın kendi çocukları yani babasının Lainor olması ya da Harvin olmasının o kadar bir önemi yok. Bunlar bildiğin kraliyet soyundan gelen çocuklar yani. İşte tabii o ki yüzden yok. arada öyle de bir fark var. Tabii o fark var canım. O farka bir şey demiyorum da işte Robert'ın aslında biraz burada tabii netten çok Robert'ın götlüğü. Lan madem bu işi sen şey yapıyordun benim varisim budur deyip bak Viserys çıkardı yaptı. Ha, olay çıktı başka bir şey. <laughs> Muhtemelen Robert da yapsa olay çıkacaktı. Robert da aman abi ben gidiyorum zaten sizle mi uğraşacağım da olabilir ya yapmamış olabilir. İlla ki varis ilan etmen Edilir diye de bir gelenek yok yani çünkü o en büyük hele en büyük çocuğun oğlan. Aa, bu da benim varisim artık falan diye ilan etmene gerek yok yani o biraz default. Ama çocuklar şey onun var. değil ya ondan hani biliyor ya abi bunu Robert bilmiyor olabilir mi yani? Dediğim gibi abi çocuklar onun değil ama işte sen <laughs> kral bu çocuklar benim diyor. Kral elimizde DNA testi var diyemiyorsun işte yani. Tamam işte kralın sözü kanun. Aynen işte onu diyorum ya. Bir şey demediği için aslında, eee, şey demediği için Geoffrey haklı. Ha <laughs> ha haklı ama işte um, orada net belki şey olduğunu düşündü. Yani işte Sarışın işte çok benzemiyor bu Baratheon'a bunlar. Ona bakıyor. Yani birazcık açıkçası e, hikayenin zayıf noktalarından birisi o. Yani biraz ilk kitabın Hani böyle bakıp okuyup o bütün baratonların saçı siyahmış şimdi sarışın oldu. E sonuçta Lannister'la evli yani. Belki sarışın olması o kadar da garip. Olabilir bu arada tabii tabii. Şey olabilir. Değil yani. Hani A netten daha çok sen bence hikayeyi yazan adamı biraz çemkir. Yo yo oğlum derdim çemkirmek Esas <laughs> noktaya geliyorum De, şimdi. Derdim neydi? Şey yapmak. Yüzünü şey ne o? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> e, laf söyle. Anladım es ben anladım. <laughs> Esas derdim o değil. Esas derdime geliyorum şimdi Starklar olarak. Hayır, bak Starkları yermek değil bu arada. Yani şaka bir yana Starkları ben de seviyorum. O başka bir konu. Hani Starkları yermekten çok geleceğim nokta şu. Biraz tartışma çıkarmaktı. Yani şey diyelim ki Rhaenyra öldü. Jace hayatta. Aegon hayatta. Biri Daemon'dan çocuğu. Aegon 3. Diğeri de Harwin'den çocuğu. Yasal varisi. Şimdi sen Stark olsan ne yapacaksın burada? Yani Rhaenyra da diyelim ki açıklamadı. yani bir şimdi yeminler ben ediliyor neredeyim? falan ama bir açıklama yok. Değil mi? Otomatikman Jace salacak. O zaman Aegon sorun çıkarmayacak mı? Hangi Aegon? Daemon'dan olan. Shifu Aegon mı? Shifu Aegon. Shifu Aegon'da Abi... <da visariz. gülüyor> e, yani işte kendi kardeşinin tahtına göz bir daha hiç savaş çıkaralım o zaman. Ne yapalım? Ne yapalım? Baştan <laughs> o şey yapalım diye yani? Aygın <laughs> um, kendi um, ne diyeyim başka babadan olsa da kardeşinin tahta çıkması da atar yapacaksa yapsın. Ne diyelim? Yani Stark'a bağlamaz abi. Stark geldiği zaman sen oğlu musun oğlusun? Tamam o zaman sen şeysin yani. Bu kadar basit. Herkes e, böyle altında şey yapmaya başlar. Ya sen benzemiyorsun annene o zaman benim ya, yeminim geçersiz falan derse işte öyle yavşak Lannister oluyorsun işte öyle öyle. Bak yine de. mi? <laughs> <laughs> Sözümüz söz abi. Bu kadar basit bu. Neyse göreceğiz bakalım. Ben kitabı okumadım şu an gayet. Bilmiyorum buradan kargaşa çıkacak gibi hissediyorum. Ondan söyledim yani buradan bir sıkıntı çıkar. Kargaşa çıkacak evet. Kargaşa. <laughs> 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 Bayağı çıkacak kargaşa. Understatement oldu biraz ama hani. Um, Bu arada şey de ilginçti. De, ee, şey yapmayalım. Ee, Assassin's Creed Valhalla'da da vardı ya böyle haritaya pledge etme işte şey saplama böyle bıçağı saplıyordu He. şeyi saplıyordu. Biraz böyle Viking. İngilizlerin de o kökende işte o Viking konusu var. Biraz o şeyle gelmiş gibi. Hani Viking kültürü gibi böyle haritaya bir şeyler koyma, saplama. Ben orada şey istedim böyle bir bıçak falan saplasalar daha güzel olurmuş. Daha hoş böyle dagger falan. <laughs> Oğlum Asayı bozmayın ya öyle bıçak mı <laughs> yapmayın yapmayın. Daha <laughs> bu <laughs> mı <Manu Stanis gülüyor> kullanacak ya. Şey diyormuş değil mi kız. <laughs> Oğlum bu Maun ağacıydı bunu niye bıçakladınız falan <laughs> <değil mi? gülüyor> Bu Arkadaşlar o şa şarap bardaklarınızı koymayın. iz yapıyor kırmızı şarap. Bunu daha biz 2-3 <laughs> sene kullanacağız abi lazım. Ondan Şeyde, sonra heh söyle burada abi. Burada tabii buradaki Badi de. River, Run, Stark Baratheon bunlar hep şey <laughs> bu aileleri ayıralım diyorlar. Bu aileleri sonuçta işte Robert's Rebellion'da bir araya getiren Targaryenleri yıkıyor anasını satayım. <laughs> yani bu üç aileyi, dört aileyi bir araya getiren şeyi alıyor. Um, tahtı. Um, şey olarak Targaryen. Iowa'yı kazanan Amerika'yı alır. Diye. <laughs> <laughs> aynı, bunlar swing state direkt. Yani bunları alan tahtı da almış oluyor. Burada da aynı ailelerin adı geçiyor sürekli. Birazcık tabii daha önce Game of Thrones'dan gelen seyirciye tanıdık aileler olduğu için onların adı geçiyor. Bu arada Rich'in hiç adını geçmemesi biraz şey. Evet o. o. falan diye düşünüyorlar ama. O ilginç. O Rich'teki diğer ailelerin mesela asılması muhabbetini konuşmuştuk ya daha evet. önce. Bir de Reach'teki aşağıladılar konusu. Ne evet. yani bir de Reach'te şey var. E, ıı, Tyrell'ler var. Tyrell'leri de Tower'ları da pek kimse sevmez aslında. Hırslı bulurlar. Tyrell'leri de işte Aegon oraya getirip koyuyor. Onları da herkes şey bulur. Pretender gibi bulur hani. Hak etmiyorlar tahtı falan diye. Aslında Reach'te o kadar ıı, Kesin bir bunların Hightower destekler durumu yok. Biraz daha karışık orası. Tabii en sonunda Damon'ın Harren Hall'u istediğini <gülüyor> gördük. <laughs> Harren Hall öyle şey olarak en stratejik yer ha. Harrenhal'ı şey gibi mi istedi orada? Onu tam anlamadım. Abi ejderhalar için de iyi alan ha burası. Böyle <laughs> falan gibi mi istedi orayı? Ne yaptı? Tamam evet, öyle bir şey söylüyormuş <laughs> gibi oldu. Sanki ejderhalar büyük kale, en büyük kale. Ejderhalar da orada rahat eder gibi konuşuyor ama daha çok Harrenhal eğer King's Landing'i kuşatacaksan Harrenhal gerçekten stratejik bir yer halini alıyor. Tam merkezde olduğu için. Bir de burada River Run. İşte bu Tellerin mekan. Direkt King's Landing ile şey arasında Hightower'ların, Lannister'ların arasında kalıyor. Ee, e, biz bölümün sonrasında deniz tarafını da siyahların e, kapatacağını düşünürsem Valyron donanmasıyla Tabii. İşte yavaş yavaş King's Landing'i King's Landing, King's Landing kuşatmanın planını yapıyor. işte. Her nolu açıdan önemli. Ah, Riverrun ah, da önemli hem Hadrian'ı hem Riverrun'a ele geçiren ee, E bir de donanmayla da kapatırsan işte şeyi, galatı. Tamam King's Landing'e hiçbir şey gitmez ondan sonra. Aç kalırlar. Çünkü King's Landing'i besleyen e, şey, Reach. Yani bütün tarım e, oradan gidiyor. Yani Şeylerin, Tyrell'lerin, Hightower'ların mekanından gidiyor. King's Landing'i besleyen yerler oralar. E, Orada aç bırakırsın. Denizi de kapattın mı oradan da gelemez. Yaptıkları plan o yani. Harinol'u alalım. Harin Harinol'un tabi lanetli olmasının yanında bir de işte Veris var. <laughs> çok stratejik olduğu için elde tutması da zor bir yer. Anladım. Her, her, yerin ortasında olduğu için kimseye yar olmuyor yani. Orada şey nasıl olacak onu merak ediyorum. Muhtemelen ikinci sezonda zaten artık bütün bu ailelerin içerisindeki tartışmaları, komploları, kimlere kim kimi satacak, kim kimin tarafına geçecek onu göreceğiz de. Larry Strong'un şu anda Heron ne kadar bir adı geçiyor, sözü geçiyor, sikleniyor mu, siklenmiyor mu? Bunu merak yani ediyormuş. Orada yok zaten Larry. Zaten Kings Angle'de takılıyor. Um, e, Heron önemli e, şeyler olacak. Um, Damon um, orayı Peki yeni Zaten önemli olduğunu şey yaptı. Spoiler olmaz herhalde bu. Yani başka Strong ailesinden biri kaldı mı? Var mı yani? Orada tepede olabilecek. Kuzeni, muzeni, akrabası bir şey. <laughs> şey yeni. olarak yok. Resmi varis gibisinden birisi yok. Ha işte. Ivır zıvır akraba var mı onu bilmiyoruz. Ama önemli Strong ailesinden olduğu iddia edilen önemli bir kişi var orada. Ha. Ben spoiler etmeyeyim. <laughs> Bizim Jace var aslında. Ya Strong ailesinden rivayet edilmiyor aslında. Strong ailesi de şey <laughs> Jace gidiyormuş oraya. Biliyoruz da gayrimeşru ha, okay. bir <laughs> kişi. Yani burada benim ilginç olan um, Kitapta Damon ejderhaları ben yeşillerin üzerine atmam ejderhalar çok değerli diyen kişi. <laughs> evet, ne demek arada. atmam canım basalım yakalım diyen Rainis. Ha burada kitapta Bartimos da... açıyor konuyu bu arada. Ha, evet. burada işte Bartimos'un dediği şeyi Rainis diyor kitapta. Hmm. Hani ya, askerdi askerdi kim siker bunları ya basın ejderhaya geçin oraya falan diyor. Um, ama bak bu yine e, kitap yeşillerin üzerine atmak için çok değerli diyen tarafasında bu yine işte kitaba e, bilgi verenlerin bakışı gibi yani kadın yine fevri <laughs> bütün kadınlar fevri <laughs> e, bilmiyorum Reynes Fevri olsun ama the, şey yani daha doğrusu Damon'ın bakışı şu ben bu usurper'lara ejderhaları şey yapmak istemem hani daha böyle bir şeyi var ejderhaları koruyan bir e, ne diyeyim ama garanti yeneriz gibi düşündüğü için mi acaba öyle yapıyor ya da işte şey düşünüyor yani kullanan lord onlarla alamazsak ejderhayı sonra riske ederiz diye düşünüyor He, olabilir hani normal halk ölsün lan bizim ejderhalar <gülüyor> <gülüyor> öyle düşünüyor orada Reynis böyle şey yapıyor Halk yani Askerle askerle uğraşmayalım, basalım var işte bizim 9 tane ejderamız gidelim yakalım komple diyor. Hatta şey oluyor hakim diyor onu ya. Neyse bir işte ejderalar savaşa girerse ha, komple ha, burada şey diyor gerçekten Reigns diyor Reigns diyor. diyor Kübe tam... şeyin kemik diye kemiği Yo Renner e orada haklı ya yani neyi yöneteceğiz ki o zaman orada biraz daha tabi babasının bakış yani, barış yok birlik de yok. <laughs> <laughs> Deneriz aman abi Deneriz kalsın boş ver. <laughs> denerisi savunacak bir yanım yok gerçekten. Ya bak aslında böyle bakınca Deneris'te kıyaslayınca Deneris'te de gerçekten çok şeydi böyle. Tam böyle seyircinin intikam duygusunu besleyecek karakter gibi gitti aslında. İşte gidiyor köleleri kurtarıyor, ondan sonra gidip orada işte efendiri yakıyor, biçiyor, bilmem ne böyle. Aslında hep gereksiz yükselerek giden bir karakterdi. Hiçbir zaman bir dengesi olmadı. Bir böyle duygusal fırtınası falan olmadı yani karakterin. Şimdi de geriye bakıp bakınca House of Dragon'dan sonra D&D'nin çok kötü yarattığı bir karakter olduğu daha iyi anlaşılıyor bence Deneris'in. <laughs> yani Daenerys kitapta da biraz yoldan ya da iyi, iyi kraliçe kurtarıcı kraliçe yolundan gitmeyecek. Ama D&D'nin işlediği gibi de bir gece ansızın sapıtıp e, <gülüyor> masum <gülüyor> halkı yapmaya başladı da olmayacak yani. Yani bana da öyle geliyor. Ben zaten o King's Landing'i yanacaksa kazayla yanacağını düşünen şeyi, şeyi altındaki bombalar um, bombaları patlatacak. Ha, Ateş patlatacak değil mi? Ne, yeah, wildfire'ları patlatarak filan kazayla yakacak. Olabilir. olabilir. Işte burada kitapta Burada burada tabii ki um, Damon'ın işlenme haliyle şu anda Damon'ın giderim yakalım demesi uyuyor yani. Zaten karakter de değiş gittiği sürece benim için bir problem yok yani. Ben illa değişiklik yapmayın diyen birisi değilim. Diamond'ın şu ana kadar karakteriyle tutarlı git gittiği için bu. Önemli değil kimin ejderha kullanalım demiş olması. E, bu arada evet. Renier da yani hala daha ya da daha sakin olan taraf olması uyuyor şu ana kadar işlenen karakter için. O zaman bir problem yok yani. Burada şey ilginçti. Lord Corris muhabbeti açılıyor işte. Driftmark'ta haber var mı? İşte dönecek mi falan. Renis de diyor ki dönüyor. Hani ateşi düştü başına sirkeli su koyduk. Beş şey koyduk. <laughs> mendil koyduk düştü. Geliyor diyor. Çürük. Sülük koyduk, kurda bastık adamı. Elini kurda soktuk, adam canlandı. Melos saklıymış. Damon da diyor ki, bağlılığını bildirmeye mi geliyor kraliçeye falan gibi bir şey söylüyor. Sonra da e, orada bir muhabbet dönünce böyle Damon şey oluyor böyle, tamam ya ben de bir daha konuşmuyorum kardeşim falan diye. Çünkü orada şey diyor Renis, donanma onun nereye gideceklerine de o karar verir gibi bir şey söylüyor. O yüzden de Damon da böyle hafif göt oluyor. <laughs> ne Atar yaptın gibi oluyor yani. Yani Reynis sanırım Corlys'in tam olarak ne diyeceğini de bilmiyor bu Raymond'ın hmm. ölümü de var. Evet. ondan Doğru. bir de şey var. Hani hala Laynor'un ölümünden Renly'yi sorumlu tutuyor olabilir. Hani Renis o yüzden hala bir, bir uyansın kocam da bir kocamla bir görüşeyim diye burada <laughs> hala şeyde direkt bir kontrata imza atmak istemiyor. Evet ya. Yani. Yapan sözleşmeyi imzalamadı buraya. Aynen. Renis'in mesela evet diğer kadın karakterlere göre biraz da Alison gibi davrandı aslında burada. Ee, erkeklerin biz yardımcı oluyoruz erkeklere falan derken kocam önce bir baksın falan gibi oldu biraz evet kocam ben daha çok bence o biraz daha power couple ya işte biz çift olarak karar veririz evet. lan diye ya, düşünüyor bence. evet biz diyor ama Corliss ben diyor ya işte şimdi oraya geleceğiz zaten ha, <laughs> aynen Corliss hala 90'ların şey <laughs> dandik baba burada tabii, ha bir de şey kısmı var abi düşmanlara geçiyor sonra Damon işte Lannister'lar zaten yani Lannister'larla bir şey yapamayız onları evet, siktir et. <laughs> onlar yapışıyor <yavşan. gülüyor> onlar da diye olmaz diyor <laughs> Daemon benim kafam aynen onun dışında da Harrenhal muhabbetini anlatıyor orayı konuştuk Dragonlardan bahsediyor işte 13'e 4 diyor başta 4 sayısını da konuştuk zaten Darren'ın ejderhası olarak ya sabah da gidersek diyor. Kings Landing 82 Üçün diyor içerisinde işte. Artık. De, ha. ne sesin kesildi orada bir daha. Sen devam et. Ben duymadım. Sen donunca. Ha okey ben mi dondum? Tamam. Şey 13 diyorum. 13'ün içerisinde 3 tanesi de vahşi ejderha diyecektim. Ha aynen. 13'e 4 diyor. 4'üncüyü açıkladık demiştim. 13'ün içinde evet vahşiler de var. 3 tanesi White Dragon diyor. Evet. <laughs> Bunların yuvası burada zaten falan dedi iki tanesi içinde. İşte burada skor konusu var. A score of X incubating in Dragonmont diyor. Ee, bu biraz işte sayıyı bilmiyorum artık kaçsa bu sayı 20 mi 12 mi? 12 abi 12. <laughs> Daha, 12. Yani şey illaki bir sayı olması da gerekmiyor canım hani bir, bir grup hani Westeros'ta da İngiliz sayı sistemi var. o yani Neyse onu şey yapmıyorum. Bilmiyorum da hani Banchof gibi mi yani bir biraz da burada var ya. bir grup yumurta var burada da falan gibi mi yani? Aynen. Okey. O arada da e, zaten Three Headed Green Dragon geliyor diye şey içeri giriyor Queen's Guard ve otla geliyor. Kitapta Sunfire'dan esinlenerek altın rengi yapıyordu Aegon flamasını. Burada yeşil yapmışlar herhalde seyircinin kafası karışmasın Karşmasın, yeşiller yani. yeşil olsun diye. Ha, hatta yani, sen şeyi demiştin. Logo çalışıyor diye böyle. <laughs> evet. O... şu insanların dört ayaklı ejderha logosu yapmışlar Allah cezalarını versin diye ayağa kalkmışlar diye. Fragmanda birisi daha dizi başlamadan önce <laughs> evet, evet dört evet. ayaklı ejderha logosu görmüş de ejderhalar dört ayaklı olmaz. Westeros'ta iki ayaklıdır. O logo çok yanlış. Şeyde de var bu arada Game of Thrones'da da var dört ayaklı ejderha logosu. Ha doğru lan. Ben... İlginç olan şey gibi var yani. Mesela Targaryen'ler ilk geldiği zaman ve logo falan yok. O logoydu bilmem neydi onlar. Westeros adeti Targaryen'ler. Tabi. brandik yok da. İhtiyacımız rejlere var. Ha bu bizim logo. <laughs> Onlara işte bu e, Bannermenleri logo yani flama filan yapıyorlar onlara filan hediye ediyorlar filan işte. Aa ben bunu yaptım filan diye. Ha. O dört ayaklı logoları öyle açıklama anladım. Ulan Celtigar nereden bilsin şimdi kaç ayağı var şeyin yapıyor işte orada. Karısına diyor ki hatun çabuk çabuk sabah Egon gelecek yap bir flama filan böyle. e, ee, neyim? <laughs> Sonra hatun yapıyor böyle bütün gece sabah. E dört ayaklı yapmışsın ya Allah falan versin <laughs> diyemiyor. Kızıyordu. Büyüyor Egan da bozmamak için böyle e, dört ayaklı bu gerizekalı falan diye onu da bozmuyor. Hadi ama merver güzel olmuş valla. Ne güzel yapacak olmuş. oğlum zaten revizyon mu verecek? Ayağı biraz küçültelim. Kuyruk biraz Aynen. büyük olsun. <laughs> o kadar hani böyle nerdlerin de bu, bu şeylere rage etmeleri. <laughs> Orada böyle ejderha dört ayaklı logo yapmışlar. Bu dizi berbat diyen adamlar vardı. daha Teaser'ı gördü herif bundan iki sene önce oradan dizinin berbat olacağını anladı Rezil. Rezalet. Aa, Otto geliyor. Hayır, Ot, Otto geldi. Ee, burada şey güzeldi <laughs> tabi. Renira'nın da aynı şekilde o genç haliyle indiği gibi inmesi. Tabi o zaman da Damon için gelmişti. Ve Otto ile beraber geliyordu yani. Beraber değil pardon. Otto'dan sonra geliyordu. Ayrı geliyordu yine. Yine aynı yere iniyor falan. Güzeldi yani hareket. Bir tek şey dikkatimi çekti. Renira gelirken Orwell hemen kafayı eğdi. Tam bir şey hareketi gibi geldi bana. Oğlum ne olur ne olmaz öbür gün bu kraliçe olur biz <laughs> selamımızı verelim falan gibi mi takıldı artık bilmiyorum. Orwell e öyle ya. Orwell e... Devlet memuruyuz hocam bizim olayımız olmaz falan diye gezen bir adam. <laughs> bana kim kral diyorsa ben ona şey yani. Haklı abi adam bence mantıklı yani. Normal sen Audi almışsın. E devlet nasıl verdi sen Yoksa normal öyle yani. Her şey onun şeyde. <laughs> Ama zırhlı. <laughs> of ya. Peki ne diyorsun ya... bir saniye? Stratejik olarak Alicent'ın hamlesi, Renira'nın tepkisi, sonra sayfayı vermesi Otto'nun. Bu arada o sayfayı da hatırlatayım. Ta ilk bölümdeydi galiba. Renner'i onu böyle okudukları tarih kitabından yırtıp... ...Allison'da veriyordu. Hatırlamayanlar varsa onu Öküz saklamış. Ya öyle güzelim tarih kitabı yırtılır mı hayman? Bari altını çizsin. <laughs> Bari git bir fotokopisini al. Onu yollarsın. Evet burası... E, ...tabii ikinci bölüme direkt... E, ...şey. Şimdi burada Otto'ya geldi... ...diye soranlar da var. Hani... ...evet... Şey, kitapta Orval geliyor bu arada. Ee, oluyorlar. yolluyorlar. Acı sen götür bunu diye. <laughs> ya vallahi ben götürmeyeyim ya. Ya sen git ya. <laughs> Devlet memuruyum dersin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Orval böyle. Ya ben niye gidiyorum ya falan diye şey yapıyor. <laughs> Din adamını kesmezler <laughs> sen git. <laughs> ee, kitapta hatta burada e, René Renira Otto'nun e, King pinini alıyor ya. Ha, alıp atıyor. Kitapta Renira şeyin zincirini alıyor Orwell'ın. Oo. Komple böyle senden bir kim olmaz ver onu bana deyip onu alıyor. Her neyse öyle bir e, şey var. Burada Otto neden geldi? Evet Otto'nun buraya gelmesi biraz riskli. E, belki Alicent gelse daha etkili olur diye düşündüm aslında. Ama artık buna da çok fazla takılmasın insanlar hani takılan varsa da hani dizi karakterleri karşı karşıya getirdiği zaman güçleniyor. Hani mektup yolladılar işte Orwell'i yolladılar filan evet mantıklı olur ama böyle de dramatik oluyor. Otto ile Damon'u son bir kez daha Tabii. karşı karşıya getirmek. Bir de ikinci bölümdeki şeye zaten mesela Alicent neden geldi gelmedi dakika Alicent ya şey o zaman da şey Vizaris neden gelmediyse şimdi de Alison gelmiyor. Çünkü Otto barışmalarını istemiyor. Tabii. Hani belki Alison gelse burada Renira ile barışacak. İşte Otto onu istemediği için büyük ihtimal kendi geliyor. Ben gideyim bir kesin savaş çıkar diye. Ama bak çok da tahrik etmiyor. Mizeria'ya da Damon'a gittiği gibi. Bu, bu orospu orospu falan diye çok tahrik ediyordu orada. Burada çok etmiyor yani. Prenses ısrarı var. Aksine bu sefer Damon, Allison yani küfür ediyor. Şurada olduğu um, şeyi yapıyor, o, o şeydeki um, sayfayı veriyor. Bu arada acaba dedim Allison'ten bundan haberi var mı? Bu arif çalmış falan olmasın onu böyle getirmiş. <laughs> yani, var elde yok. Sayfa da tabii Nymeria'nın sayfası. Hani barış uh, şey ya da ben hatırlıyorum bunu 16 sene sakladım bu sayfayı Allison hala arkadaşlığımıza değer veriyorum şey mi söylüyor yoksa Allah'ın Naimaria'nın kaçtığı gibi sen de kaçtı mı demek istiyor acaba yani. <gülüyor> <gülüyor> hani Nymeria'da kaçmıştı evet. Targaryenlerden sen de kaç mı demek istiyor diye düşündüm ama büyük ihtimal o kadar derin değil bu. Um, burada tabii kritik olan şey um, yaptıkları öneri işte Dragonstone senin olsun işte senin Driftmark Luka geçsin Dragonstone senin çocuklarına geçsin filan Tabii bu artık iyice high barış yapmayı denedi diye şey yapılmış. Boktan bir şey. Hani bunu Kimse çok kabul. bir şey yok. Hani Dragonstone senin olsun. E zaten 9 tane ejderhanın olduğu ada benim zaten arkadaşlar. Sizin burayı alma gibi bir yok. <laughs> hani burası bizim. Drift da alamayacağınıza göre. Valerian Fleet var orada da. Hani bir şey sunmuyor aslında değil mi? Hani bunları bize vermenize pek bir şey yok. Hani biz Bizi buralar evet. dragonstone sizin olsun. Aslında orada kritik olan şey tabi e, Aegon'la, Young Aegon'la Aegon the Young'a, Shifu Aegon'la <laughs> şey Viserys e, King's Landing'e gelsin işte şey olsun kralın şeyi olsun filan yaveri olsun bilmem diyor ama o direkt rehine. tabii canım. İşte daha önce bahsetmiştik ya e, hani sizin çocukları biz King's Landing'e gelsinler eğer siz Tingzani like yakmaya çalışırsanız biz de çocukları keseriz. Yani burada şeyin. Sigorta. Um, <laughs> aynen, um, bundan bahsetmiştik. Nedin um, şeyi aldığı gibi, Congerioyu aldığı gibi babası ayaklanma çıkarırsa keser keseriz bunu diye. Um, burada da aynı teklifi yapıyorlar. Tabii Damon da orada kızıyor, haklı olarak anlıyor tabii onun Çocuklarımı olduğu. size vereceğime ejderhalara yaktırırım falan diye böyle şey. <laughs> Valla bana öyle şeyde konuşmuyor bence. Direkt yapabilir yani belli <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada aynen. <laughs> hani böyle mecazi konuşuyormuş gibi olsa da hani gerçekten yapsa da şaşırma. Ki bu evrende yakanı yani, da var yani. Yani burada işte every single sign of legitimacy belongs to Egan demesi Otto'nun kritik. Ondan daha önce bahsettik. Ee, halkın kimi hükümdar zannettiği kimin gerçek varisi olduğu kadar önemli en azından. Burada Otto'nun artık şeyi o. Güvencesi o yani. Artık biz tahta çıkardık. Buradan sonra artık şey yapmayın. Deşmeyin artık bunu. <laughs> <laughs> Mahkeme falan gitmeyin. Yüksek Mahkeme bilmem ne çıkarmayın. <laughs> Dava açmayın. Yani Gel, size verelim bu araziyi. Um, uğraştırmayın bizi diyor. Ama tabi um, Damonın Renir hala tabi evet. Biz sonra yarın vereceğim size cevabımı diyor. Renier evet. hala düşünüyor. Evet. E, şeyden Damon sonra yapıyor. yapıyor da, mu? şey gibi ya. ya. keselim ya keselim Renir. <laughs> <laughs> Yan diye böyle. Sus lan. Bir otur böyle. Damon iyice burada şey artık. Bir sonraki sahnedeki Damon'un patlamasının bir şeyi de bu. Hani evet. alttan alta Otto ay ne kadar geliyor? Hani Ren'i içine atmak zorunda kalıyor. kestirme <laughs> kestirmedi Atun bize ya falan diye. E orada da bir yani de... Otto varken Hı. bir şey diyemez. Belki Otto olmasa başka biri olsaydı başka şeyler olabilir miydi acaba diye düşünüyorum yani. <laughs> Burada Otto'yu falan kesersen direkt yine haksız düşüm, duruma düşmüş hale gelirsin. Tabii. E, çünkü gene dediğim gibi <laughs> halkın ne olup ne bittiğinden haberi yok. E, Damon Otto'yu kesti işte. Damon zaten deliydi. Aman aman iyi oldu onun tahta çıkmadığı olur yani burada sen evet. Otto'yu kesersen yani orada algı öyle şey yapar. O yüzden zaten Otto biraz ona güvenerek geliyor buraya daha önce de onu söylemiştik. Yani beni keserse Damon Viserys'e savaş açmış olur. Keser. Burada da Damon bu Otto'yu kesse belki savaşı çıkaran yeşiller olmasına rağmen aynı Rhaenyra'nın pardon Rhaenys'in yakmadığı gibi savaşı çıkaran yeşiller olmasına rağmen işte Otto Otto'yu öldürdü Damon'ı yaratılabilir. Evet, bu O yüzden. Bu şey, şey var bir de orada. Erik ee, Eriye diyor ya işte Eriye Sörerik işte otluyu bana getirin bu zevk benim falan. Şeyi de görüyoruz orada. Arik de diğer tarafta. <gülüyor> Yine <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> hemen böyle bir şey oluyor. Böyle bir Böyle böbürlenmeler oluyor ama e Orada bir kavga falan çıksa aslında onlar karşı tarafın şeyine girebilirler orada kavgada. Aynen. <laughs> Karışıyor böyle. Kimi, kim 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 O arkadaşlar ikinizi de öldürmek zorundayız. <laughs> <şoklu oldum. gülüyor> Valla ben bilmem hanginiz erik hanginiz erik. Abi benim bıyıklar yukarı doğru. Valla ben sizlerim. <laughs> kimlik var cebimde kimlik. Bak <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bıyığına bakas, baksa çok komik oluyor. büyümemiş 15-16 senede. Aynı boyuttaydı. Abi evet ya ben o herhalde türden hani <laughs> bunun da türü böyle. Falan. <laughs> türden değil abi. Ejderhalar şeyken büyümüyorlar. Dragon Pit'te kapalı kalan ejderhalar büyümüyorlar. Ejderhaların ha, doğru. E, büyüme hızı şeyle doğru orantılı. Açık o yüzden öküz gibi oluyor. Hiçbirler sığmadığı için. Um, ve de bu mesela Wild Dragon'lar var ya onlar hep büyük yani bayağı evet. Şey olarak. Yani vahşi ejderhalar onlar filan bayağı büyük. Hatta en, Beggar'dan sonraki en büyük Chip Stealer filan olması lazım galiba. O kimin ejderası? Onu hiç hatırlamıyorum. O şey işte. Vahşi. Ha o da ha, vahşi olanlardan. Okey. Hmm. Bu arada vahşilerden o duyurulmuş. Silverwing'i biliyoruz şu anda. Vermitor Sen, var. Vahşi değil ya. Ha başı boş o pardon. Vahşi olanlar hiç binincisi olmuyor. Ha tamam okey. Hiç olmayan. Üçüncü olanlar, onlar vahşi değil. Onlar normal kendi Dragon Mount ya da tamam, bu tamam, Dragon doğru. Mount işte da mağara ya da Dragon Pit'te yaşayanlar var. Vaşhıyla hiç alakası yok. Peki onlar da on... dağda, bayırda yaşıyor. Ha onu da aslında şeyini verdi. Mesela gidip tamam, Daemono da yumurt var. yumurtaları almasaydı muhtemelen onlar orada çıkıp vahşi haliyle takılacaklardı yani. Sayrax'ın ne Ney? şey diyorum Sayrax sayraksın yumurtalarını aldı ya. Aha, okey okay, evet. Almasaydı onlar da vahşi takılacaktı yani. Yani takılabilir evet, tamam. şey değil yani bir kere bir sürücü ile bir bağlantı kurduktan sonra artık seni bıraksa bile ölse bile sürücü tekrar vahşi ejderha olmuyor yani diğer Anladım. o ejderhalarla yaşamaya devam ediyor. Ama hiç sürücü kabul etmeyen tamamen yaşayan işte 3 tane ejderha var. Grey Ghost, Cannibal ve de Sheep Stealer. Sanırım Cannibal. Pardon. Şeyden sonra, Vegard'dan sonra en büyük ejderha Cannibal. Onların ama daha adını duymadık dizide. Onlar daha yok. O olabilir işte. Bir işte vahşi ejderha olduğundan bahsetti. Ha, bu sadece adam. onu söyledi. Three Wild dedi. O Wild'ları şu an bilmiyoruz tabii ne olacak, ne bitecek. Bu arada tabii ilginç olan senin dediğine geliyoruz buradan. Bunları da e, minibüs şoförü gibi akşam başkasına sabah başkasına veremiyorsun yani. E, çocuk da bitti. E, şimdiki çocukların da var ejderhaları. Nasıl olacak o iş ben de anlamadım. Yani Hepsini, hepsini de Aygın'ın başıboş e, bebeleri alamaz yani. <laughs> Hadi bir tane aldı diyelim. Bir tanesi manyak çıktı aldı. Diğerlerin ne olacak? Şifo olacak işte bizzat alacak. Um, i̇ki, i̇ki tane onlar alacak. Okey. Neyse sen orasını fazla <laughs> <kapsın, gülüyor> vermeden şey yapmayacaksın. <laughs> 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 şey. Bunun tamam, tamam, bir planı tamam. var. Yani, bu işle ilgili. Yani, kitapta Damon'ın mı? Yani Kitapta başka bir karakterden çıkıyor ama burada Damon'a verecekler sanırım. O vermitor sahnesinde de For yapıldığı gibi. Tamam. <laughs> um, <laughs> Onu göreceğiz. E ama Damon nasıl alacak ya bir Cyrax varken, Karaksiz varken. Damon almayacak canım. Damon'ın bir planı var bu konuda. Ha planı var diyorsun. Okey. tamam. Okay. Sanırım burada Damon'a veriyorlar o planı. Çünkü kitapta başkası. Ha anladım tamam oraya spoiler olabilir Girmeyelim. Ee, sonra da zaten e, dizinin belki de en kritik sahnelerinden biri. Zaten bunu bölümden önce e, kreatifler de söylüyorlardı. Damon'ın kritik bir sahnesi olacak. Farklı bir yönünü göreceğiz. Çok farklı bir yön değildi gerçekten. Ben çok şaşırmadım. Damon hayranları şok oldu bir tek. Normal diziyi inseyen kimse şok olmadı. Evet abi yani Damon'ı birazcık anladıysak zaten bunu yapmasını bekliyorduk. böyle bir şey. Birazcık anlamaya anlamayı geçtim abi. Bir önceki karısının ne olduğunu bir hatırlarsak Damon'ın. <laughs> ya evet bu arada Yani. <laughs> Bilmiyorum. Kondal'ın o konudaki açıklaması yerindeydi yani adam Ben Damon'a karizmatik olduğu için işte Matt Smith yakışıklı adam olduğu için bilmem ne bir hayranlık besleyenler olurdu ama bu kadar da Damon'ı Eddard Stark gibi kara hak. Derken dur dondun yine galiba bir dakika. Yine bir kopartıp döndüreyim dur. Bugün internetimiz müthiş gerçi. geldi. Abi, ne oluyor bugün bilmiyorum abi valla. Yo bugün muhtemelen bizim internetle ilgili değil ya şansımıza. Bir önceki bölüm müthişti ya çünkü. Bir önceki bölüm böyle yan yana gibiydik. aynen. Şimdi oluyor böyle arada. Herhangi bir şeyi değiştirmedim ben yani. Aynı her şey aynı setup. Bir de aramızda kaç bin kilometre var abi? 18 bin mi? Kaç bin? <laughs> Ejderha on 15 bin. <laughs> Yani aramızda bir 15-18 bin var şimdi. Bu kadar olur yani yapacak bir şey yok. arada olacak böyle. Sıkıntı evet. değil. Sen... Allah'ın siktir ettiği yerdeyiz biz. <laughs> Bilmeyenler için Mert Avustralya'da ben Hollanda'dayım. ha <laughs> bu arada biri sana şey yazmış sözlükte mi yazmış onu? Yani sanırım bir Almancı yıllardır Almanya'da yaşamış galiba. Falan. <laughs> böyle bir şey yazmışlar sana. <laughs> ha şey Türkçeyi sonradan öğrendi falan diye. Aynen yani. aynen. Olabilir. Yani Türkçe'yi o sonradan öğrenmedin. Türkçe unuttum ya. Yani. <laughs> Yok arkadaşlar biz bayağı 15 kaç? Tabii 17 sene İz İzmir'de beraber oturup bir ay içip e, oyun falan konuşup işte NBA konuşuyorduk yine yani. Hep Türkiye'deydik biz. gereksiz insanlar öyle takılırken. Sonra bir, bir 17 senedir de ben Türkçe konuşmadım. <laughs> aynen. Sonra sen gittin. 3 <laughs> sene önce de ben gittim. Ben çok geç gittim. Sen hızlı gittin. <laughs> Öyle yani. Hiç olmadım bile. Evet ya. Yani. <laughs> Neyse onları da bir gün belki konuşuruz başka Kaçtı. bir şeyle. Ee, ne diyordum? Ha Damon'ın yaptıkları ya işte burada aslında önce bir masa toplantısı var İşte oradaki insanlarla konuşuyorlar vesaire vesaire. Ee, i̇şte Viserys e, pardon Viserys diyorum İşte Renira şudur budur derken Damon'la tartışmaya girecekleri belli olunca bunları yolluyor. Clear durum diyor. Yani işte şey tartışması dönüyor tabii burada işte. Ne pahasına olursa olsun tahta mı çıkacağım? Yoksa önce bir yönetimi sağlayacağız. Yani bir plan yapıp. Bence orada Renira şey demek istiyor bu arada. Hani topyekun girelim dağıtalım. Bunun tersini yapalım. Hiçbir şey yapmayalım değil de. Ya bak bir sakin kalalım. Tamam hani tepki vereceğiz ama. Bir önce kim benim yanımda? Hani bir anlayalım bir plan yapalım. E, fevri'ye gitmeyelim. E, akıllı hareket edelim demek isterken. de, biraz ilk hamleyi onlar yapsın gibisinden bir şey de var galiba. Aynen onu da söylüyor. Damon'a göre daha mantıklı bu. Şimdi çünkü şunu gördük biz daha önce Hadi diye gaza çıkarsan yolda biri seni satıyor. Şimdi bir kere bundan emin olman lazım. <laughs> Aynen. Arkandan gelen var mı diye, emin olacaksın. Mal gibi tek başına gidebilirsin. Aynen. Ondan sonra veriyorlar eline gezdiriyorlar seni. Yani o tehlikeli. Bu For Frodo diye koşturup gidersen. Sağ ol. ya arkadan gelen olsun. Yoksa böyle oğlum niye gelmiyorsunuz lan? Ben mal gibi kaldım bu payının arasında Ondan sonra da e, babanın ağzıyla konuşuyorsun falan diye böyle Damon <laughs> atar yapınca şey yaptı. E, boşaltın odayı dediler ve o meşhur sahne yaşandı. Kondal'dan bahsediyorduk. Adam açıklama yapmak zorunda kaldı bu konuda. Heh. Damon hayranları Şimdi söyle onu. biraz Sarah e dalınca şey olarak Sarah işte şey olduğu için ne diyeyim kadın erkekleri kötü göstermek istediği için Damon'ın kötü yapıyor bilmem ne filan yani <laughs> kitapta da böyle abi yani Sarah yaptığı bir şey bildiğin karısını öldürdüğü belki kitapta açıklamıyor ama hani Kimse de Damon'u öldürmemiştir demiyor. Demiyor, diyemezdi <gülüyor> zaten. <gülüyor> yani daha sonra Damon'un bu savaş şeyinde daha başka fantastik işler yapacağını da göreceğiz. Um, hani kitapta da Damon böyle, Serenis'in yaptığı bir şey yok. Um, işte yok çocuklarını sarıldığı sahneyi göstermedi. Ulan çocuklarını sarıldığı sahneyi göstermiş olsa Damon iyi adam mı olacaktı? Hani karısını <laughs> yine taşla diyen adam hani, um, Ryan Condal da onu dedi yani. Damon'ın böyle kahraman olarak ele alınması bana çok sürpriz oldu falan dedi adam. Hani böyle hiç yanlış yapmayacak iyi adam. Ondan sonra da yanlış franchise'ı takip ediyorsunuz dedi. Koydu. <laughs> yanlış yapmayan iyi adam bir tek Ned Stark vardı. Onu da öldürdüler. Abi zaten gururlu ve hatasız olacağım dersen ölüyorsun yani. Hani zaten <laughs> çok şansın yok yani. Değil mi? zaten e, olayı bu. Zaten bir yani gerçekçi de bir şey. Yani bir kere ilişkisinde fiziksel şiddet uygulamış hani karısını taşla ezdi. Hadi onu biraz abartı olarak düşün. Yani. belli ki e, bu tip eğilimleri olan birinin sonra böyle Renira onu düzelttim ben artık yok bu eğilimleri gitti hepsi falan. Yok öyle bir şey yani. <laughs> bir süre long game oynadı Damon sanırım şey olarak. Ee, tamam ben hırs yapmayayım Renira ile beraber bir takım şeylere yükseleceğim diye. Şimdi Renira'nın um, zaten tereddüt bu... etmesi falan biraz sinir etti. Bu şeye çıkmıyor mu işte? Bu kapı biraz aslında Renis'in dediğine çıkıyor. Hani biz kontrol ediyormuşuz gibi değil hissediyoruz ama değil yani erkekler aslında işi yürütüyorlar. Yani değil bir de Daemon Ejdera hani böyle şeyle falan da yan yana falan gördük. Hani Ejdera'ya en yakın de kontrol edemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle boğazına da sarılabiliyor şey olduğunda. Bu yani bu biraz herkese şok oldu ama yani bence güzel bir sahne olmuş. Çok iyiydi canım. Çünkü e, hani Damon hani Rhaenyra'nın da çok fazla şaşırdığını, çok fazla şok olduğunu, korktuğunu da görmedik açıkçası. Rhaenyra da böyle. Evet evet bu Damon. Çünkü hani Damon'la Rhaenyra'nın düğündeki o az daha öpüştük falan Rhaenyra Damon'a direkt böyle öldür buradaki herkesi, kaçır beni Dragonstone'a, götür beni yani Renier'a da bunun ne mal olduğunu biliyordu. Aa, direkt böyle bir silah olarak aa, daha sonra hani sana ihtiyacım var bilmem ne derken Damon'a yani Renier'a bunun ne mal olduğunu biliyor. Hak etti burada anlamına getirmiyorum. Hani Doğru, kimse evet. Renirada da Damon'un yani bu tip A A şeyler olduğunu biliyordu. Ve de her duygusunu da bastıran <laughs> bir insan için hani üzüldü bastır işte şey yaptı bastır. Her şeyi bastıran bir insan için duygu göstermenin tek bir yolu şiddet kalıyor yani işte böyle. Bu tip bir Maalesef. Afer erkek için hani hangi duyguyu hissederse sesin sonra Renora için çok travmatik bir bölüm oldu ama aynı şeyler Damon için de geçerli. Damon'ın da abisi öldü. Damon'ın da çocuğu düşük yapan. Damon'ın da çocuğuydu sonuçta. Abisi onun da öldü. Ya da doğumdaki şey Damon'a da Laina'yı hatırlattı. Hani Rhaenyra'nın yaşadığı travmanın benzerlerini Damon da yaşadı bu bölüm. Sonra dediğim gibi Otto üstüne tüy dikti. Gelip. Otto'yu da öldüremedi. Orada da bastırdı. İyice doldu. En son Patlatan gene Viserys oldu ya. Adam artık mezardan evet Daemon'u delirtmeyi başardı gene. Şu esenlisi şey vardı yani. Aynen. şey Ona şaşırıyor Rhaenyra. Ee, sen bilmiyor musun I so Song, of, Song of Ice and Fire muhabbetini diye. Aa sana anlatmamış diye ondan sonra e, zaten boynunu sıkıp bıraktıktan sonra evet. ona şaşırıyor. Boynunu sıkmasına değil peki. <laughs> yani Viserys gene Daemon'u delirtmeyi başardı. O şey vardı ya cenazede bir şey ihtiyacım var mı filan diyordu. Damon böyle deliriyordu. Al sıktır lan yok mu? <laughs> şey. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> i̇şte burada gene bizleriz öbür dünyadan e, şey oluyor. Gerçi ben boğazını sıkmasını şeyden hani o Song Nelson Fire deyince böyle boğazını sıkıyor ya herhalde o şeyden o. Bitmeyecek o kitap artık lan filan diye sıkıyor böyle. <laughs> Kızıyor değil mi? Da. Yazmıyor Aslında zaten. of Ice efsane deme bana delirtme beni. Ya da Raniro şey diyorlar. Bu kehanet çok önemli Bran'ın tahta çıkması için diye böyle sinir oluyor Damon. Bran mı ne Bran'ı e ya filan. Çok sinir oluyor. onu seviyorlar. İşte Damon'ın bastırdığı bütün duygular bir anda... Viserys'in onun aslında hiç iplemediğini <laughs> bir başka kanıtıyla, kanıtıyla yüz yüze gelince Damon gene tutamıyor kendini. Yani patlıyor herif. Damon'ın da duygu gösterme şekli tek şiddet. Şiddet abi aynen. Böyle bu yani böyle şey yapıyor. Bu arada şeye çok uyuyor bak. Daha az önce konuştuğumuz için çok güzel oturdu şu an kafamda. Ee, Wild Dragon biraz ya yani baktığında Damon bir connection'ı yok. Yani en başta bir görüyoruz. Ta en başta tek bildiğimiz bilgi Viserys de zamanında kerhanelere gidip takılıyorlarmış. Böyle bir gençliklerinde iyi gibilermiş. Sonra hakkında çok görmüştüm bir... ben ya. <laughs> Sen tabii resepsiyondaki kadını tanıyordun oradan biliyorsun zaten. ben oradaydım geldik. <laughs> ya böyle Damon biraz böyle onu hayat sürükledikçe bir yerlere giden biri. işte bir anda Reyna evleniyor, Pentos'a gidiyor, işte Dragonstone'a dönüyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, geri geliyor. Devamlı birileri onu bir yerlere yolluyor sırf uzak kalsın diye. Ve günün sonunda biraz Damon şeye dönüyor. Bunu yine yanlış anlaşılmasın. Damon'ı savunduğum ve sevdiğim için söylemiyorum. Yani sadece dizinin verdiklerinden bir çıkarım yapıyorum. kontrol edilemez bir Dragon gibi aslında Damon artık. Renira için de öyle. Renira bence bunu biraz geç anladı. Yani çünkü daha bir bölüm önce şeyi konuşuyorduk. Aa Damon dinliyor lan bunu galiba falan diyorduk. Pek de çok da sikinde değil yani. Hani ölseydi muhtemelen çok da hani evet üzülecekti. Vicdani olarak üzülecekti ama ertesi gün unuturdu yani. Yoluna devam ederdi o. Greenler için, Greenleri ezmek için kullanırdı Renira'nın ölümünü. O yüzden biraz böyle bu bölümün özellikle teması yani kontrol edilemeyen karakter, bir işte de hayvani içgüdü bunlar bu bölümün full teması olmuş yani. Hem Damon'da hem ejderhalarda. Yani, sen dediğin gibi bu ikinci çocuk olmanın lanetinden dolayı da hep bir arayış içerisindeydi ya işte. Sürekli işte ben Stepstones'a gideyim bir öldürüyorum. İşte şey yapayım. Oraya işte sigartı yöneteyim. Yok onu da sevmedim. Sürekli bir arayış içerisindeydi. <laughs> Sanırım arayışın bittiğini sandı burada dayımın. Artık hani benim bu saatten sonraki şeyim e, misyonum Otto'yu ve Yeşilleri öldürmek. Artık bir an için onun için netleşmişti şey. Rahattı da yani, artık evet. Buldu en sonunda davasını. İşte bu benim şeyim. Otto'yu <laughs> ve Yeşilleri kesmek. İşte Renira'nın onu e, Renira'nın bir anda Viserys'e dönüp bu savaşı Daimon'un elinden alma ihtimali de onu biraz delirtiyor. Yani Aynen. bir an için orada Viserys'i görüyor. geldi. Bir şey yapmak yerine işte bunu anlaşacak bunlarla. Yine ben burada mal gibi kalacağım. Ne otoyu öde alabileceğim ne savaş yapabileceğim. Onun da biraz şeyi var. En sonunda bir <laughs> haklı bir savaş buldum bırakın <laughs> savaşı Yine olmadı ya Allah kahretsin. Yine olmadı. İkinci çocuk olmanın lanetinden en son tam kurtulacakmış gibiydi. Orada gene olmayacak olmamasından korktu. Yok öyle yani, öyle. Kesinlikle. Renira'nın Viserys olmasına, Viserys'e dönüşeceğinden korktu. Ve hatta Birine şey yani orada Viserys'in boğazını sıktığını düşünebilirsin. Yok çok haklısın. Evet doğru doğru. Yani hatta e, şeye de biraz gönderme gibiydi o kısım. E, sahnelerinde de üstünlük konusunu konuşmuştuk ya. Damon üstün takılırken orada ve reşit olmayan bir çocuğa. Sonra orada bir ondan çok daha küçük olmasına rağmen üstünlüğü alan e, Renira'ya karşı böyle bir biraz da belki de işte artık ahlaki bir yerden de basıp gitmişti. Burada da aynı şekilde böyle tutup bir yaklaşıyor. Baya böyle öpecekmiş gibi. Aynen oradan şey yapacaklar diye bağlayacaklar diye. Aynen değil mi? Çok Kıyasal ilginç. De. Hollywood böyle tokat하다 önce sonra öpüşüyor şey hate hate sex ee, hmm. rate sex'e giriyorlar bir anda ama öyle olmamız daha iyi olmuş bu arada hani orada biraz üstünlük tasladı aslında yine yani o biraz seks olarak da hani cins olarak da üstünlük bende gibi bir yere sanki o sahnenin devamını yaşamışız gibi hissettim güzel bağlamışlar yani aradan tabi 20 sene geçti ayrı konu. <laughs> bence güzel bir sahne oldu uh, Damon açısından gayet um mantıklı. Yani böyle, bu, ben iyi aile babası oldu diye düşünmemiştim. <laughs> ya, tabii çok insan öyle düşünüyordu. Sanki şey bundan sonra hep Damon'ın kızlarıyla kızlarını bale kursuna götürürken filan sahneleri olacak filan zannedenler vardı herhalde. <laughs> Peki Serena tepki, <laughs> tepki verdi? <laughs> e Serra Damon'la ikisini yakıştırıyordu. Serena tepki verdi? hala Damon'cu ya. Ne varsa bu Damon'da. <laughs> Karısının taşla ezdi hatunu yani. Ne bunu mu istiyorsun? Taş mı ezdi kafana? <laughs> Boynunu sıkınca da mı tepki vermedi? Artık yeter falan diyor. Yok abi o şey yani dediğim gibi um, o sanki biraz daha yapmaması gerekeni yapıyor. Şimdi Demiştik ya bunu daha önce. Bir karakteri sevmenin o karakterin değer yargılarıyla aynı hissetmen gerekmiyor yani bir karakteri sevmek. Tabii tabii canım. Hayır, yani tabii. mesela Tywin, ben Tywin'in karakterini çok severim ama Tywin'in değer yargılarından nefret ediyorum. Hani karakter olarak çok iyi ama şey olarak hani ama benim işte... düşüncelerimden farklı ya da Tywin'in kendini resmettiği kadar akıllı olmaması, korkak olması dolayısıyla sevmiyorum karakterini ben yoksa kötü olduğu için, insan öldürdüğü için yani <laughs> ona öyle bakmak gerekiyor. Yani ya da ben Net Stark'ı şey diye sevmiyorum açıkçası. Çok doğrucu adam, çok gururlu. Umrumda değil yani benim o. Benim yani Net Stark'ı sevmemin sebebi yani daha önce konuştuğumuz şeyler, yani dönüp dolaşıp belli bir onur kodunun olmasının, nasıl çocuklarının daha sonra hayatını kurtaracağının işlenmesi evet. Burada da yani Damon karakterini sevmekle um, onun ne yaptığını çok kötü karısını domestic violence, ay sevmiyorum artık Damon'u. Yani böyle saçmalık olmaz. İzleyince sana ilginç geliyorsa karakter severs. Ama yani, işte sen çok akıllı bir yerden akıl, ya yani bir yargın var çünkü senin. Judgment'ın var. İnsanlar pek onu düşünmüyor genelde. <laughs> Adam yani be, ben... işte koca be, baba be falan diye seviyor yani. <laughs> Ya yani ben kimsenin arkasına geçip taraftarı olmak ya da takım tutar gibi siyah yeşil tutma bunu yapmamaları söyledik zaten birkaç kere insanlara. Bundan sonra da yapmayın arkadaşlar yani gel. <laughs> bu bunu, bunu <gülüyor> bir, bir karaktere çok fazla bir anlam yükleyip onun peşinden gideyim ben bunu destekleyeyim artık dediğiniz zaman özellikle bu hikayede çok fazla hayal kırıklığı yaşayacaksınız yani. Tadınız kaçar. Aa, buradan şeye geliyoruz. Koris'te Renis'in sahnesine. Koris ıı, ateşi kır ateşi düşmüş sonunda. <laughs> Sirkeli su işe yaramış. Ee, ve burada yine Renis. Ya Renis'in buradaki diyalogları biraz ıı, ilginçti tabii. İşte sana en ihtiyacım olduğu dönemde gittin. Gerçi senin buradaki açıklaman benim kafama oturuyor yani power couple biz biziz dediği için oturuyor. Hani tek bir kişiydi ama tabii Koris'te onu ben dediği için bir yandan da bunu bozuyor Renis'in gözünde. Hala işte ben Leon, Renner da böyleydi ya işte Renira'dan ayrılmak isterken ben bir gideyim denizlere bir kendimi bulayım be birazcık böyle <laughs> o erkek... o harbiden denizde kendini vuruyordu zaten <gülüyor> <gülüyor> bir erkekliğimi hissedeyim falan suya girip aynen ya gidin alın şu herif bir dediği sahne var değil <laughs> oh Taşaklarım seninle de suya giriyor. Tam böyle taşağın altında ya çok soğuk giremiyor mu buraya kadar? Gireyim. Yani bu biraz işte şey artık biz herkes kardeşim denizler bizim orada kendim buluyorum çocuklarımı da kaybettim. Reniste kızdan sen mi kaybetti? Biz kaybettik biz yavşak falan diye. Sonra konuları anlatıyor işte kardeşinin öldüğünü işte nasıl olduğunu sonra işte Koris bunlara tepki veriyor. Koris de burada biraz hala şey modunda işte bizim işte her şeyde aceleci olmamız, gururumuz bilmem ne hep başımıza dert oldu falan yani. Ne anlatıyorsun yani birazcık orada artık tatava yapıyor ve şey diyor sonra Iron Throne için olan aşkımız işte bizi buralara getirdi falan. Yani aslında Renis'in bir şey yoktu sen gidip devamlı Renis'e bak taht senin de ha. bak hatırlatırım falan diye kafasını ütüledin kadının yani. O yüzden e, Renis de bir noktada konuları anlatıp Renira'nın yaptıklarını da anlatıyor. E, sonra da şeye götürüyor işte. Konseye götürüyor. ile Renis biraz kayıp geldi bana ya. Birazcık kayıp ay, kapı. Ne diyeyim. <laughs> yani tam olarak oturmadı bu karakterler. Özellikle Reynis konusunda. Corliss biraz daha şey. Bence Corliss oturdu da Reynis oturmadı. Evet, doğru diyorsun. Yani. Reynis'in ben çok oturduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada yani Corliss Reynis'in lafına geldi. İşte çok hırslısın. Senin hırsın yüzünden başımıza işler geldi diyordu daha önce. Reynis Corliss'e. Corliss'te yok yok Tahta basalım artık da, Yakınız çok. Kraliçe verelim, işte kral verelim, işte bilmem ne. Şimdi iki çocuk, bir de kardeş kaybettikten sonra korlis. <laughs> <laughs> Galiba hırslı olmamak gerek o kadar ya. <laughs> bir de kendi canı da gitti az daha hani e, tabii. şey olarak. Az daha ölüyor derif herif. Şeyi yapan ölümden dönen adamların yumuşaması şey muhabbeti oldu. Işığı gördü. Valla Reynis bunlarla hiç ulaşmayalım. Gidelim dünyayı gezelim. <laughs> yaşayalım. Her günü başka yaşayalım. Adam <laughs> böyle şeye döndü artık. Tahtma, evet. ee, Taht mat bunlar. Ölümlüyüz ya. <laughs> ben diye. şey diyor böyle, böyle Stepstones'ta küçük bir kafe açarız bak orayı da ele geçirdim gelene geçene aynen, aynen. Steps <laughs> Bir çit yaparız ona en son. Oradan kestiğimiz haraçla yolumuzu buluruz. İşte bu sefer de Reynis. Yok yok onu yapmayalım savaşa girelim. <laughs> hani yok artık çok geç. Ben diyorum yani bu tarafsız kalma muhabbeti. Ya, ta ben şeyde söylemiştim ya tarih erken. 8. bölümde de aynı şeyi söyledim. Yani Raynus'un tarafsız kalacağını zannetmesi biraz mantıksızdı. Ee, hala da mantıksız. Reynis şimdi dönüp e, tarafsız kalmayalım çünkü Renira savaşı engellemeye çalışıyor. O zaman onu destekleyelim. E Savaş, Corlys gidip Renira'ya şey demiyor ki yani. Sen savaşı e, Engellersem biz seni destekleriz de demiyor. Tabii. Tamam tamam sen bizim filo senin zaten step Stones da bizim onları kitledik mi oraya düşürdük <laughs> mı? Ondan sonra Raines de gülüyor filan. Hmm, evet. <gülüyor> e, anlamadım ben hiçbir şey anlamadım Raines'in şeyinden yani. Hani evet. Corliss uyandığında Raines şöyle deseydi ya. Ya sen yokken işte ben düşündüm böyle böyle oldu. Beni hapsettiler dikelim yeşiller ya biz gidelim Renira'ya yardım edelim. Bundan sonra tarafsız kalmamız çok riskli olur. Tarafsız kalırsak her ikisi de bizim onların işte düşmanı olduğumuzu düşünür. biz hani şöyle bir bir karar ver yani bir şey diyor. Hala böyle işte bak Renira şey yapıyor. Şu an savaş çıkmıyorsa Renira sayesinde çıkmıyor. E tamam bunu düşünüyorsan o zaman niye bir sonraki sahnede Renira'nın savaşına top yakın destek oldun? Yani, yani ben anlamadım hiçbir şey. Ben Reynis'in kitapta Reynis daha gaz bir arkadaş. Hani daha böyle giderim basalım, yıkalım ejderhayı. Zaten hiç Reynis böyle işlenmedi. Hiç savaşla alakası olmadı. En sonunda gene geldi. O zaman ben gideyim Galat'ı koruyayım Melis'le falan dedi. Yani evet. savaşa Dev... gönüllü oldu. Devreye yazayım oralara bir halledeyim falan dedi. Ya yani ben anlamadım. Corliss çok şey değil. Korliss'in tabii ki daha önce hırslıydı. Şimdi biraz daha ikilem yaşaması normal. Az daha ölüyordu adam. Yok Korliss yani. bayağı okey canım. Corliss'in aldığı. Corliss hatta bence Lord of the Tides olarak konseye girip biraz şey tribi de yaptı. Bak biz de buradayız. Aynen. Bize muhtaçsın ha hani. E, neredeyse şey yaptı abi. Benim buranın ağabisi diye girdi oraya yani böyle. Aynen. Zaten prenses diye girdi sonra Queen'e çevirdi falan. Hani Queen'e demedi. Your Grace dedi bu arada. Hani böyle bir şey yaptı yani. Hani e, ne diyeyim. Vibe'ı bir üzerine aldı. Ha, abi evet bizim bu adama ihtiyacımız var. Lan vibe'ını aldı yani orada millet. <laughs> yani Corliss iki çocuğunu kaybetmişsin ya da işte şeyini kaybetmişsin. Kolesin artık hani ulan kaybedecek neyim kaldı artık? Dari devam edeyim. Evet, Rhaenyra'yı destekleyerek demesi doğal yani. Kolesi'de çok fazla büyük problem yok ama Rhaenys'in ne istediğini, ne yaptı. Burada birazcık o işte hırslı adamı şey yapan ikna eden oldu Rhaenys. Kadın prototipini biraz oturtamamışlar iyi. Çünkü Hani şu ana kadar çok tutarlı bir strateji görmedik Reynis'ten. İşte bu tarz yani olmadı o. Reynis <laughs> belki kitaba daha yakın kalsaymış daha ilginç bir karakter olabilirmiş. Bence sıkıntı şu katılıyorum sana. Çok büyük oranda katılıyorum. Şimdi... Bir de savaşçı kadın hiç yok ya şurada. Hani daha böyle biraz daha warrior, princess gibi bir tip olsaydı biraz daha çeşitlilik olurdu. Onda da haklısın. Ee, özellikle bu dizi çerçevesinde. Ama şimdi o mesaj şuradan oturuyor. Şimdi belli ki e, dramayı yaymak için, dramayı biraz daha vurucu hale getirmek için belki şimdi Renira'nın kırılma noktasına geldik, Alison'tınkine geldik. Renis'te aslında bir şeye gelmedik. Bir kırılma noktası ki çocuklarını falan kaybetti. <laughs> Kırılmadı orada. Aynen. Nasıl gelmedi bilmiyoruz. Yani bir şekilde gelmedi ama. Bunlar da haklısın ama ben bu dramadan dolayı kıracaklarını düşünüyorum. Ama aksine şimdi Serahes'i ben destekleyen biri olarak şunu söylüyorum. Bu bölüm mesela şu açıdan Renis karakteri daha sakıncalı bir hale gelmiş. Şimdi biz aslında erkeklere arkasındaki kadınları değil erkeklerin bir şekilde mesela yoluna girmiş ama fark etmeyen bir karakter Yanılıklı. gördük. Alicent. Renira tam tersi mesela o böyle sistemi değiştirme nasıl değil mi bir saniye Hı -hı. dur yine aç kapa yapayım Benimkini. bir de koparıp bağlayayım tekrar seni. <laughs> ha tamam şey diyordum e farklı karakterler gördük şimdi mesela Aristot e Renis'in de dediği gibi e yönetiyor zanneden ama aksine yönetim altına alınmış erkeklere hizmet et etmeye sürüklenen ve o döngüden çıkamayan bir kadın. Renira da biraz daha farklı. Renira işte ben sistemi değiştireceğim. Geldim inatçı. Şeytanla masaya oturdu falan. Okey bunların peşinde. Renis bu bölümle beraber ki bence şu ana kadar değildi. E, hep dediğimiz gibi yani power couple, V bilmem ne. Bu noktada başarılı erkeğin, güçlü erkeğin, karar verecek erkeğin ikna eden arkasındaki akıllı kadın gibi artık bugün de bir yeri olmayan her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır falan gibi geri zekalıca aslında kadını ikinci plana iten öne çıkartmayan bir bakış açısına getirdi. Bu bence bayağı sıkıntı ben buraya biraz kıl oldum zaten. Ve Renis'in bundan sonraki yolu çok kritik. Şimdi boyuna eğdirmediler kısmını takdir ediyorum. Renis'i aslında kraliçe olamayan bir karakter olarak ve belki de kendisini Renier'e eşit pozisyonda gören biri olarak boyun eğdirmeleri okeyken buna nasıl karar verdiler? Burası biraz sakıncalı olmuş. Belki senin dediğin gibi aralarında fırtınalı bir şey olsa ya da Ren Renis daha sert bir şekilde Kolis'e çıkışsa daha mantıklı olabilirmiş. Ben de o açıdan Renis'e biraz kıl oldum. Seni verdiler aslında ilişkilerini bozulduğunun. Hani burada mi Mifland da evet. dedi orada daha ıı, devam edecek gibi diye düşündüm o bozukluk ama sonraki bir sonraki sahnede Kolis geldi evet bizim donanma sizin şeyde kontrolümüz altında ondan sonra Reynis evet evet öyle falan dedi hani bitti sonra hani. ben anlamadım Reynis'i pek um, bir, bu arada oyuncuyu da eleştirebiliriz burada ya yani Eve Best kötü bir oyuncu değil ama bu bölümde çok gözüme battı ya. Her şeyde sırıtıyor gibiydi ya böyle. En, en sert anda bile böyle suratında hafif bir tebessüm var gibi duruyor. Böyle bir kız oldum yani. Bunu biraz kaybetmişler bu karakteri. Belki sonra toparlarlar. Olabilir, olabilir. kötü olmamış. Yani çok da ana karakterlerden biri olmadığı için hani Sonuçta çok fazla bir e, şeyi yok yani sadece geçen bölümdeki e, olayın kahramanıydı. E, fazla an, şey olmadığı için diziyi çok etkilemedi ama yine biraz kaybettiler karakterin evet. ne düşündüğünü şeyi biraz tutarsız hale geldi. Ben bunu şeyden diyorum işte yani ilk, bu mesabe bölümü direkt herhalde Condle yazmış. Greg Yates yönetmiş son bölüm. İlk bölümü de galiba ikisi yazıp yönetmişti. Yani onun biraz şey dengesi yazarların elinde ve creatorların elinde böyle bir dağılmış. O Reynis oturmamış. Yani biri başka bir şey anlamış, öbürü başka bir şey anlamış. Ve ortaya böyle sağdan soldan çekiştirilen bir karakter çıkmış gibi olmuş. Bilmiyorum belki dediğim gibi ikinci sezonda toparlar yani. Uh. Yani dönüp, geri dönüp bir analiz yapsak zaten Reynes'in en başından beri neler söylediğini büyük ihtimal daha başka çelişkilerde buluruz ya Tabi muhtemelen muhtemelen çıkar ee, burada full support dedi onu konuştuk ee, ha bu arada tabii Reynir'e burada koalisi ayar da verdi onu da atlamayayım <laughs> high da sana yemin etmişti ama işte hmm. e, sen de etmiştin deyince böyle tabi tabii, tabii <laughs> yani falan diye böyle bir kaldılar. Güzeldi orası da. Ha şimdi burada sorun var. Ee, Renira neden çocukların gitmesine okey verdi? Çünkü yani yorumun ne yani bunu? Çünkü şey ya birisini yollarsa alın yani şeye tepki görür diye korkuyor. Dur sesin kesiyor. Hani, ne yollarsa bir daha söyle. Yani prensten aşağı seviyede birisini yollarsa. Ha anladım. Lordun lordlar karşı çıkar ya da tepki gösterirler diye korkuyor. Ki o korkusunda haklı. Hatta daha da fazla bir şey yollaması gerekmiş e, Baratheon'a. E, Tabii. Çünkü birazcık o yeminin Starklar gibi herkes ettiği yeminin arkasında duracak zannederek şey yapıyor. İşte burada e, prensten aşağı birisini yollarsak ayıp olur diye düşünüyor. Şey. Ama başta bir geriliyor ya böyle. Hani bizi yolla biz daha hızlı gideriz san hani diye Jace işte Dragon'la gideriz daha ikna edici olur falan. Biraz da tabi Damon'dan da gördüm Tehlikeli, bunu. tehlikeli olduğunun da farkında tabii ki. Evet. ama elçi olarak giden prens hani şey olarak düşünmüyor. Hani kim buna yani zarar veriyor. Yani Lord Ayer diyecek olsa bile elçi olarak gelen prensi öldürmeye falan kalkmaz Lord. Yani zaten Baratheon'da yarak kafalı olsa da hani burada yapmayın siktirin dışarı falan diyor adam. Hani Tabii. yani, Rhaenyra'nın okuyabildiği o yani. Eğer yani prensini aşağıya yollarsak Lordlar bunu alınabilir. Ama o riski alma şeyini Göz alıyor burada. Ben bir de burada şeye şaşırdım işte şundan da sordum bu soruyu. As e Mesela Viserys'in etrafında işte Strong olsun, Otto olsun e sevsek de sevmesek de yani karakterlerden bahsediyorum aldıkları kararlardan dolayı e aslında mantıklı fikirler atıyorlardı ortaya sistemin işleyişi için. İşte Otto mesela küçücük çocuğu bile hemen e Renira ile baş göz edelim demişliği var. İşte onun dışında mesela işte Reyna ile evlenmeniz daha iyi diyen bir Strong var. Burada kimse Renira'ya gidip ya tamam Luke'la Jesseris doğru da bak Joffrey var. E bu adamın da kızı var. E, muhtemelen Yeşiller e, bir çocuğunu verecek. Sen de Joffrey'i yaz kağıda. Hani şimdi yaz sen bakarız sonra falan. Ya bir akıl veren yok onu anlatma. Yani bir dinlemiyor Belki gibi. Belki yazmıştır. Meister okumamıştır abi. Ha gerçi o da var. <laughs> 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 Meister okuyor. Luca söyler zaten de öyle bir şey olsa da. Ya tabii canım. Ya Renira tabii ki bu konuda tecrübesiz. Dediğin gibi bunun cancel'ı Damon Corliss falan işte o bizim Celtic Arda'yı falan da var ama onlar düşünmüyorlar. Burada daha çok Baratheon'ların güveniyorlar mı acaba? Reynis'le olan bağlantısına güveniyorlar. Yani hmm şeyle... E, Borosla Reynolds'in kuzen olmalarından dolayı ama şurada daha çok Renéa'nın ki e, tam bu konuları yani ta bunu kaç kere konuştuk yani Renéa bu işin kurallarını doğru düzgün öğrenmiyor. Evet çok lordlarla e, bir araya şey yapıp işli dışlı olup onların ne düşündüklerini öğrenmiyor. E, e şimdi oturduğu yerden tahminde bulunuyor. Yani bunlar bana yemin etmişti. Hala bunlar yeminine sadıktır herhalde diye düşünüyor. E işte bunu daha önce söyledik yani sana yemin etmiş olmaları sana altın tepside bunu verecekler anlamına gelmiyor. Burada Otto daha akıllı hareket ediyor. Ki Storm's End ve Baratheon en kritik nokta burada. Çünkü e Stratejik olarak da çok önemli bir yerde yine şeyle arasında King's Landing ile Reach'in arasındaki bir başka toprak. Um, Rhaenyra'nın tamamen gözden kaçırdığı şu Baratheonlar Aegon'un kardeşi yani piç kardeşi Aegon'un babasının piçi Aegon'ın The Conqueror'ın yani ve de o noktada sonra en önemli ikinci aileler e, Aegon döneminden sonra. Hani kardeşi artık bunlar. Yani bildiğin Targaryen bunlar. Tamam. Targaryen ailesinin bir dalı bu. E, ondan sonra yavaş yavaş Corlys döneminde e, Velaryonlar bu ikinci aile pozisyonunu devralıyorlar. E, bu Velaryonlar hep evlenen aile işte burada iki tane şey var. Nişanlananlar Velaryonlar işte donanma Velaryonlar da işte biz e, şeyiz Velarya kardeşliği bilmem ne. Baratheonlar da oğlum biz Targaryen'iz lan. Hani çok dışarıda kalıyorlar. Doğru çok yani dışarıda. Dışarıda kalıyorlar. Orada bir Rhaenys'in işte annesinin şeyle evli olması noktasında bir bahis yap bahis gibi yani ne diyelim Reynisi e oynuyorlar e, Baratyonlar. Eğer Reynisi tahta çıksaydı e, da önemli bir e, noktaya gelecek gelecekler de diye düşünüyorlardı herhalde çünkü bu Boros'un babası Boromun Reynisin çok ateşli des. Hmm. Ama Reynis atlayıp Vizeris'e geçince taht, ve Vizeris'te, Korlis'te, Velaryonlarla Yine iyi anlaşmaya devam edince burada e, Boros'un o şeyi devam ettirdiğini görüyoruz. Yani Boromun olsa bile yani babası olsa bile belki gıcık olacaktı Rhaenyra'ya. E. Çünkü e, Viserys'e biraz kıllardı. Burada da Boros'un o e, şeyi devam ettirdiğini görüyorsun. Bir de Velaryonlar şimdi ejderhaya falan sahip oldular. E tabi. <laughs> e, şey sayesinde. Luke sayesinde kızlarda ee, kızlar da Kızların tarafından da ejderha. E şimdi Baratheonlar da bunları istiyor. Yani onlar da ejderhaya sahip olsunlar. Onlar da en güçlü ikinci aile olsunlar istiyorlar. E şimdi Baratheonların burada onlara Targaryen ailesine bağlan olması o kadar garip değil. Şimdi Renera'nın çözemediği bu zaten. Baratheon'ların istediği o. Tekrar kraliyet ailesine eklenmek istiyorlar. Yakın olmak, orada içinde evet. olmak istiyorlar. Aynen. Aynı şekilde şimdi Aemond bu um, Boros'un kızlarından birinden çocuğu olsa yarı Baratheon çocuk. Belki yine ejderha birincisi olacak. Baratheon ailesine de ejderha gelmiş ol gelmiş olacak. Renira bunları tamamen kaçırıyor. Ha bu, bunları kaçırmamış olması Renera'nın Boros'un ettiği yemini siklemiyor olmasının bir şeyi olabilir mi? Onu da artık herkes kendisi değerlendirsin. <laughs> olabilir tabi um, tabii yani. Herkes Stark değil tabii canım öyle bir dedi yemin ettim mi? Ya. Üç yani şey <laughs> yine Stark'a getirdin. <laughs> evet. Dediğim gibi, senin dediğin gibi burada en az yapması gereken şey Joffrey'i önermekti. Çünkü Joffrey de ejderha sürücüsü. Aynen. E, Joffrey'nin nişanlandırması işte dört kızından birisi. Ki bunu daha geçen bölümde Tyrant bile düşündü yani. Evet. Renira'nın düşünememiş olması büyük şey. Hadi o düşünemedi. Bir öneren de olmadı oğlum. Hani önerse ve bir tartışma çıksa anlardım. Yani kimse de sikinde değil. Biraz aslında onu demek istiyorum. Savaşa gidelim kafasında orada herkes. Kimse strateji, mı strateji umurunda değil yani. Bu bayağı tehlikeli bu arada. <laughs> Aynen en azından Luke'la beraber Reynis de yollanabilirdi. Ha ya da. hani <laughs> hem iki ejderha yollamış olurdun bir tehlike olur mu diye. Hem de Reynis kendi kuzeniyle belki farklı bir şekilde konuşurdu. Ya da Aymond orada ağzının payını verir oturturdu köşeye. Muhtemelen. Onu da yapmıyorlar. Yani tamamen biraz Renier'in e, Baratheon, tehlikesini görmezden gelmesi sonucu oluyor. Ee, bu arada dediğim viz, gibi Viseris de hiç Baratheon almamış lan yanına. Ulan bir bari konseye bir tane alaydın ne bileyim bir yere sokaydın birini. Hiç kimseyi almamış o da ya. <laughs> ee, öyle yani ben hatta demiştim ya bir bölümde ben um, eee Reni evlenmem Boros'la evlenirim diye. Ha evet hatırladım. Doğru bak ne kadar stratejik <laughs> bir hamleymiş şimdi anlıyoruz. <laughs> Aynen. Ya, o dönem o tam olarak şey uyuşuyor mu bilmiyorum tarihler. Sanırım o Boros evlenmiş oluyor Daenerys'le, Lyanna'lor'layken ama en azından Leonor'dan önce hatta Boros'la evlenebilirdi. Tabii Lyanna'lor çok... yerine Bor Velaryon'dan yine bir tercih yapılmış oldu. Aslında Belaryon donanması desteklemezdi Renira'yı. belki o zaman atar yapardı. Sen Leynor'la evlenmedin derdi. Bu işler böyle hocam. Hem <laughs> başta Leyna'yı alsaydı Vizeris bak nerelere girdik şimdi. <laughs> Vizeris'in zaten şeyle Alicent'la evlenmesi bu işin ana sayı yani. bizerisin hatasıdır. Dediğin gibi o ile evlenseydi Renier'a da mesela Boros'la evlenseydi her ikisini de kitleyebilirdin aile. Tabii. O zaman Otto gibi adamlara bok yemek düşerdi ama. O zaman da bu savaş çıkmazdı. O zaman da ejderhalar yok olmazdı. Ejderhalar yok da... <laughs> Kitapta ejderhaları geri getiremezdik. Tabii. Başa dönüyoruz. Ben o yüzden hep salakların salaklarla mücadelesi diyorum. işte bu yüzden abi. Aynen bu... aynen gözünde büyütmesin insanlar. Bak burada kitabın en büyük ayranı söylüyor burada. <laughs> evet bu arada abi hangi eser olursa olsun ya ya ne kadar seversen sev bu e, kutsalın olmamalı abi. Bu kadar da bak ana yani. kitabı büyüt. Ya da Yüzüklerin Efendisi'nin büyüt. Yani şöyle büyüt. Hiçbir dizi, hiçbir film, hiçbir commercial şey ne olursa olsun ticari gü şey güden bir proje. Yüzüklerin Efendisi'ne işte A Song of Ice Fire'a bilmem ne sevi kitabın seviyesine çıkması mümkün değil. Mümkün değil. Ama Fire and Blood'ın seviyesine çıkar çıkarsın. Çok rahat çıkarsın. Al Viserys karakterine bak. Muhtemelen önüne geçti Joker, zaten. Kendisi bile söyledi yani. Benim Viserys'den daha hmm. iyi oluyor, oldu diye. Çünkü Fire and Blood Silmarillion'da öyle. Edebi anlamda, hikaye anlatımı içindeki bilgilerin değerli olması başka bir şey. Silmarillion'ı okumak çok zevkli değildir yani. Çok büyük yüktür yani. Tabii. Oh, onun çocuğu, onun çocuğu, onun dedesi, onun bilmem nesi. Çok yorucu. Hani daha mitolojik ilk başı falan güzel. İnsanlar geldikten sonra boku çıkıyor. Keşke yaratmayaydık bu insanları. Vallahi boku <gülüyor> <çıkıyor>. <gülüyor> Fire and Blood o konuda biraz daha şey, o kadar Kapsamlı değil hani binlerce yılın şeyi falan değil ama insanlar gözlerinde büyütüyorlar şeyi yani bu şeyde ne diyeyim bu bir sonraki şeyde de konuşacağız onu kitabın dizinin kitabı geçtiği yer çok oluyor yani biraz ha. biraz acaba şey olabilir mi yani George R. R. Martin bence zaten şeyden pişman kitaplar bitmeden Game of Thrones dizinde devam etmesi ve projenin çok dışında kalması belli ki kitabı için de pişmanlık yaratıyor. Bu ki bu kitaplar aslında direkt onun görüşleri değil de bir de third party görüşleri yazıldığı için ve şimdi diğer development'ta olan işlerde aslında e, yine third party işler olduğu için daha safe. Yani bunlar tam dizilik aslında. Belki de George R. Martin lan dizilik işte yapayım. Bunlar da ona yer gibi de bunları planlasa bu kadar olurmuş zaten. <laughs> e zaten bu kitabı söyledi yani bu kitabı House of the Dragon'ı onay aldıktan sonra yazmış oturup. Ha öyle mi? Okey bunu bilmiyordum bak. Hı. Ha okey. Evet. Fire için yazdığı bölümler vardı elinde. Sanırım bir böyle 80 sayfamı ne metal yazmıştı The World of Ice and Fire için. Hı hı. Ondan sonra Dance of the Dragons'ı yapacaklarını kararlaştırdıktan sonra gitmiş yayıncısına demiş ki Winds of Winter'ı yazmaya devam edeyim mi yoksa bu e, dizinin geçeceği dönemi daha da açıklayan bir kitap mı yazayım diye. Onlar da yaz bu kitabı Fire and Blood'ı e de yaz demişler. Bırakıp Winds of Winter'ı bunu yazmış. Daha önce bunu söyle kızacak diye korkuyordu. Hmm. Ha ha o Fire eskiden yazmıştım onu diyordu ama halbuki öyle değil yani. Ha, 80 ha. sayfadan işte böyle bir 300-400 sayfaya çıkarmak zorunda kalmış. Yani... Hikaye yani. Buraya tam olarak nereden geldik bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> um, şey yani işte Şeyden Dün geldik dünyadan... ya. E, dizileri, karakterleri, kitapları büyütmekten kendisini kaptırmalarından insanların oradan geldik. Yani bir, bir daha aynı muhabbeti yapacağım en sonunda. Tamam. Yani burada neyse döneyim bir şeyine işte Baratheon'ların e, şeyini. Hani de geldik. Hani Baratheon'u seçse Aha, aynen, bu Baratheon. olurdu işte şey olurdu bu olurdu işte. O zaman da savaş çıkmazdı işte. Bu karakterler çok akıllı <laughs> olsalardı Ejderhaların neslini tüketecek bir savaşı ortaya çıkarmazlardı. İşte zaten George Martin'in burayı yazmasının sebebi de bu yani. Bu Ya işte. salakların salaklarla savaşı dememin sebebi de bu. O yüzden bu kitapları, bu kitaplardaki karakterleri de böyle çok akıllıymış, bilmem neymiş. Hani değil bunlar. <laughs> değil, bunlar değil. onlar değil. Ana kitaptaki karakterler için eyvallah, hepsini savunurum. En iyi işlenen karakter hangisi ise ana dizide Ned Stark mı, Oberin mi, Tyrion mı, neyse kitaptakinin yanına yaklaşamaz yani. Ha, buradaki yaklaşır geçer de hatta yani gördüğünüz vizeriste geçti herif. Tabii bu arada. Hmm. İşte ondan dedim. Bunlar daha aslında derinliği kitaplara çok verilmemiş. Daha böyle yüzeysel daha third party gözden yazıldığı için. Hmm. Burada insanlar çok fazla... A, Aymond benim favori karakterim. İşte yok bilmem Celtigar benim favori karakterim. işte. oğlum Celtigar toplam dört cümlede geçiyor lan. Ne zaman favori <laughs> karakterin olabilir senin yani? Ko kitapta dört de cümle var. Hani çok önemli o abi. Kadar, yani bu hikayede ileride başka şu işte Darren benim favori karakterim. Ulan Darren'ın hani toplam 20 sayfası var. Öbür tarafta Jon Snow'un herhalde bütün şeyleri koysak üst üste bin sayfayı geçer. O kadar gözünden işliyorsun ya. O karakterle yarattığın hmm. bağın, onu tanıman artık onun artık dizisinin, filminin çekilmesi senin için mümkün değil. Yani Bin sayfa okumuşsun adamın kafasının içinden. Burada öyle değil ki. Karakterler tarih kitabında ne kadar bağlanıyorsan karaktere burada da o kadar o bağlanıyorsun kadar. yani. Neyse devam edelim işte. Devam edelim. Burada, Burada şey diyorduk baratiyonlarda... aslında. Ha, baratiyonları diyorduk. Aynen baratiyonların evet, böyle bir stratejik önemi vardı. Onların da tekrar kraliyet ailesine devrol de, dahil olmak için dolmak gibi bir şeyi de var. Planı da vardı. Onu da Renier'a gözden kaçırdı. <laughs> Sağ olsun. burada evet. Boros Baratiyon'un işleniş şekli de şey güzel adamın orada okuma yazması olmadığını da eklemişler oraya. Kitapta da var böyle bir şey. Evet ya ben, ben ilk başta şey zannettim bir an. Ha böyle herhalde ben buranın ağasıyım böyle tribe giriyor hani Meister okusun. Ha yok lan bayağı bilmiyormuş salak. <laughs> Meister, Meister Conspiracy'ye inananlar hemen coştu orada ya. Ha değil mi nerede bu herif Hı. özellikle Meister... mi gelmedi? O şeyde o yazmıyordu aslında. Meister onu kulağına hmm. yanlış söyledi, savaş çıkarmak için falan diye böyle. İyi de, Jace de Bu, şey, de, mı bilmiyor lan, söylemiştir çocuğa. Yani. He, o mektupta kullanılan yeminini hatırlasın lafı da bir hata aslında. Evet. Mektubun yazılış, çünkü sen mektup yolluyorsan o kişinin yeminini unuttuğun varsayımıyla yolluyorsundur o mektup da ya hata. İnşallah Stark'a da aynı şeyi yazmamışlardır. İşte, Ayıp etmeyin abi. Bunun için bir basın sözcüsüyle çalış, <laughs> Bir PR ajansıyla çalışman lazım. <laughs> Aynen. Bir ya, sen... daha bu konuda şey kaldı. Bu arada bak iyi dedin Stark'lara giderken de Jace e şunu diyor. Sen diyor e, Craig Craig'in Stark'la benim yaşımdan olduğundan onun yaşına daha yakınsın. Ortak bir nokta bulursunuz diyor. Yani onu metin üzerinden değil de daha karakter üzerinden yolluyor aslında. Ha. Bu güzel bir detay. Aslında onu kuzeye yollamasının sebebi onun daha tehlikeli olacağını düşünüyor kuzeye. Çok uzak olduğu için. Winterfart. Evet. Yol da uzun. Luka işte burası size ya. Buradan gözüküyor. Gider yedirsin yani. ama. <laughs> ne olacak ha? <abi>? Buradan <laughs> dümdüz buradan uç. Kuş uç uç. Kuş mu? Kuş ee, bir de tabi burada şeyi de veriyorlar. Mesela Jace hemen Your Grace falan havaya girerken Luke daha küçük. Daha böyle anneci, daha böyle şey. <laughs> Anam falan diye girip ay pardon ya komutanım falan diye böyle bizim her askere giden de olur öyle abin abi a, pardon komutan falan diye böyle <laughs> onun gibi. Sen olabilir. böyle Luka bir şey olacağını biliyor muydun yoksa böyle oh, spoiler olmuş muydu sana? Yok bilmiyordum ama ben sahne ya dizi onunla açılınca aa dedim bu ölecek direkt öyle oldum evet. yani. Ben izlerken Luke'u da çok masum yapmışlar abi. Kesin bunun öleceği belli oluyordur. Ha. Diye düşündüm <laughs> hep yani. Yani ben belki tabii öleceğini bildiğim için belki öyle görüyorum da. Çocuk hep böyle bir üzgün böyle bir abi beni evet. kesin <gülüyor> öldürecek. <laughs> diye yani. Bu bölüm gideceğiz ya. Ben biraz teknik olarak tahmin ettim. Hani genelde e, anlatılacak hikayeyi en baştan verirsin bir ipucuyla. Ondan sonra Yolculuğu ona göre kurarsın içeride diye. Şeyi görünce Luke'u, ha dedim muhtemelen bu bölüm gidici Luke. Bir de böyle dramatik müzikle falan girdi. Ben orada hissettim. Hani tahmin ettim diyeyim. Ee, sonra zaten evet. Melis. Burada. Ne? Pardon abi söylesem. <laughs> Buradan Damon'la mı geçeceğiz? Bir tek o Vermitor sahnesi vardı. Ha şimdi. Ama... Yok, atlamadık. Şimdi geliyoruz. Atlamadık ona. mı? Öyle miydi? Okey. Buradan şeyi söyleyeceğim sadece. İşte buradan e, Jace, e, Luke ve Melis'te, Raynastı beraber çıkıyorlar bu arada. üç Ejderha. Onu da yani, hatırlatayım, geçeyim. Damon Vermitor'un yanına gidiyor. Şarkılar, türküler, e, şeyler. Ben, ben başta mesela bunun Vermitor olduğunu bilmiyordum. Sonradan HBO'nun sesine bakıp kimmiş la bu diye baktım. E, boyutunu güzel göstermişler. Yani o karanlık yere girip bayağı şey gibi ya ortam. Dark Souls gibi böyle. <laughs> Bossa gelmişsin gibi çıkıyor. <laughs> Aynen. Bayağı gazlı Kişi yani. okla Bokla öldürürüm ben buradan. <laughs> 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 Bok öldürürsün. <laughs> ben, ben Vermitor bu arada şeyden sonraki en büyük evcil ejderha. Vegar'dan sonraki. <laughs> en büyük ve en yaşlı. Evet. Um, ejderhası Jairus'la e, Alysan e, 50 sene mi artık 55 sene mi evli kalıyorlar neyse Ceheris Vermuthor'la Alisan da Silverwing'le geziyor o yüzden Vermuthor'la Silverwing arasında da bir böyle bir bağ var yani e, şey olarak e, ha, iki ejderha arasında bağ var yani Burada ilginç olan bana şöyle bir şey geldi. Mesela Rhaenyra'nın bu e, çocuklarına yumurta vermesi işte yumurtadan işte kuluçkadan itibaren bağ kurması kararı da aslında biraz şey oluyor. Çünkü orada Vermitor'la Silver Wing'i verebilirdi şeye. Tabii mantıklı. Jace'a diyebilirdi ki git Vermitor'u dedenin e, baba, büyük dedenin ejderhasını git bin tepesine diyebilirdi. Ya da Luca da işte sen Silver Ring'i al diyebilirdi. direkt en büyük ejderhayı şey yapmış olurdu. Yani Vegard'dan sonraki en büyük iki ejderhada şey yapmış olurdu. Ama ortada e, genç ejderha seçmeyi tercih ediyor. Belki çocuklarını riske etmek istemiyorlar. Vermitor bunu yakmasın diye. Ya. <laughs> Çünkü şey biraz daha garanti. Yumurtadan e, tabii. Um, connection şey oluyor yani. yani oradan sonra daha garanti um, öyle bir stratejik um, hatada yapmış oluyor burada um, Damon inince oraya tabii ilk aklına gelen şey um, Reina daha icdarasını görmedik hani evet şey açısından belki ee, Reyna'nınki yumurtadan çıkıyor tabii. ama galiba. Değil mi? Morning. Ya işte Reyna'nın yani bir kitaptan biliyoruz ne olacağını da burada eğer kitap okuyucusu olmayan için Reyna'ya vereceğini düşünebilirsin Vermitor'u. Belki o... hani Reyna'yı buna bindirmeye mi çalışacak Damon diye düşünebilirsin. Ama sanki şeyde dememiş miydi ya ona da yumurta veririz falan bir muhabbet olmuştu sanki bir yerlerde. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ee, Var da yani. işte olmadı yumurtası. İşte yüzde elli şans vardı. Yok o öncesi. Sonradan Damon yumurtaları buluyor. Neyse hatırlı yanlış da hatırlıyor olabilirim ya. Şu an çok kafam karıştı. Neyse ama. burada sahnenin amacı sanırım daha başka ejderhaların olduğunu da şeye ıı, göstermek, göstermek seyirciye. O da söylemişti zaten işte ejderhalar var diye. Burada çünkü ben biraz gene hani Chekhov's mı koyuyorlar ne oluyor lan filan diye yani <laughs> şey mi olacak burada bir şey mi çıkacak diye düşündüm ama herhalde amaçları diğer ejderhaların olduğunu da seyirciye göstermek böyle Damon gelip şarkı söylüyor filan da o zaman Damon çıkarken Karaksis orada ne yapıyorsun sen <laughs> kim o <laughs> diye. <laughs> Kız değil mi? Yakıyor Damon'u böyle. Sen beni aldatıyor musun? <laughs> Lan bana gelip bir şarkı söylemedin mi bir gün vallahi? Niye? Bu arada genç ee, evet çevirisini okudum şarkının. Ha ne ne gördüm? Diyor? Şimdi tamamını söylemeyeyim de şey şark, Kon, şarkı konsepti söyleyeyim söyle, mi? aynen. Yani ne anlatıyor genel olarak? Yok söylemeyeyim şarkıyı boş ver insanların akıl sağlığı için Ha söyleyeyim derken literally söyleyeceksen söyleme şimdi. ses sen sesini. <laughs> dinle. <söylemeyeyim> ben. Söyleyeceğim. <laughs> ben söyleyeyim derken okuyacaksın gibi anladım. Sen yanık yanık okumak. Yok yo, tamamını okuyacağım da şey, eee um, ejderhaların ortaya çıkış hikayesini anlatıyor galiba. Çünkü um, işte Fireworm, işte daha önce bir daha başka teoriler de vardı şeyle ilgili. Hani um, bir kitap var Septim Bart'ın yazdığı. Bu şey Bart oturup kitabını yazıyor bu işin. Era, bu Era Prenses Eura. bu hani Valeria'ya götürüyor diye Valerion. Ha evet. Tekrar götüren, sonradan götüren. Hani işte Ceheris'in şeylerinden biri sonra Balerion'u kontrol edemiyordu. Balerion alıp bu kızı işte Bellerin'e geldiklerinde her ikisi de yaralanmış oluyordu. İşte yara yanmış falan olarak geliyordu. Oradan sonra işte Septon Barski, Westeros dairinin gördüğü en iyi Hand of the King'dir kendisi. Um, şu anda ana hikayede Siddle'da olduğu için şey um, Jaqen kardeşimiz falan onun peşinde diye teorisi vardır. O kitabı arıyorlar falan diye. Ha, Kitap bu... ejderhaların şeyi hakkında. Ejderhalar, Wyvernler, Firewormler. İşte bu ateş kurtu mu dersin fire neyse. Anladım. Farklı formları e, var... var gibi anladım. Ha, şimdi şey o şeydi teori. İşte Fireworm işte ateş e, harlayan bir kurt. İşte evet. böyle şu Ka kapı olacak. çalıyor Şu yine. Bir saniye dur. Yine kargo Aynen geldi. Ya, yine komşunun dildosu geldi ya. <laughs> Neyse yine kargolandık pardon. <laughs> Komşunun dildosu. <laughs> bu sefer galiba sprey gelmiş. Neyse. <laughs> Sen şey diyordun, ne diyordun. planlıyorlar. Haftalardır order geliyor üst üste. Her neyse. Abi evet. Kitap, kitap arıyorlar <laughs> diyordun. Ha, kitabı arıyorlar işte şeyde. Bu ezderalların um, ejderhaların işte bu Fa ateş üfleyen işte bu Fire işte bu Wyvern denilen yaratıklar vardır ya şeyde de um, RPG oynarken aha, çıkar aha. karşısına işte ateş üflemeyen ejderhamsı yaratıklar kanat uçabiliyor ama ateşli değil İşte bu, bu şarkıda da onu anlatıyor onu Fire Breather'ı aldı işte Wing Leader'ı aldı ama ikisi yetmiyordu üçüncüsünü de Blood Magic tamamladı işte bu iki yaratığı Blood Magic ile birleştirip ejderhaları ortaya çıkardılar hmm. şeyini anlatıyor yani bu şarkıda da um, o şey var um, Price has been paid with Blood, blood Magic falan diyor şarkı eee um, Ejderhaların ortaya çıkış teorisini anlatıyor şarkı. O açıdan en, ilginç. Muhtemelen Damon da bunu e, şeyde Pentos'ta okuduğu bir ton kitaptan öğrendim. <laughs> olabilir. Evet. Olabilir şey olarak e, belki o da bunu araştırıyordu yani. Bilemiyoruz ki şeyini çok. Olabilir. Çünkü ejderha yumurtası işine girecekti. Belki sıfırdan ejderha yapabilir miyim diye onu Bak, da düşündü. Bak işte şey ilginç harbiden herif bir ton da yumurta toplamış. iki gün sonra büyüye girmesin evde böyle. Biz kendi yumurtamızı evde yapıyoruz. Kendimize kadar falan diye ne bileyim yani. <laughs> Yapabilir bu manyak. Evet. <laughs> yani şu anda ejderha yumurtası önemli değil ama bu ejderhalar ortada kalktıktan sonra bir targaryenler nasıl getiririz diye kafayı e tabi. nasıl geri getireceğiz bunu diye. <laughs> Kimse bir seyretmemiş bunu bir şey diye. Peki acaba niye Damon da Valeria'ya gitmiyor? <laughs> bir, bir turda o gitsin ya o bölge. Yasak şu anda kanunu olarak Valeria'ya gitmek. Ha Damon'ın <laughs> da çok sikindeydi ya. <gülüyor> <gülüyor> e oğlum gidenin Valeria'nın gitti yarılmış bir şekilde geldi. Böyle herhalde götü yemiyordur kimsenin artık. Olabilir. Oraya yani... gittiğini iddia eden başka bir arkadaş var. Sonra 200 yıl sonra yaşayacak. Ha. Uh, Euron Greyjoy. <laughs> Valerian Steel zırhı bile var yani. Abi onun ya neyse Euron Greyjoy dence "Gittim" diyor ama Euron'a da inanmak da olabilir o. E tabi. Dizideki Euron'la karıştırmayın ama ya. O değil lütfen. Benim de aklıma hep o geliyor çok kötü. Euron böyle Valerian cosplay yapıyor zaten ya. Direkt <laughs> o şeylere özeniyor Valerian lordlara bir de onun borusu var ya işte. Ha borusu e, var. Sarayı evet. kilitlersem tam Valerian Lord olurum diye düşünüyor. Neyse, Neyse. Yoruna girmeyelim. Göreceğiz. Yoran <laughs> ayrı bir konu. Acımız büyük. Göte parmak atan Yoran'ın <laughs> <laughs> Evet sona geliyoruz artık. Yani son kısım evet. aslında komple konuşabiliriz. işte Luke'un gitmesi e, Boros'la konuşması. Ben zaten orayı konuşuyoruz <laughs> diye bir sürü Baratheon meselesi anlattım. Orası. Aynen. Çoğunu konuştuk aslında. Hani burada işte kız konusunda konuştuk. Boros'un tepkisinde konuştuk. Eymond'u konuşabiliriz. Eymond da burada Öyle. hemen muhabbete girmiş. Bir de böyle yine havalı havalı duruyordu. Bu arada Eymond burada 16-17 yaşında hali. Hani Eymond biraz şey gibi duruyor. Bilmiyorum. Belki seyirci için kafa karıştırıcı olabilir. Aynen. Yani büyük ve olgunmuş gibi duruyor da çok ergen olduğunu tekrar gördük. Yani sırf orada böyle biraz işte ortamda güçlüyüm, kız var. Zamanında sen ben işte bak buldum seni burada şimdi bana gözünü ver falan diye muhabbete girmesi. Ee, Hatırlarsanız şeyde bu iPhone or I lafını bir alısınt etmişti. Orada evet. da daha sonra hangi olaylara sebep olacağını göreceğiz demiştik. Aynen öyle. Bir zincirleme şeyi burada da iPhone or I aynı lafı kullanıyor. Tam hmm. ergen hareketi yaptı bu arada yani. Anam demişti ona da hediye aynısı bak he falan <laughs> Burada ben gerçekten <laughs> al gözünü çıkar ver bana diyor. Yani böyle bir şey olur mu? Yani, hani sadece... <laughs> göz, al abi falan mı diyecek? Yani, <laughs> al. Pık diye atıyor tamam, böyle. Ödeştik mi onlara koyayım tamam. Ödeştik mi ödeştik. Tamam siktir git artık. Uğraşma <laughs> benden mi diyecek yani bunu mu bekliyor? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ama şöyle bir şey var. Aymond hala e, kendi gözünün e, çıkı... Bir adalet arayışı içerisinde. Çünkü vizerisi hiç siklemedi yani. Gözü çıkmış şey olmuş. Bir adalet bulamadığına inanıyor. Her ne kadar annesine anam benim için üzülme bir göz verdik ama bir ejderha aldık. iyi oldu. <laughs> da Demek ki Onun aşamamış hala orayı. Orada kalmış hala. Psikolojisini de kaldıramamış bence o da var yani. Öyle canım. Şey yani Luka gıcık olması eyvallah. Onda bir problem yok. Ee, burada tabii kitapta açıkçası. Ha burada ne oluyor gene, kitapta? Evet burayı merak ettim bak. Nasıl kitapta oluyor? Kitapta benzer başlıyor. Ama Eamon kitapta biraz daha dallama işleniyor. Yani daha çok böyle işte bullying'e maruz kalmıştı. O yüzden kötü ol, o bu öyle düştü bu çocuk aslında. Öyle diyor yok o kitapta. Biraz daha tek boyutlu. Ha anladım. Burada da kitabın şimdi burada çok fazla insan kitabı değiştirdikleri için kızmış. Benim aslında çok daha iyi olmuş dediğim yerlerden birisi bu kitaba göre. Çünkü kitapta olan şu. Oradayken işte Luke geliyor. Luke La işte aynı sahne oluyor. Al gözünü çıkar işte ver bana falan oluyor. Bunlar kavga edecek gibi oluyorlar. Borus bunlara diyor ki dışarı çıkın. Dışarıda da Luke şey, binerken Boros'un kızlarından biri Eamon'da diyor ki Aa, sen işte onun o senin a, sen işte onun kaçmasına izin mi vereceksin? A, işte i̇şte Aa, o senin gözünü çıkarmamış bir tane taşağını da almış o zaman. Taşağını da mı aldı? Falan diye böyle gaza getiriyor Eymont'ı. Eymont da böyle sen misin beni gaza getiren deyip atlayıp ejderha peşinden gidiyor. Şimdi Hiç. bu mu dahi? <laughs> ha sonra Eymont'ın kazayla öldürdüğü gibi bir şey duymuyoruz. Ama açıkçası Eymont'la Luke arasında ne olduğunun da onu ıı, duyamayız zaten. Kimse göremez dört, onu yani. Hani tanığı Stormzent'ten oraya bakanlar işte ateş gözüktü. Şey çaktı filan. Sonra 3 gün sonra mı ne şeyin cesedi vuruyor galiba kıyıya. Şey yok şeyin cesedi değil de Luke'un cesedi değil de şeyin Arax'in cesedi. Arax'in parçaları vuruyor işte şeye. Oradan çözüyorlar. Ha evet Bay Aymond. Ama Aymond ne oldu? Nasıl öldürdü? Gidip harbiden yaktı mı? Ne oldu? Onu bilmiyoruz yani. ama hep kimse de bunu düşünmemişti yani. Eymant harbiden oradan kız bunu gaza getirince gitti öldürdü oldu. Heh. çok şeydi yani ha, mı kesti senin gözüyle beraber filan diyor böyle kız. Çok çizdiğim şey. geliyor işte. <laughs> um, sonra işte bu kitabı gözünüzü de büyütmeyin derken hep buna şey yapıyor. Kitabı değiştirdiler o zaman kötüdür filan diye düşünmeyin yani. Hala kitabı, kitabı, çünkü mushroom yazmış o yüzden. <laughs> yani kitabı zaten yazarlarından birisi Saray Soğutlarısı. <laughs> diğerisi, diğerleri de Old White Man. Yani işte Um, buradaki daha mantıklı olmuş benim gözümde. Çünkü ben hep şey düş diye düşünüyorum ya yani George Martin savaş başlatmaya duruyor karakterleri diye. İşte o yaptığı da benim hep kafamda şey olarak kalmış. E i̇şte tetikleyen olayı ihtiyacı vardı. Aymont'u kullandı orada hani Aymont deliydi. Çünkü Rhaenyra'nın da artık geri dönemeyecek bir şekilde um, savaşa girmesi gerekiyordu. İşte George Martin hmm. yazdı onu. Yani ben hep öyle düşünmüştüm. Burada işledikleri bence çok daha güzel olmuş. Çünkü Eamon dediğin gibi yaş olarak fazla ama kendi yeteneklerini olan algısı da şey onun o. Sanki Damon'la birebirmiş gibi falan düşünüyor. Tabii tabii. Yani... O... Hani ben Veigar'a binerim lan. Ben en büyük ejderhayı şey yaparım. Veigar'dan işte şeyden Um, no. Şeyden korkmam yani um, Damon'dan. Hadi. Ben onun eşiyim. Zaten yani, şeyde tribe giriyor ya böyle hançeri çevirirken falan böyle şekil yapıyor hemen. Falan. <laughs> i̇şte kendini Damon zannetmesinin ötesinde Amon, Damon kendini pardon Damon zannetmesinin ötesinde Damon'la eşdeğer olduğunu sanıyor. Evet. Kafasında öyle. Evet. Ama burada yani Jace Aegon hani kral olan Aegon büyük Aemond'dan sonuçta. Hani Jayce'la ile Eymond arasında bir yaşta sonuçta yani. Kaç olsun? 17-18 yaşında mı olsun? Muhtemelen o arada evet. evet. Çok bir fark yok. Burada hem al gözünü çıkar demesi hem de ejderha ile peşinden gitmesi Luke'u bullying yapması açısından mantıklı. Hani Luke'u korkutmaya çalışıyor işte burada. Ve yalnız yani ben... buluyor ilk kez. İlk kez yani yalnız buluyor. Yani. olarak sana üstünüm hani şey istemiyorum. Kavga zaten çok kolay olur falan diyor yani. Hani seni ben burada öldürürüm istersem diyor. Korkutmaya ya da bullying etmeye çalışıyor. İşte orada tabii hesaplayamadı. Bu arada Luke açısından kontrol edemediğini zaten çok kendine güveni olmadığını şeyde de görmüştük. Hani Dragonpit'te falan da evet. görmüştük. Burada da ejderhaya binerken daha böyle behave işte obey falan diyor ejderhaya. Pöp top yapıyor böyle. <laughs> Kontrol <Belli> etmez. Ki... <laughs> Belli ki Luke şey yani ejderhanın ona uymayacağının yani sözlerine uymayacağının şeyi var onda. Bir Şüpheleniyor yani. Ama bak şey ilginç değil mi burada? Mesela Damon için de ilginç mesela. Rhaenyra için de böyle. Bunlar hep hep devamlı kılıç bak eğitim veriyorlar. Kılıç dövüşü bilmem ne falan. Dragon'larla ilgili verdikleri tek eğitim otur kalk eğitim. Yani başka hiçbir şey yok. Ulan bununla bir uçmayı öğrensin. Biraz böyle connection arttırsın. Falan. Hani evet Rhaenyra sen dedin. Hani küçük Dragon olarak belki connection artmasının fikri var Rhaenyra'da ama Ejderha ile hareket etmeyi daha fazla öğrenmesinin hiçbir eğitimi yok. Hani zaten egzotik bir hayvanımız bu da bizim falan gibi de değil bunlar. Neden böyle yapıyorlar anlamadım mesela. Daha etkili olması lazım orada. Bu de Deneris'te de vardı. O da um, zorlanıyordu Drogon'u kontrol etmekte. Hani daha genç, daha tecrübesiz kişilere kişilerin yani... Eczarayı kontrol etmek zorlanmış olması hani belki şey yapabilecek bir şey de değil. Eğitim verilebilecek bir şey de değil yani. Hani nasıl eğiteceksin? işte o bağı kuracaksın abi. Onu gösteremem şimdi. Yapman lazım. Valla. Ha yok şöyle yani. olabilir. Hani kılıç dövüşüne vakit ayırdığı kadar. Abi günde iki saat uçacaksınız. Hani git gez, takıl. Simülatöre biniyor falan böyle. Aynen. <laughs> <laughs> ne bileyim. Dolaşsın işte abi. Budur yani. Biraz <gülüyor> eğlensinler. <gülüyor> yani abi işte o birazcık evcil hayvan gibi. Bazı karakterler çok düşkün. Bazı karakterler değil. Aynen. Hani bu şeyde de vardı ya. yani Kurtlarda da vardı işte. Um, Bora, daha evet. düşkün olan daha az düşkün olan karakterler vardı. Um, burada da öyle. Eymond'un um, Veigar'la bir şey daha var. Neredeyse hiçbir karakter ile Damon hariç savaşa girmiş değil işte. Değil. Onu söylüyorsunuz. Evet. Hani böyle çok gerilimli bilmemleri ortama girmişti. işte senin dediğin gibi bunun tecrübesini kazanmış değil. Bir tek Stepstones'da Damon kullanıyordu. Bir de ismi um, Damon'da o. gördük Stepstones'da bir sikim yemedi yani <laughs> Ejderha'yla. <laughs> yani um, burada um, ilginç olan Dur yine doğum... Ejderha, ha, dur. Um, yapmaya çalıştığı Luke'u Luke korkutmak ama Ejderha belki her iki karakter için de hem Luke hem de eee um, için de ne komut verildiğinden daha çok ne hissettiği tabii. Yani Aymond, içgüdüsel olarak Luke'u öldürmek istiyor. Hayvan iyidir. Hiç... Veigar'da Veygar sen üfleme, harlama, no drakaris, no no filan diyorsa da belki beygar onun ne hissettiğini bilerek hareket ediyor. Aynı şekilde Luke da kaçmaya çalışsa da şey yapsa da mesela ejderhasının e, Veigar'a harlaması da onu içgüdüsel olarak Luke'un da belki ya Aemon'u öldürmek öldürsem iyi olur falan diye düşünüyor belki. Tam olarak bu fikir. Hmm. Altyapı da olabilir yani. Senin ne söylediğinden daha çok ne hissettiğinle alakalı olabilir. Çünkü ejderhalar böyle kişiliğini alıyor yani bilincilerini. Yani savaş sırasında ejderhaya böyle crosshair var da böyle tutup böyle ejderha <gülüyor> <gülüyor> şey yapmıyorsun ya. Ejderha senin kimin düşmanın olduğunu, kimin seninle hani köpek gibi biraz hani köpek senin düşmanı olan kişiyi anlar ya hani senin böyle şey demene falan gerek kalmaz. Biri sana tehdit kârı, tehdit var diye yaklaşırsa tepki verir. Yanında köpeği eğitmemiş olsan bile köpek onu anlar gibi bir şey olur yani. Hani birisi sana sopayla saldırıyor falan olsa. Um, yani. Ejderha ile sonuçta varlığa benzer bir bağlantın var. Aemon'da içgüdüsel olarak Luke'u öldürmem gerekiyor. Pitch bu bu. Benim gözümü çıkardı bilmem ne diye düşünüyor. Ve Veigar da e tamam öldürelim önemli değil. Hor, haş diye <laughs> giriyor olabilir yani sonuçta. Zaten bak bu dediğin şuradan da oturuyor. Yüzde aynı fikirdeyim. Hatta sahneyi ilk görünce şeyi daha çok hissettim böyle da işte e, ...Vegar'da, Vegard'da ne bileyim Renira'da da diğer erkekler de masadaki aslında bir etki tepki durumu var. Ve bu hayvani içgüdüsel bir etki tepki. Vegara bir etki veriyorsun. O zarar... göreceğini hissederse saldırır. İşte erkekler işte Damon da böyle. Ulan zarar göreceğiz, saldıralım hani aynı tepki. Hep böyle bir etki tepki durumu var. E, bir Renira'da yok gibiydi. O da bundan sonra Zaten e, demek ki onun da eşiği buymuş. Hani Vegar'ın suratına ateş atınca sinirleniyor. E, Reynir da çocuğu ölünce artık ebesinin falan gibi oluyor biraz. E, o da orada kırılmayı yaşadı yani. O etki tepki hayvansal içgüdü konusunda yüzde katılıyorum bu arada. Kesinlikle öyle yani. Ve bunu şey anlatımını iyi yapmışlar. İnsanlarla çok paralel. Yani insanlarla çok farklı değil aslında bu noktada. Yani işte böyle şaka olsun diye havaya silahlı ateş eden tip olur ya, Yani, Nur şimdi yani üstüne araba sürerken ezen dayı gibi falan böyle şaka yapan, <laughs> <gibi. gülüyor> şaka yapan dayı. <laughs> Eamon kendi yeteneklerini overestimate ediyor yani şey olarak. Sanki Veigar'ın komple kontrolünü elinde tutmuş ıı, tutabiliyormuş gibi. Sonuçta Veigar ıı, Taros'un gördüğü en yıkıcı ejderhadır yani Vizenya'nın tepesinde onun da muhabbeti oldu ya, yani Veigar artık yaşlı teyze şeyi hala dönünü işgal ettiklerini sanıyor hala don mu burası <laughs> yakalım mı falan diye böyle tamamen kafa <laughs> gitmiş Veigar'ın. Vizenya neredeyiz? Donda mıyız? Üfleyelim siyah saçlı olan donunu mu falan diye böyle. <laughs> ona kızıyor çünkü Egon geldiğinde işte Rhaenys var Aegon'un karısı. E, Dorn savaşında onu şeyle vuruyorlar ya gözünden meraksızı. Diyor, ejderhası ile beraber Dorn'da. Sonra Vizenya Veigar'la Dorn'a gidip böyle yakılmadık taş bırakmıyor falan artık. Böyle <laughs> Dorn'u komple düzeltiyor yani Veigar'la. Um, Veigar da hatırlıyor. de, evet, Veigar bayağı vahşi yani o yüzden. i̇şte Aemon'da öyle bir vahşi Ejderayı kontrol edebileceğini zannediyor yani böyle atarlıyım ya ben orada tabii kardeşim aynı şey Çünkü <laughs> o da karaktere uygun yani harbiden aymond bunu yapabilecek bir karakter o yüzden ben beğendim bu sahneyi yani şey olarak da güzeldi sinematografisi falan işte böyle tepesinde gözüküyor falan önce bir aradaki şey farkını Aa, bir gösteriyorlar evet. boyut farkını güzeldi baya virtual studio ile yapmışlar de... bu arada ondan hepsini burada sen demiştin ya akıllı bir şey yapıyor Luke daha man manevra kabiliyeti Heh. yüksek küçük. Aynen Aslında doğru. kitapta onun da bahsi geçiyor. Şöyle geçiyor. Küçük ejderhanın daha hızlı, daha manevra kabiliyeti yüksek olduğu söyleniyor ama yağmur yağınca büyük ejderha avantajlı oluyor diye bir söz şey geçiyor kitapta. Çünkü Aa, niye? Onun ağırlığını küçük ejderhanın şeyini düşürüyor yani Ha, tabii. Bunun yarattığı yok, ağırlık. Yok yoğunluk küçük ejderhanın manevra kabiliyetini kısmıyor. Büyük ejderhaya avantaj sağlıyor diye geçiyor. Burada da um, Veigar bir, bir an için ortadan kayboluyor. Bulutların içinden çıktığı sahne falan da güzel. Güzeldi. Burada um, şey zaten Luke aslında de akıllı hamle yapıyor. Hem hem de böyle alçak uçuyor. Şimdi büyük hayvanı alçak uçurman bir de o daha dar yerlere sokman çok zor. Hem dar, yer, dar yerlere giriyor hem de alçak uçuyor. Sonra niye yükseliyor orayı çok anlamam. Herhalde kurtuldum mu zannediyor? Kurtulurum mu zannediyor? Ya da yağmurdan mı kaçmak istiyor? Ya ha, da belki sen burada kon buraya falan kon şey yapmaya çalışıyor ama Ha ya işte da Araksa tiptir Veigar var burada gidelim miyiz kaçalım falan deyip ha, kaçıyor mu ne yapıyor? Doğru doğru hiç kontrol edemiyor da olabilir orada doğru komple uçup gidiyor. <laughs> Uçuyoruz abi. abi. <laughs> kaç 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 basıyoruz basıyoruz o zaman da hani harlamaz aydınlar ya. He ya gitti ağzına harladı. Yani, yani işte um, orada da hiç gülsel bir tepkisi olabilir ya da Ejderha'nın kız köşeye kıstırırsan küçük hayvanı büyük hayvan e, tabii tepki o verir. Da küçük hayvanda tepki verir. Eee um, bu kontrolü kaybetme ya da kontrol edememe olayına çok fazla takılan olmuş. Ama biz çok örneği var yani. Bayağı iyi da. olmuş bence. Çok iyi olmuş bu Deneriz. Onu kontrol edemiyor deneriz yani. Onun dışında dediğim o Valerian'ın alıp Valerian'a götürdüğü Eyre Targaryen var ki o da genç birisiydi yani. yani yaş olarak 8-9-10 yaşında mıydı neydi? o var. Bir de ki çok tecrübeli bir binicidir. Kim o? Orada sesin kesildi bir daha sonra. Alessand Targaryen, Ceheris'in karısı. Ha. sürücüsü kuzeye gidiyor, duvara kadar gidiyor ejderhayla. Ejderhayı duvarın kuzeyine geçiremiyor. Geçmiyor. Ha, va, wow, va. Wow. Komut vermesine rağmen ejderha duvarın kuzeyine geçmiyor. Oha wow, akıllıymış lan. <laughs> Ya akıllı mı işte büyülü mü ne bilmiyorum artık duvarın büyüsü mü var geçemiyor mu geçmiyor mu gitmeyelim siktir et orada buksuruk şeyler var. <laughs> nasıl burada falan mı diyor ne diyor bilmiyorum. Korkuyor olabilir oğlum hayvan içgüdüsü sırf saldırmaya şeydi korkadabilir yani. Aynen yani açıklanmayan şeylerden hiçbir zaman da açıklanamayacak şeylerden birisi o yüzden ejderhanın kontrolünü kaybetmesi saçma olmuş diye insanlar varsa dikkatli okusunlar kitabı. Um, Aksine bak şu açıdan da olmuş. iyi. bence bir kes... de. Heh. Heh, söyle söyle devam et. Ben Yok bir şey sen, dersin. Kesinlikle müthiş olmuş diyecektim bu... Sen söyle ben sonra devam edeyim. Bir şey ekleyeceğim sonra. Ha, Bu bir de bu hale getirmiş olmaları şey daha bırakıyor. Seçim Eğer Kings Landing'e dönünce ne diyeceksin? Tabi. ben ejderhanın kontrolünü kaybettim. Yanlışlıkla mı olacaksın yoksa öldürdüm ben onu yap deyip atar şey mi yapacaksın? Ki Çünkü al... kitap Kitapta ha. kitapta ne oluyor onu soracaktım. Çünkü suratında Hatta, şimdi yarra yedik bakışı vardı yani. aynen kitapta e, öldürdüğü için kaza olmadığı için döndüğümde Alicent ve Otto ki Alicent kitaptaki Alicent daha Evil Stepmother Alicent hem de Otto ikisi birden Aemon'da ne bok ediyor. Aemon'da sahip çıkan Aegon oluyor. Ha, onlar kızıyorlar. Otto Alicent Aynen. kızıyor. E, o, oh, çok iyiymiş lan. Aegon şey yapıyor. Warrior Prince sen gel takma kafana falan diye ne oluyor. Burada ilginç bir şey yapmışlar. Aemon'da bırakıyorlar. Gidince ne diyeceksin Aemon? Hani kazayla kaybettim kontrolünü Veigar'ın mı diyeceksin yoksa öldürdüm piçi falan mı diyeceksin mesela. <laughs> Yürütme, öldürdüm piçi diyecek yani şimdi bu atarlı arkadaş ya. ya tabii tabi muhtemelen. Şey yapmayacak işte gururuna yediremeyecek. Ben Ejderha'nın kontrolünü kaybetti mi? Yediremem. O yüzden öyle de bir ilginç. Belki ikinci sezonun ilk sahnesi olabilir diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Olabilir. Ya bu arada kesin yediremez. Kesin ben yaptım diyecek. Daha yani çok zor. Diğer türlü ya işte orada bir hata oldu. <laughs> bir tatsızlık oldu. <laughs> yanlış tuşa bastım. X'e başlayacağım ama Square'a bastım patladı vallahi. Ben arapası atacaktım. Meğerse başka oyun oynuyormuş bir çıkama karıştı. <laughs> Kapısına top gel. Ya bak bu ejderha anlatısı şu açıdan da çok iyi. Bence birazcık da o kısma da bakmak lazım. Çok köpek zaten yanlış hatırlamıyorsam ee, Game of Thrones'taydı o ya köpekleri örnek alarak ya da bu hatırlamıyorum köpeklerin hareketlerini örnek alarak o yatma işte burnunu şeyine doğru kapatma böyle kanadına doğru falan köpekleri örnek alarak hazırlamışlar yani fiziksel olarak zaten almışlar ama şimdi bu hayvanların köleleştirilmesi değil konu bence orada sıçıyor millet izlerken sen şimdi bu hayvanı full kontrol edeceğim diyorsan aslında köleleştiriyorsun çok bir farkı yok. Ben mesela şeyi de çok sevmem. Evet hani köpeğinle bir, bir bağın olmalı O askeri eğitim sevmem mesela. Temel eğitim hani iletişim kuracağın eğitim önemlidir. Otur, kalk, bekle, sakin falan. Ama yok işte böyle tık yapacağım şimdi saldıracak. Pık yapacağım şimdi zıplayacak dönüyor falan. Bu biraz artık şey gibi hayvanı. Oynatıyoruz baba işte ortada ayı oynatıyoruz. Bu da bizim kölemiz gibi oldu. Ben çok hoşlanmıyorum mesela. Şimdi ejderha da öyle bir varlık değil. Free will konusu burada çok işleniyor. İnsanlar için de işleniyor. Bence bunun en güzel örneği de Leonor'du. Ya Leonor'u serbest bıraktılar abi. Adam hayatını yaşamaya gitti. Yani ya yaşar yaşamaz bilemem. Ama ejderhalar da yaşıyorlar bir şekilde. Ve ejderha senin kölen olmuyor. Senin seninle bir bağ kurduğu için tepki veriyor. Sen seni Deneriz. Ha. Dragons slave demişti. Ha işte bak. Yani Deneriz karakteri burada zaten sıçıyor artık. <laughs> İnanılmazdı yani. O yüzden ben seviyorum. Bu anlatı çok daha iyi. Çok daha ayakları yere basan ve doğru bir yaklaşım yani. Ya ben de kitaptaki senin taşağını mı kestiler? O zaman git öldür bunu filan. Açıkçası. <laughs> ne kadar çiz ya. Ne kadar Çünkü çok fazla insanda kitap değiştiyse o zaman kötü olmuştur kafası var. Var maalesef. Bence bu güzel olmuş. Ya da şey var. Kaza yüzünden mi? <laughs> Hiç önemli değil abi kaza olup olmaması. Sonuçta bu herif gidip King's Landing'e dönüp ben öldürdüm demek zorunda kalacak. Önemli olan sonuçlar. Ne olduğu önemli değil yani. Eğer <laughs> hani şey yaparsan prensi, karşı tarafı prensini versen ejderhanına kaza olmuş olmamış ya. Önemi çok yok hiç, ki. önemli değil. <laughs> Başlayacak evet. Zaten tarihte böyle bir şey abi yani Westeros'ta tarihte öyle. Hep böyle ...abuk subuk şeylerden başlıyor yani. Evet, Hiçbir zaman... Yanlış anlaşılmalar, tahrikler. Çok böyle alengirli olan şeyler... ...mesela... E, ...kazadan başlıyor ya da... şey işte... ...Ne o? Franz Ferdinand'ı öldürdü diye başladı sanırım. Yani... Işte. Evet öyle şeylerden başlıyor. <laughs> Onun sebebi... ...başka sebepleri var yani de. Son sahnede de... E, ...burayı da galiba Matt Smith doğaçlamış. Böyle yapalım demiş. Yanına gidiyor Renira'nın e, sessizce elini tutuyor. Elini tutarken eli titriyor gibi geldi. Bana. bak bu ilginç bir detaydı. Yani belki ben öyle hissetmiş olabilirim ama biraz böyle eli titriyor gibi hissettim. Yani Damon'ın en duygusal anını böyle çok ince bir detayla verdilerse çok güzel olmuş bence. Tutuyor sonra yavaşça elini çekiyor. E, Renira da bu arada inanılmaz bok gibi bir dönüyor. Bitiyor zaten artık. Belki de o Deli geçişi görüyoruz yani. One artık daha ne olabilir bugün? Yani vergi borcu falan çıkabilir daha fazla artık. Ya yani olacak bir şey Aynen. kalmadı. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ee, burada kamera Reina'ya dönüyor. Böyle ulan Veigar'a binecektim ona bindin. Luka binecektim onu öldürdün. Geliyorum senin için <laughs> Luka binecektim onu öldürdün diye gitse çok komik olur. <laughs> Evet. Bu arada. Böylece bitirdik yani sezonda. Sauron Aemond'mış. <laughs> Böyle <gülüyor> Sezonu... bıçağı Evet, ee, Bu arada gözünü de e, gösteriyor. Aa evet. Dur esas. Orada sana şey diyecektim. Görmüşsündü teorileri. Aemond White Walker mı? <laughs> Gördün mü bunları? Aemond Night King mi? Aynen oğlum. Çok komik bunlar ya. Bunları gördüm. Altıma sıçtım gülmekten yani. Bu biraz şey bak HBO bu fantezi öğeleri biraz basıyor ya kafasına. Hep gerçekçi olsun istiyor ya. Evet. Kitapta gözüne safir koydu falan deyince çok ilginç bir şey, şeymiş gözüküyor. Görünce pek e, olmamış bu evet. Hiç olmasaymış orada daha iyi olur. Ben pek şey yapmadım hani böyle. Gözünde safir olan karakter falan deyince kitapta bu ilginç falan diyorsun ama Görünce o kadar ilginç olmuyor aslında. Yani tabii bizim algımız için çok şey değil yani böyle tuhaf hani, falan gibi. Kafanda canlandırdığın her zaman daha ilginç bu tip şeylerde. Evet ya. Çünkü... Ben de kapalı olmasını düşünürdüm gerçekten. Şey gibi olmamış. Yani gözü almışlar oradan tabii. Kapatamıyorlardı. Onu yerleştirmişler de. Yani bilmiyorum. Gereksiz bir karizmatiklik de eklemiş bir yandan da böyle mavi gözlü. White Walker <laughs> değil. Ya tabii ki canım ya bununla ilgili zaten şu yarak kürek bir sürü geek sitesi var hepsinde vardı böyle. White mı? Night King. <laughs> onlar çok komik ya. Onlar herkesi faceless man yapan arkadaşlar onlar. Ay evet. Evet. Faceless, bu faceless man Yok ebesi facelessman. herkes faceless man. Öyle olsa zaten Marvel'a döner oğlum. Marvel kafası olur yani çok kötü olur her şey. <laughs> Kim kim çıkacak? Rings of Power. Hmm, Sauron mu? Hadi bakalım. Evet, diziyi bitirdik. Koca 10 bölüm, 3 ee, saat, 5 saat. Yani çok konuştuk. Bugün de 3 saat 25 dakikadayız. Ee, i̇kinci sezon muhte minimum 1,5 sene sonra gelecektir. Yani sene sene başında başlayacakmış çekimler. Yani bittisi, başladısı dönemi geldi. Yani 2024'ün ortasından önce bizim bu diziyi görmemiz zor gibi geliyor bana. Ee, o yüzden bir süre ara vereceğiz ama seninle başka içerikler yapacağız gibi duruyor. Bakalım onu zaten netleştireceğiz. Ama bu videoyu kapatmadan önce şey yapalım bir. E, se senin fikrini bir uygulayalım. En beğendiğin bölüm, en beğendiğin aktör, en sevdiğin karakter... <laughs> Ned Stark deme ama. <laughs> Ned Stark yok zaten falan diyor. Ben çok bu bölümü beğendim. Çok Starklardan bahsediyorum. <laughs> bu üçünü bir konuşalım. Söyle bakalım. Ya bölüm kesin 8 canım. Uh, Bizlere senin show yaptığı evet ya, ben... Lord of the Tight bölümü. Ben de çok düşündüm bu arada. Hani deminden beri de bakıyorum. İlk bölümleri falan da düşünüyorum. Ya gittim geldim. Evet benim de 8 galiba ya. Çok uzaklaştım. İkinci da. yarısı birinci yarısını dövdü. Onu bir söyleyeyim. Yani ikinci 5. Evet. İlk 5'i dövdü. Çok da öyle şey de değil yani. Ne diyeyim. Kötü başladılar anlamında söylemiyorum. Sadece Hikaye herkes el arttırdığı için zaten onu en başta da söylemiştik. Şey olaylar daha dramatik hale geldiği için ikinci yarısı daha şey oldu. Benim için herhalde Lord of the Tides işte bu birincidir. Altıncı bölüm Princess and the Queen. O da güzeldi, evet. İyi Orada bu bölüm üçüncü olur illa sıralama yapacaksam. Driftmark dördüncü olabilir. Ya, iki, i̇kinci yarının en zayıf bölümü herhalde Green Council oldu. Orada da dediğim gibi niye yakmadı bilmem ne olaylarından daha çok benim bu Ament'in yakalanması işi biraz fazla yer tuttu. Konseye biraz daha fazla yer verse vermiş daha iyi olurmuş diye düşünüyordum hala. Yani ya bu arada Peki. şeyi de unuttuk dediğin gibi. İlk çocukluk hallerini unuttuk bile. Muhtemelen 3. sezona geldiğimizde bu de unutacağız. <laughs> çocukluk halleri yani benim için ben zaten Emma Dersi'yi bekliyordum açıkçası. Daha buradan sonra da daha ili, daha iyi olacak. Çünkü Rhaenyra tek boyutludan çok boyutlu karaktere geçiş yapacak. Hani hep mantıkla daha böyle Um, sakin olan karakterden uh, tamam. I'm gonna come back to Dragon ne diyordu o şeyin sonunda ya Neyi? yemeğin sonunda Dragon back diyor Dragon ya. back diyordu aynen. <laughs> ona geçiş yapacak um, peki, peki en sevdiğin karakter ve oyuncuyu da söyle o zaman bu sezonda o. Tamam. Uh, oyuncu şey ya Perry Perry çok iyiydi ama herif ya. Yani bak Matt Smith de çok iyi ama evet yani baba çok iyi oynuyor ya. <laughs> Pedi Considine inanılmaz oynuyor yani. Hak ya burada şey var mesela ben yine mesela Olivia Cooke, Emma daha öne çıktı ama çünkü karakterin duygusal um, range'i daha yüksekti. Yani daha fazla gitgeller yaşadı. Renira e biraz daha aynı seviyede gitti. O yüzden o da var yani. Bir de Vizeris'in de öyle bir şansı vardı. Mesela böyle sevinçli Vizeris işte, üzgün Vizeris, kızgın çok. Viseris, işte. Çok fazla olay yaşadığı, çok fazla oyunculuğunu gösterebileceği şeyler oldu. O yüzden Peri iyi de oynadı yani adam. Ama materyalde vardı elinde. Vardı canım. Hani o karakter olarak sanırım Damon olsa gerek. <laughs> en iyi karakter. Benim öyle çok bu dedim ya bu hikayedeki karakterlere çok fazla bir bağlantım yok yani. Şeyde daha favorilerim falan var ama ana hikayede. Vallahi... Burada Kermit Katali benim. <laughs> Şey. <gülüyor> <gülüyor> abi kimsenin <laughs> bilmediği en az bilinen Tom Bomba dili ben seviyorum abi falan. <laughs> <Aynen. gülüyor> Elmo ile Kermit'i bekliyorum ben. Ha, Elmo, Elmo birbirimizin favorisi olacak. Valla ben ilginç bir şekilde oyuncuya ben de pedi diyeceğim ama karaktere de Vizer isteyeceğim ya. Çünkü e, şeyden dolayı biraz da Vizeris aslında senin dediğine biraz paralel bütün ilk sezona damgasını vurdu yani aldığı kararlarla sakin bir şekilde. ...damgasını vurdu hem de. Ben o yani. yüzden karakter Viserys diyorum ama kızgınım hala Viserys'e. Hadi iş işte, değil de. Aynen işte bak vizeris <laughs> karakteri... ...belki de koldan bile... E, ...yer yer tahrik eden demeyeyim de... E, ...seyirciye... ...bir şekilde etki eden, seyirciyi düşündürten... ...zorlayan, kızdıran... E, ...en iyi karakterdi bence... ...ilk sezonda aldığı her kararda. Çünkü onun aldığı kararlarda sen de... ...ikilemde kalıyorsun. Bir yandan diyorum ki... yalan adam istediğini sevsin. Bir yandan diyorum ki salak... Yani olan böyle işlemiyor. Sonra diyorum ki oğlum adam Lego'cu lan. Lego yapıyor ne olacak falan diyorum. Sonra <laughs> ne güzel ejderhayı da bırakmış. Böyle kendi halinde yaşamaya çalışıyor ama yaşatmazlar falan diyor. Bir yandan sert kararlar alması lazım. Alamıyor. Alamadıkça başına iş geliyor. İş geldikçe almak zorunda kalıyor falan. Bilmem, bayağı iyi bir karakterdi. Yani i̇lk sezonun en önemli karakteriydi ki son iki bölümde çok terif. Bunu 10 bölüm izleyenler senin kesin burada Kristen diyeceğini zannetti herhalde en iyi karaktere <laughs> ama. <gülüyor> 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 Yok ya kristin kol abi. Crispin. Ama bak Crispin kolu top e koyarım bu arada. Bir yere koymam ama şaka bir yana top e <laughs> koyarım. İlginç. Ben Crispin'i e, biraz zayıf buldum ya. İyi başladı ama İlk... dönüşmesi pek olmadı. Ya dönüştü, daha... dönüştü mü sence Golem'e ya o kadar dönüştü ne yaptı ki bir şey yapmadı şey olarak ne diyeyim siyasi olarak bir bir şey yapmadı yani daha doğrusu bu şöyle gene bu George Martin'in yüzünden oluyor bu şeyin ana hikayede ilk lafı geçtiğinde şey olarak. Kraliçe olacaktı ama Crispin öyle istemedi. Crispin değiştirmeye karar verdi diye geçer. He. Öyle ki ilk kafasındaki taslakta Dance of the Dragons'ı Crispin denilen Lord, Lord Commander bütün her şeyi değiştirmiş olması yazıyordu herhalde George Martin'in. Öyle bir düşündü. He. Sonra her retconda her şeyde Crispin'i biraz daha şey yaptı ikinci karakter pozisyonuna indirdi. Kitapta da... siyasi olarak işte Kingmaker falan ama dizide bir aşamaya daha gittip Crispin'i değil Otto'yu burada. Asıl savaşın mimarı Otto yani burada. Ki daha mantıklı. Sonuçta Crispin tek başına bir adam yani Kingsguard. Otto gibi en güçlü ailenin başındaki insanın mimar olması savaşı daha mantıklı. İşte evet o yüzden biraz zaten. Crispin daha böyle kontrolsüz güç. Bir de low profil ya çok low profil birinin aslında tamamen başkalarının e, oyuncağı olurken yükselmesi durumu da var aslında. Yani bu çok iyi işlendi mi desen evet biraz yarım yırtık işlendi. Honorable Mention'ı da Larissa verelim bari. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada evet, Larissa'da ee, onur ödülünü şey <laughs> <Ödürüyorum biraz>. Creepy. <laughs> Creepiest. Böyle creepy uncle'ların falan olduğu şeyde en creepy olayını level atlatmayı başardı. Bu arada fetişiyle alakası yok creepy. <laughs> Olmasının yani adam direkt canım, creepy. Yok. Matthew Needham böyle <laughs> duruşu falan normalde de tuhaf oğlum adamın. Aile <laughs> pozu vermişler böyle sette. İşte bu da bizim aile falan diye. Orada da böyle manyak gibi duruyor herif yani. <gülüyor> <gülüyor> o Lionel'ın ne diyordu ona bir tane şey var ya tek var ya this asshole falan diyor. <laughs> 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 Çok iyi ya. Herif, <laughs> herif, herif mü müthiş müthiş oynadı ya. Bak bu arada oyunculuk olarak Matthew Needham'a da tabii şimdi biraz o şey rolün avantajı var. Zayıf engelli karakter rolü ya da deli karakter rolü hep böyle rahat aslında ben Çünkü abartabildiğim bir noktası var. Oradan biraz avantaj Rolü iyi oynama avantajı var elinde. Ama e, onun dışında abartmadan bence iyi oynamış. Böyle çok e, delir edebilirdi yani. Oyuncuyamdı yani. Çok büyük oynamaya çalışabilirdi. Hiç o topa girmemiş yani. Çok sakin sakin temiz oynamış Matthew abimiz. Abi evet. Bir Weymouth'la bir Jayce kaldı sanırım. Weymouth oyunculuk açısından benim beğenmediğim. Ha, en kötülere mi geçtik? Bilmiyorum. <laughs> tamam en kötüyü en kötü söyle ne? en kötüler söyle en kötü ne bölüm mü yok oyuncular ya bu kas çok iyi bu arada yani kötü kas saymak çok zor ama evet kötü derken hani ben alışamadım mı ya da bana bir şey vermedi hani ben Wayment'i biraz garip bulmuştum çok böyle Shakespeare'den fırlamış gibi falan konuşuyordu sürekli hep aynı tonda evet. aynı şeyde hani bir gerçek karakter değilmiş gibi gelmişti bana bir de JC çok şey buldu. Bir türlü karakteri biraz arada kaldı. Bir kişiliği oturmadı yani. Hani Luke böyle daha masum. İşte zaten Hightower'ların çocukların hepsi Helena olsun, Aegon olsun. Burada arada Aegon'a da yani harbiden güzel oldu o. Egan, yani tam. daha çok beğendim ben Aegon'ı. Oyuncusu da evet. Bayağı iyi oturuyor. E, Jay... Mesela Aemon'ta oynayan adamın da oyunculuğunu şu ana kadar bilmiyorum. Çok, çok görmedik. Öyle... Hani karakter ilginç gözüküyor diye bunu iyi oyunculuk ya da zannediyen insanlar var. O çok ilginç. Bir de abi adamın görünüşü ilginç yani. Oyunculuk <laughs> harbiden ilginç mi ben emin değilim. Bana pek şey gelmedi ama dediğim gibi Wayman Tipe gelendirici bulmamıştım. Bir de Jace'i zayıf buldum ama belki ikinci sezon değişir Jayce. Biraz daha önemli rol oynar. Bu arada tabii şey nasıl olacak bilmiyorum hani time bir daha zaman atlaması olmayacak dediler. Yok ya artık 3-5 ay falan olur aralarda. Jayce'i oynayan karakter büyüyecek bir, bir anda. 1.5 sene yaşlanmış olacak. Evet. Aynen. Büyüyecek belki daha iyi oyuncu olur o arada. <laughs> İlginç olabilir yani. İlginç bir şey Game of Thrones'da olmadı o. o... Çocuklar daha iyiydi. Evet. Yaşlandıkça oyunculuk şeye gitti hepsinin. Bu arada çok riskli ya zaten ya. Çocuk oyuncu çok Belki, riskli bir şey ya. de gerçi şey. Onların en kötüsü bran zaten ya. Herif evet. direkt odundu yani. Ya ağaç <laughs> olmasıyla bir alakalısız <laughs> ağaç çocuk olduğu için. Ağaç <laughs> çocuk. <gülüyor> ya ben ben kime diyebilirim? Burada bakıyorum kasta bir daha da yani bayağı iyi ya. Ben böyle direkt... Bu arada oldu ya? <laughs> Ha bak onu da ben aslında bölümü konuşurken soracaktım. Westerling'i burada hiç konuşmadılar. Adam öyle bir gitti. Bir Bilmiyorum. Bir gelecek o. Herhalde hanesine falan mı dönecek acaba önce? Başka bir şey mi yapacak? Evin adamı oldu. Evin adamı e, sen oldu. ne yaptın? İstifa ettim geldim Brandy. Ya kendi Onu baristan var. yapacaklar ya. O kesin Rhaenyra'ya da şey yapacak. Bu ya, söylemiyorum evet. bunu çünkü Westerling yok yani kitapta. E tabii yaklaşacak bir şekilde ona. Westerling yani bir kere geçiyor kitapta. O da öldüğü zaman sanırım. <laughs> um, büyük ihtimal baristanımsı bir şey olacak. Bir giriş yapacak sonra. <laughs> Çünkü oyuncu şey olmasa, ünlü olmasa diyeceğim ki saldılar gitti herif. Yo, Ama oyuncu ünlü. Bırakmazlar canım. McTavish'i bırakmazlar. Bir de herif ee, seyirci gözünde de iyi bir yere oturdu şimdi. Onun daha ekmeğini biraz yemeleri lazım ya. <laughs> bir de adam zaten bu kadar olsaydı büyük ihtimal kabul etmeyebilirdi bu şeyi. <laughs> bu ne abi bu? Bütün bölüm arkada evet. dolaşıp sonra bastım çıktım falan diye. O bizim Golden Company komutan olarak e, rolü alan adam vardı ya çok <laughs> ha, evet. <laughs> duvar düştü. <Aynen>. Çöktüydü, öldüydü. <laughs> Aa değil mi? Orada ölüyordu o ya. Lan bak nerede ölüyordu? Hatırlamıyordum onu. <laughs> adam bir gözüktü sonra öldü öbür bölüm. Abi ben galiba Eve Best diyeceğim bu arada. Yani Eve Best'e çok böyle bilenmişim ya da çok kötüymüş diye değil de bir şekilde oyunculuğunun son özellikle iki bölüme hiç oturmadığını düşünüyorum ya. Yani. Ee, Renis'te. Hatta bu geçen benim yayında şey dedim. Keşke Laura, Laura Dern oynasaymış Eve Best yani. De. Laura Dern müthiş bir oyuncu bence. Acayip otururmuş buraya yani. Ama tabii önceki bölümlerde de çok rolü yoktu yani. Ondan da bir şey diyemiyorum. Bence karakter kitaptakinden farklı yaparak ki dizinin başarılı olduğu çok örnek verdik. Bu da dizinin bence başarılı olamadığı bir örnek. Renis mi? Karakteri bir yere vardıramadılar. Karakter ne istediğini bilmediğimiz, neydiği belirsiz bir şey haline aldı. Um, bu saatten sonra da düzeleceğini zannetmiyorum maalesef. Ya şu beni biraz korkutuyor. Renis karakteri üzerinden gereksiz bir suspicion mı yaratmaya çalışıyorlar? Yani şimdi en yakınlarında anlaştılar. Tabii şimdi bak Game of Thrones alışkanlığıyla şuna çok hazırız. Ailelerden biri satacak. Biri son anda satacak. Belli Ya da biri hiç beklemediğimiz biri destek olacak. Bunlar hep beklenen şeyler. Renis çok yakınlarında bir şekilde Renira ile yakınlaştı. E, müthiş böyle yani yakınlaş derken, böyle kuvvetlendir anlamı değil de bu durumda yakınlaştı. Koris'i ikna etti falan. Renis şu anda böyle seyircinin gözünde dizinin en rahat sunabileceği ve en rahat gizleyebileceği böyle e, gerginliği yaratabilecek o stiffness'ı yaratabilecek karakter gibi oldu. Bunu oynayabilirler diye bir korkmuyor değilim. Oraya da çok oturmuyor çünkü kafamda ne yöne gitse biraz şey karşılayacak gibi. Değil mi? Bir, bir şekilde patlayacak. Bir şey anlamadım ben ne istediğini karakterin. <laughs> um, bazen çok derin çok çünkü her karakter de artık böyle onu da biraz götünden anlıyor bazı insanlar. George Martin'in dünyasında siyah beyaz karakter yoktur falan diye. Değil <laughs> abi böyle. Um, Martin'in dünyası gerçek dünyaya yakın o yazılmaya çalışan bir dünya. Yani gerçek dünyada olduğu gibi şeytani karakter de var, çok iyi insan da var, çok onurlu insan da var. Ama geneli karakterlerin bir noktada yani siyahla beyaz arasında bir grinin tonu şeklinde. Ya da değişken Ama işte, aynen. Yok aynen. demek değil yani. Tabii. E şimdi bu Rainis e de işte savaşçı prenses Gaz yapmayalım, biraz daha ortaya getirelim derken kaybetmişler. Um, önemli değil. Reynis o kadar da şey değil. Kritik. Senin dediğin gibi biraz Joker olmuş. Bu aradan sonra nereye götürsek bu. <laughs> <kadar var. gülüyor> Aynen. Nereye atsak e, yapıştırabilirler. Okey. Var mı ekleyeceğim bir şey? Bitirdik sezonu. Bu bölümde de 3 saat 42 dakika. Yine rekor mu kırdık? Bilmiyorum artık. Yani kır kırdık evet, Bu bölüm inşallah... Ben değildir bütün. Ya biraz oldu evet aralarda. Takıldı. <laughs> ya aralarda <laughs> biraz oldu da artık ona da yapacak bir şey yok ya. Dert değil o kadar merak etme yani. O kadar da idare etsinler yani. Bir şey olmaz. Yok eğer ım, bilmiyorum artık bu konuyla ilgili başka konuşacak bir şey kaldı mı da. Kalmadı ya artık bitti. Yorulduk hmm. bir daha abi. Yani bak son üç bölümdür, üçer saat, üçer saat konuşuyoruz. Bence yorulduk biraz. <laughs> Aynen. Zaten bu bir daha bunu konuşacaksak bir daha dizinin ikinci sezonun başlamasına yakın konuşuruz belki Tabii. başlamadan önce. Bir şey yaparız. Çıkıp, evet. Aynen. Bir summary videosu yaparız üstüne üstüne çıkıp belki birazcık ortaya fikir atarız falan. Öyle bir şey olabilir. Yani bir buçuk sene sonra falan görüşeceğiz bundan sonra. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama dediğim gibi yani başka bir yayın yapma fikrimiz var. Ee, onu netleştirelim açıklarım zaten. Şey geliyor. Kurtlar Vadisi. <laughs> Kurtlar Vadisi incelemesi yapıyor. Şey yani o? <laughs> ee, Osmanlı dizinin adı neydi abi? Ee, muhteşem yüzyıl öyle bir şey ha. bölümler var çok uzun siz onu daha da uzatırsınız yazmış diye ya birisi evet, öyle. 3 saatlik bölümde 10 saat video yaparız abi onları da inceliyorlar böyle Aa, <laughs> neyse artık, dizi konuşmayız artık başka şeyler konuşuruz yemek programı yaparız belki neyse <laughs> o zaman öpüyorum herkesi kendinize iyi bakın ee, val, 10 bölüm bitirdik kıl olduysanız ki başta biraz şey oldu e, ama sonra gördüğüm kadarıyla herkes çok mutlu oldu. Abi çok gülüyorsunuz. Çok boş yapıyorsunuz da. <laughs> beşinci bölümden sonra böyle şey. Abi komiksiniz aslında falan gibi oldu. Olabilir. Belki de boş yaptığımız da çok olmuştur. Ya yani. Çok cıvıttığımız bölümler var. Hiç cıvıtamadığımız evet, bölümler evet, var. Yani. öyle nasıl geliyorsa öyle abi. Şey değil ki böyle, oturup böyle esprileri yazmıyoruz şeyden önce. Çok yani. komik olup evet. diye falan olmuyor yani. Evet. Komik bir şey görünce çıkıyor işte öyle. Tabii Çok, tabii. hani böyle planlı oturup böyle saatlerce plan yaptığımız bir şey değil böyle. 15 dakika ne yapıyorsun abi iyiyim abi. Girelim mi girelim, girelim deyip girdiğimiz bir şey Aynen. yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadar planlı gitmediğimiz bir programdı. O yüzden hani üzüldüğünüz, kılı olduğunuz şeyler olduysa kusura bakmayın. Sevdiyseniz de bekleriz her zaman. Kapımız açık. Haydi görüşürüz. <laughs> bekleriz. Atlayın gelin buralara. Gelin. Ee, kahvemizi için. <laughs> Haydi bay bay.